Değerli Vav TV izleyenleri, Doğu'dan Batı'ya tarihten merhaba. Bu hafta çok benim önem verdiğim bir konuyu konuşacağız. Türk İslam medeniyeti ve bunun içerisinde gelişen Türk İslam edebiyatı. Çok değerli iki konuğum var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta, kadim dostum. Bu programda ikinci kez konuğum oluyor, sağ olsunlar. Bir de benim de vaktiyle personel olmaktan gurur duyduğum, ders vermekten gurur duyduğum Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Dursun Ali Tökel hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkür Aydın hocam, ederim. Siz de hoş geldiniz. Unutmadan söyleyeyim. Bugün İslam medeniyeti, Türk İslam medeniyeti, Türklerin İslam medeniyetine katkıları, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran bağlamlı geniş bir alanı kapsayan konudan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak malumunuz tam bir yıl önce Ayasofya asli vazifesine döndürüldü. Ben geçtiğimiz sene başka bir televizyon kanalında, başka bir programdaydım. Ve o zaman henüz Ayasofya'nın öncesinde, yani açılma, camiye çevrilme aşaması vardı ve o zaman da konuşmuştuk. Benim bu konulara yaklaşımım, beni tanıyanlar bilirler zaten, ibadethanelerin asli vazifesiyle hareket etmesi yönündedir. Evet. Doğal olarak da Ayasofya'nın cami haline dönüşmesinin birinci yılını biz de bir kez daha kutlamış, tebrik etmiş olalım. Evet. Sizlerin de söyleyeceğiniz varsa bu konuda gönül rahatlığıyla fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Zaten İslam medeniyetinde de bu var hocam. Başından beri eğer bir yer ibadethane ise, yani din değiştirse bile kilise ise cami olarak devam ediyor. Cami ise kilise olarak devam ediyor, evet. Ama bu algı her zaman var. Yani dolayısıyla asli vazifesinde olması kadar doğal bir durum yok. Tabii hocam, ben de şimdi şöyle demek isterim. Böyle bazen işte Üsküp'e gitmiştik bir seferinde. Üsküp'te Evliya Çelebi'ye göre, yani abartabilir ama 125 tane cami ve mescit saydım diyor Üsküp ve civarında. Biz Üsküp'e gittik, yaklaşık 4 tane cami bulduk orada. Yani gerisi hep yıkmışlar, malumunuz işte bombalanmış, yıkılmış. Yani gerçekten bizim medeniyetimizin, ben her zaman hani takdirle karşılıyorum diyelim. Yani mabedi yıkmıyor, camiye çeviriyor. Yani, tabii ki. Kardeşim sen de hepsini camiye de niye... değil hocam aslında. Yani, hepsini değil. Hani bir yani çevirse. Mesela Ani Harabeler'ine gitmiştik, hatırlar. Orada da bizim Ani Harabeler'inde mesela oraya Osmanlı, Selçuklu, siz daha iyi bilirsiniz, yüzlerce hükmetti. Bütün kiliseler duruyor orada. Evet. Ama camiler hep yıkılmış, bombalanmış, devrilmiş. Hocam şöyle gidebiliriz. Enteresan. Mesela biraz hızlı giriş oldu ama güzel oldu. Estağfurullah. Yani bu Ayasofya şeyine söyledim. Tabii. Yani ben şöyle bir soru benim aklıma geliyor aslında. Şimdi biz Selçuklu örneğinde de, Osmanlı örneğinde de devletin, Müslüman bir devletin kilise inşa ettirdiğini, evet, ya da farklı dinler için mabet inşa ettirdiğini görüyoruz. Evet. Ama mesela bir Avusturya Macaristan İmparatorluğu olsun ya da farklı işte Roma, Bizans'ın gerçi İstanbul'daki cami hikayesi var, biraz farklı sahiplerle gelişmiş olsa da bir Müslüman mabedi inşa ettirdiğine çok fazla şahit olmuyoruz. Evet. Bu ince bir çizgi ve ince bir estetik aslında. Evet. Gözden kaçırılmaması gereken bir o estetik. O kabulle alakalı herhalde. Zaten gelirken hocamla konuşuyorduk. Hani biz mesela bütün peygamberleri, bütün şeyi kabul ediyoruz. Son dinimiz. Ona göre de hepsine bir saygı duyuyoruz. Dımaş'taki mesela Emevi Camii'ni buna örnek verelim. Aynı şekilde Ayasofya'yı yine örnek verebiliriz. Bizim mentalitemizde bu var. Bir anlamda belki biraz da hakimiyet sembolü olarak da görüyoruz. Oradaki hakimiyetin bir tecellisi olarak da görüyoruz ama evet. Diğer taraftan dediğin gibi hocam, mesela caminin yerinde yine aynı şekilde adamlara kilise de inşa etmişiz. Kutalmışoğlu Süleyman Şah zamanında mesela Antakya'ya ele geçirdiğinde iki tane kilise inşa ettiriyor. Tabii. Evet. Yani bundan yani kaçınmıyor. Büyük kiliseyi camiye çeviriyor ama ardından da tebaası mağdur olmasın diye iki tane yeni kilise inşa ediyor. Hocam, çekilen yerlere bakıldığınız zaman o ani harabelerini, yani ben gerçekten hayret etmiştim. Orada malumunuz işte Gürcü kilisesi, Ermeni kilisesi, kiliseler olduğu gibi duruyor. Hatta ateşkede bile duruyor malumunuz. Ateşkede bile bozmamışlar, duruyor.
Ama bir mescit var. İşte biliyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz. Yani rivayete göre Türkçe Anadolu'ya girdiği zaman ilk yapılan cami de orada. O an harabelerinde öyle demişlerdi bize. Ama o cami yıkılı, harabe, minaresi devrilmiş. Avrupa'da bu daha fazla hocam. Ben evet. Tekkeleri işte Yunanistan ve Bulgaristan'da bugün değil kalan mi? Bazı tekkeleri çalışmıştım. Özellikle Yunanistan'da Kızılderi Tekkesi, onun camisi uzunca bir süre ciddi anlamda tahrip ediliyor. Ahır olarak kullanıldığı zamanlara da şahit oluyoruz. Evet. İnsan bunu düşündüğü zaman Aydın Hoca'nın dediği husus aslında gündeme geliyor. Yani bu hale getirip insanları ve inançları tahkir edeceğinize inanç ibadethane haline dönüştürün. Tabii. Bu daha iyi, daha makul, daha anlaşılabilir. Evet, ben de onu diyorum. Yani işte kiliseyi biz cami yaptık diyelim bir kısmını ama hiçbirini bombalayıp yıkmıyoruz yani. Merzifon'da Gümüş Hacıköy bilirsiniz. Gümüş nahiyesi var. Orada bir Osmanlı şehirlerinden birisi orası. Malum Gümüş Yatakları. Orada çok güzel bir cami var. Fatih devrinden kalma muazzam. Bir de yukarıda camiler var. Şimdi restore edince açığa çıktı. Aynı Ayasofya gibi kubbelerinde her tarafında resimleri var, suretleri var. Hocam bu arada gösterdiniz. Bizim Ayasofya Vav TV'nin stüdyosunun konsepti ilk kurulduğu zamandan itibaren işte Ramazan ayı ile birlikte başladı. İşte 4 ay falan oluyor. Tam bu Ayasofya konsepti üzerine inşa edilmişti. Evet, yani şu an böyle bizim konsept olarak baktığımızda Ayasofya içindeki bir kürsü gibi oluşuyor. Ya da bu kanaldaki, Vav TV'deki programların hemen hepsi hocam, öyle. O camide işte restorada ortaya çıktı restorasyonda. Bütün kubbelerinde, sütunlarında, işte Meryem suretleri, İsa suretleri, bütün suretleri duruyor. Onu bakın yıkmamışlar. Böyle alçıyla, sıvayla kapatmışlar. Kazınca açığa çıktı. Şu anda perdeyle kapatıyor, namaz gelmiyor. İstanbul'daki bütün camilerde hemen hemen vardır. Var, yani kiliseden çevrilme bütün yani camiler. Yani bu Kariye bunun en güzel örneklerinden evet. Birisi. Yani Hadım Ali Paşa zamanında işte onun talebiyle aslında camiye tahvil ediliyor. İkinci Beyazıt döneminin devlet adamı, vezirazamı. Ama bugün gittiğinizde hiçbir motifine ki süsleme konusunda, bezemeler konusunda İstanbul'un en eşsiz yapılarından birisi biliyorsunuz. Hiçbir şeyine dokunulmamış. Yani. İşte Ayasofya'daki o serafin melekleri var. Tabii hepsi. Yani yukarıda imparatorlar var. Yani devlet şunu düşünebilir siyaseten, hadi melekleri daha kutsal kabul eder, onlara dokunmayabilir ama selefi olan ve aslında cihat politikasını karşısında inşa ettiği bir devlet var, bir yapı, bir Bizans. Bu Bizans imparatorlarının ve imparatoriçelerinin ikonaları var. Onlara bile dokunmuyor devlet. Bu biraz zihniyet, biraz mantalite meselesi. Bu da bizim medeniyet tarihimizin genetik kodlarıyla alakalı. Yani ben böyle planlamamıştım programa girişi ama daha güzel bir giriş oldu açıkçası. Hatta Enrico Dandao'nun mezarı veya ne diyelim şeyi bile orada üst katta. Atla girmiş. Evet. Şimdi bir Fatih'in Ayasofya'ya girdiği zamanki tavrına ve tarzına bakın. Evet. Bir de Dandolo'nunkine bakın. Hocam işte orada Niketas Konyates diyor ya, İsmailoğulları bile size Kudüs'ü aldın da bunu yapmadı diyor. Ama siz diyor burayı aldınız. Ayasofya'da işte affedersiniz dansöz oynattınız. Atla girdiniz. İnsanlara tecavüz ettiniz ve yağmaladınız. Adam 20 sayfa boyunca kitabında İstanbul'a ağıt yakıyor. Evet. Mezhebi taassubun geldiği nokta aslında. İşte. Uç noktaları. Yani biz hocam hamdolsun mabet yıkan ve yakan bir medeniyetin müttesibi değiliz hocam. Mabet, Allah aşkına. Mabet dediğimiz... Mabet merkezi konuşuyoruz. Mabet merkezi gittik. Ben de programı şöyle başlatayım isterseniz. Bunun üzerinden devam edelim. Şimdi İslam pek çok özellikle müsteşrikler biraz da kasıtlı olarak İslam dinini eleştiriyorlar. Savaşçı bir din olarak görüyorlar. Bazen barbar bir din olarak görüyorlar. Medeniyete ciddi katkı sağlamadıklarını düşünüyorlar. Ben açıkçası aksini bildiklerini düşünüyorum. Yani Batı dünyası çok iyi okuyor, kesinlikle, literatürü tabii. Görüyor. Şimdi bir Abbasi kültürünü gördüğünüz zaman, bir Alevi kültürünü gördüğünüz zaman, Selçuklu'yu ve Osmanlı'yı saymıyorum bile, gördüğünüz zaman İslam'da bir medeniyet yoktur fikri ciddi bir iftira haline dönüşüyor. Diğer taraftan, çok özür dilerim, yani şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi İslam'ın kendi kökünde, mesela Yesrib şehri, şehir anlamında Medine ismini alıyor İslam'la birlikte. Hatta şöyle ifade edeyim ben,
Hazreti Peygamber için hicretten sonra Medine'de yaptırılan bina, muhteşem bina, bizim hem yönetim merkezi hem medeniyet merkezi olarak gördüğümüz Mescid-i Nebevi, üç kısımdan meydana geliyor. Bence bu bizim İslam medeniyetinin çekirdeğini, özünü oluşturan bir yapı. Nedir bu kısım? Bir, ibadethane, yani Allah'la bir arada olma, ümmetin bir arada olması, elçilerin kabulü, yani bir devlet yönetim mekanizması, sistemin işletildiği idari bir mekanizma, ama bu dinsel çerçevede gerçekleştirilen bir mekanizma. Bu biraz Hazreti Peygamber'in peygamberlik vasfıyla da alakalı bir durum. Ama diğer taraftan baktığınızda hane, yani aile, yine sistemin, kurumun temeli, medeniyetin temeli, işte haremi orada. Üçüncüsü eğitim. Yani suffa dediğimiz, evet, alan bence medeniyetin, İslam medeniyetinin temellerinin atıldığı bir alan. Bu yani cami ve caminin eğitim kurumu olarak faaliyet göstermesi hususu yüzyıllar boyunca, orta çağ boyunca devam etti. Yani camilerde ders halkaları oluşturuldu, tabii, hocalar bağlamlı, halkalar buralarda oluşturuldu. Medrese şehirler, yine bunun bir parçası. Cami merkezi kuruldu. Mesela sahn-ı seman medreseleri diyoruz. Fatih dönemi için ya da Süleymaniye medreseleri, Kanuni dönemi için. Hı hı. Bu sanki bugünkü o tevhid-i tedrisatla birlikte ayrıştırılan özden farklı, ana merkezden kopmuş bina sistemi değil. Sahn-ı Seman'da da ya da bütün İslam devlet geleneğindeki medrese sisteminin içinde mescit, ibadethane, hı hı, beyni oluşturuyor. Onun etrafında bir külliye dediğimiz konsept meydana geliyor ve bunun üzerine inşa ediliyor. Bu bağlamda şu soruyu sorabilirim, ortaya sorayım ve bence her iki hocamız da fikrini beyan etsinler. İslam ve medeniyet kavramlarını yan yana getirdiğimizde ne anlamalıyız toplum olarak? Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi az evvel girişte de söyledik ya, şimdi hocam bence şöyle bir kavramlar meselesinden ben bir girmek isterim meseleye. Şimdi biz bugün medeniyet kelimesini yani Tanzimat'tan beri kullanıyoruz. Daha öncesinde bu kelime yok malumunuz. Mesela kültür kelimesini Tanzimat'tan beri kullanıyoruz. Daha öncesinde bu kelime yok. Dolayısıyla ben şimdi şunu düşündüm. Yani medeniyet kelimesi yokken Osmanlılar'da acaba hangi kelime kullanılıyordu? Yani bu kelime yoktu hocam. Çünkü Fransızcadan yani bu sivilasyon civilization Fransızca sivilasyon kelimesinin karşılığı. Sivil de Latince şehir demekti. Dolayısıyla Avrupalılar da bunu 18. yüzyılda üretmişler zaten. Daha öncesinde o da yok. Latinceden almışlar, sivilizasyon diye üretmişler, şehirleşme diye. Tanzimat'taki aydınlar da bunu nasıl çevirelim? Medine kelimesinden türetmişler Medine diye. Tabii daha eskiden temettün kelimesi var ama türetmişler. Dolayısıyla şimdi medeni kelimesini ben biraz şeye baktım da, eski bizim Osmanlıca sözlüklere baktım. Mesela medeniyet kelimesini tabii uygarlık diye vermiyorlar. Bunu daha çok şey olarak veren, nezaket, kibarlık, asalet gibi kelimelerle karşılamışlar. Osmanlı sözlüklerine baktığımız zaman bunları görüyoruz. Hatta birkaç tanesini böyle almıştım yanıma. Mesela medeni kelimesini Osmanlı sözlüklerde munis edeplü diye vermiş. Yani ağırbaşlı, evet, ağırbaşlı, nezih, efendi, edep kibar, sahibi. Yani kibar. Hatta bugün biz bile öyle kullanıyoruz. Çok medeni bir insan diyoruz mesela. Bunun şehirli bir alakası yok. Medeni bir insan. Bunun karşısında ne var? Bedevi bir insan var herhalde. Yani çöldeki bir insan kaba tipi var. Yani kaba, saba bir insan tipi var demektir. Şimdi dolayısıyla hocam, İbn Haldun'un ayrımına da buradan geliyoruz işte. Evet. Şimdi yani malumunuz Cemil Beres'in çok güzel bir ayrımı vardır. Der ki Doğu irfan kültüründen gelir der. Batı kültürden gelir der. Yani kültürün karşısında irfanı koyuyor. Medeniyetin karşısına Ümran'ı koyuyor biliyorsun Cemil Meriç. Yani Ümran'dan uygarlığa diyor ya. Hı hı. Ümran vardır bizde diyor. Medeniyet yoktur. O kelime bize ait bir kelime değil. Şehirleşme anlamına. İrfan vardır. İrfan da üç ayağı vardır diyor. Doğu için. Birisi imandır. İşte birisi ahlaktır. Birisi edeptir falan böyle şeyler söylüyor. Şimdi ben şuradan hocam söylemek isterim. Biz hangi kelimeyi bana sorulsa, yani din konuşalım.
medeniyet konuşalım, kültür konuşalım, eğitim konuşalım. Ben şuna bakıyorum. Bütün bu kavramlar, insan varsa vardır, insan yoksa yoktur. Ya dini konuşacağız. Ya aslında insanı konuşuyoruz yani. Çünkü din insanlara geldi, insana dine gelmedi yani. Şimdi, hocam dünyanın yaratılışının bile anlamının insan olduğunu söyleyen pek çok alim var. Evet. Şimdi dolayısıyla biz medeniyeti konuşuyoruz. Şimdi şu var. Merkeze insanı aldığımız zaman konuştuğumuz bir şeydir medeniyet. Dolayısıyla ben İslam ve medeniyet diyorsam İslam ve insandım diyorum. Yani İslam'ı insana bakın. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor muydu? Ben diyor yeryüzünde bir halife yaratacağım Allah. Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor zaten. Evet. Yani Allah'ın halifesi. Evet, meleklere bunu söylüyor. Yani şimdi dolayısıyla İslam'la medeniyet dediğimiz zaman konuşacağımız şey Hristiyan ve işte medeniyet dediğimiz konuşacağımız şey Hristiyanlığın insana bakışı, İslam'ın insana bakışı. Şimdi medeniyet dediğimiz ve insan çerçevesinde geliştirdiği yapılar mesela evet. Binalar, kurumlar şimdi vesaire. Bunun bir soyut tarafı var, bir somut tarafı var. Şimdi soyut tarafı daha çok kültürle bağdaştırıyoruz. Somut tarafını işte medeniyetle baş işte medeniyetin ayakları var. Mimari diyoruz. Müzik diyoruz, edebiyat diyoruz, sanat diyoruz gibi şeyler var. Haliyle şimdi ben şuna bakıyorum hocam. Yani çok basit bir şey düşünüyorum. İslam ve medeniyet dediğimiz zaman veya İslam ve din, İslam ve kültürü konuşsak, İslam ve eğitimi konuşsak, İslam insanı merkeze alan bir sistemin adıdır. Zaten tasavvuf hocam, dediğimiz kurumun özü bile insanı kamil yetiştirmek değil midir? Evet, evet. İslam insanı merkeze alan bir yapıdır. İslam medeniyet dediğimde ben insanı merkeze alan bir yapıdan konuşuyoruz demektir. Şimdi ben böyle düşünmek isterim. Ve böyle gelmek isterim. Orada da ne Hristiyan ne Müslüman ne Mecusi ayrımı yapıyor. Hepsinden istifade ediyor bir şekilde. Hepsini kucaklıyor. Öyle veya böyle. Onu diyeceğim hocam. Dolayısıyla insanı merkeze almak demek kendi insanını merkeze almak demektir. Gerçekten insanı merkeze alıyor. Ve insanı kategorize ediyor. Mesela mabetleri kategorize ettiği gibi alıyor ve insana hürmet ediyor. Bak, insana hürmet ediyor. İslam medeniyetinin en merkezi, şimdi biz de mesela şunu konuşabiliriz en basitinden. Siz de iyi bilirsiniz hocam. Mesela Osmanlı medeniyeti, Osmanlı kültürü diyelim konuştuğumuz zaman şunu söylememiz lazım. Bu bizim medeniyetimizin en büyük özelliği insanı yaşat ki, değil mi hocam? Devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki sistem yaşasın. Evet, Şeyh Edebali'ye atfedilen bir sözdür. Osmanlı kuruluşunun temel düsturu, hatta bugünkü gençlerin deyimiyle mottosu kabul edilir. Ya bu cümle hocam, bu cümle gerçekten. Mesela ben şimdi Dede Korkut'a bakın. Dede Korkut hikayelerini inşallah vakitimiz olur konuşur. Şimdi Dede Korkut hikayelerini okuduğunuz zaman hocam şunu görüyorsunuz. Mesela bir insanın bir ihtiyacı var. Mesela çocuğu olmuyor birinin. Malum işte o boğaçan hikayesinde olmuyor. Veya birisi bir şey elde etmek istiyor. Hep şu söyleniyor hocam. Diyor ki ona, sen bir şey elde etmek istiyor musun? Zenginleşmek mi istiyorsun? Çocuk mu istiyorsun? Makam, mevki, neyse itibar mı istiyorsun? Ona şu deniyor. Diyor ki, açı doyur. Çıplağı giydir. Yoksunun elinden tut. Mesela. Dediği bu hocam. Vakfiyelerde de bunun tam karşılığı var işte hocam. Daha somut. Adam işte atıyorum Necmettin Torumtay. Ya da Şemsettin Altunaba ya da Karatay, Celaleddin Karatay. Evet. Vakfını yaptırıyor, medrese yaptırıyor, cami yaptırtıyor, tekke yaptırtıyor. Ve daha geri gidemiyor muyuz hocam? Gideriz tabii ki. Bilgekan. Karahanlı döneminin vakfiyeleri var. Bilgekan, Karahanlılar. Bunu yaptırdığı zaman temel şart olarak açların doyurulması, kimsesizlerin ev bark sahibi yapılması, efendim çıplakların giydirilmesi. Tabi bunun kökü yine bizim kendi medeniyetimizde hocam. Peygamberimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Hocam işte onu diyeceğim. Şimdi bakın mesela insanı merkeze koyuyor. İnsanı işte kafir, müşrik diye bir kategorize etmekle beraber insana saygı duyuyor. Hürmet ediyor. Şöyle bir şey. İşte efendim onları bir takım vergiyle, cizreyle şunla bununla bağlıyor ama onu yok saymıyor. Şimdi bunun karşısındaki şeye bakalım. Mesela bu Cervantes Enstitüsü vardır. Hala da dünyada aktif. İspanya kültürünü. İspanya'da aktif. Mı? İspanya. Hayır, dünyada 40-50 ülkede var. Cervantes Enstitüsü, Goethe Enstitüsü gibi İspanya kültür edebiyatını yaymak için kurmuş vakıf. Bu vakfın İstanbul'u bir Türkiye başkanı bir konferansa çağırmıştık, gelmişti. Onunla konuştuk. Bak bize dedi ki, hiç unutmuyorum. Arkadaşlar dedi, Don Quixote dedi, insanlık Osmanlı'ya borçludur.
kolunu kesmiş zaten. Hocam bak doğrudan bu sözü söyledi. Biz şimdi ne alakası var dedik. Dedi ki hocam Don Quixote basit bir şeydi. Don Quixote modern çağı başlatan yani Descartes gibi önemli bir metindir. Ve modern edebiyatı başlatan romandır o. Yani insanın merkeze alındığı bir edebiyat. Neyse. Şimdi çünkü dedi şöyle Osmanlılar yapılan bir savaşta malumunuz Don Quixote Cervantes savaşa katıldı. Ve işte hatta kolu yaralandı. Daha sonra esir düştü Osmanlılara. Bu Cezayir Fas tarafında hapse atılıyor. Oradan diyor 3 defa kaçtı dedi. Bakın 3 defa kaçtı. Üçünde de Osmanlı bunu yakalayıp geri hapse atıyor. Halbuki Osmanlılara kural var. Bir defa kaçarsa ikinci sizi vururlar diyor. Ya asarlar. Bu her sefer yakalamışlar, iade etmişler. 5 yıl sonra serbest kaldı Cervantes ve geziyor hocam. Cezayir, Tunus oraları. Bir bakıyor ki ya cami açık, kiliseler açık, havralar açık. İnanılmamış Cervantes. Çünkü kendi ülkesinde bırakın başka mabetleri diyor. Hristiyanlığın kendisi Katolik olduğuna göre diğer mezheplerine izin verilmiyordu diyor. Çok şaşırdı ve dönüşte işte hocam yazıyor. Osmanlı'yı öven pek çok eser yazmıştır. Ama dedi adam hiç unutmuyorum. Bundan hiçbir Türkçe çevrilmemiş dedi hocam. Çoğu çevrilmiyor hocam. Yani işte o insana olan saygıdan bakış açısından bahsediyoruz ya hocam. Evet. İşte Endülüs medeniyetinin mesela Avrupa'nın oradaki medeniyete, oradaki İslam eserlerine olan bakış açısı. Hı. Ve bizim işte ele geçirdiğimiz Ayasofya'daki olan bakış açımız. Ya bu ne kadar farklı. Heh, işte hocam. Yani mesela orada 1492'de tamamen Müslüman hakimiyeti sona eriyor. Ama ondan sonra 1492 ikinci ilginç bir tarihtir ama. Evet. Yani Amerika'nın keşfi yani, aynı zamanda Endülüs'te İslam Granada'nın düşüşü. Granada'yı düşürenler Ferdinand ve Isabella Kolomb'un da aynı zamanda hamisi. Aynen öyle. Yani orada bitirdikten sonra bile yani ne kadar Müslüman İslam eseri varsa yok etmeye çalışmışlar. Hani mimari anlamda oraya bir Hristiyan sembolü koyuyorlar. Minarelerin üzerine işte haçlar evet, evet. yerleştiriyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ama bir şekilde yok etmeye çalışmışlar. Biz ne yapıyoruz? İşte Ayasofya örneğini verdik mesela evet, baktığımızda. Evet. Yukarıda Bizans imparatorlarının ikonaları var. Venedik Doçu'nun mezarı orada. Biz yine burada mesela baktığımızda yine her şekilde saygı duymayabiliyoruz. Veya geçelim diyoruz ya hani biz barbarız veya işte medeniyet oluşturamadık. Ha, bu algı ama. Algı. Barbar peki, falan değiliz. Avrupa'nın hani medeniyet açısından en fazla dikkat çektiği şey nedir? Eski Yunan medeniyeti. Evet. Değil mi? Nereden eski Yunan. Biraz? Onu nereden öğrendiler? İşte eğer Müslümanlar olmasa belki onu da öğrenemeyecekler. Yani şöyle Ramazan Hoca'nın ikimizin de hocası. Hı hı. Ramazan Şeşen Hoca'nın çalışmalarını, tercümelerine baksınlar. Ya da Fuat Sezgin Hoca'nın o meşhur gasını Türkiye'de yaşayan arkadaşlar için, meraklılar için söyleyeyim. İSAM'a gidin, üçüncü kata çıkın. Kocaman bir bölüm var. Sağ ciltler dolusu. Sağ evet. tarafta kapıdan girince sağda. Ciltler dolusu. Fuat Sezgin'in o muhteşem dizisinin tamamını göreceksiniz. İslam medeniyetinin somut mirasıdır bu. Kaldı ki hepsi değil. Bunun dışında tarih var, edebiyat var, sizin bahsettiğiniz irfan metinleri var. Dede Korkut böyle, Yusuf Has Hacib'in kitabı Kutadgu Birik böyle, Divanı Lügat-ı Türk böyle, Yesevi'nin Divanı Hikmeti böyle ve o kadar çok metin var ki daha gün yüzüne çıkmamış sadece edebiyat bölümlerindeki hocalarımızın o sanki dil özelliklerini hazırladıkları doktora ya da tez metinleri olmaktan öteye geçmemiş. İçerisinin, içeriğinin, muhteviyatının yeterince analiz edilmediği, bu adam bize ne söylüyor diye tam olarak anlaşılmadığı çok fazla metin var. Mesela bir çok özür dilerim, sözü evet. vereceğim. Akşemseddin'i düşünün. Bir mutasavvuf. İnsanların bugün toplumda Akşemseddin dediğimiz zaman insanların aklına ne gelir? Hemen ben size basit bir şekilde söyleyeyim. Yanlış bir bilgi olarak çalışma alanım olduğu için söylüyorum. Hı. Fatih'in hocası. Tamam. Halk arasında kabul. Bunu kabul edelim. İkincisi İstanbul'un fethi. Ama Akşemseddin'in bir müderris olduğunu, hocası Hacı Bayram Veli'nin bir müderris olduğunu, onun hocası Somuncu Baba'nın o biz hep menkıbeleriyle evet. görürüz bir müderris olduğunu, Akşemseddin'in talebelerinin tamamının müderris olduğunu kimse bilmez. Tıbba dair Osmanlı dönemindeki en ciddi çalışmaların Akşemseddin tarafından yapıldığını kimse bilmez. Dahasını söyleyeyim, Osmanlı tarihinin en büyük hattatlarından bir tanesinin, Hamdullah Efendi'nin
ya da en büyük ediplerinden bir tanesinin, edebiyatçılarından, şairlerinden bir tanesinin Akşemseddin'in oğlu olduğunu kimse bilmez. Evet. Yetiştirdikleri evlat. Evet. Bu bir silsile aslına bakarsanız. Bir basit örnek söyleyeyim ben size. Akşemseddin'in talebesi İbrahim Tennuri, Kayserili. Onun talebesi Şeyh Muhyiddin Yavsi. Şeyh Muhyiddin Yavsi'nin oğlu Ebu Suud Efendi. Bu bağlantıyı kimse bilmez. Sisteme baktığınız zaman Osmanlı hukuk sisteminin, Osmanlı bürokrasisinin beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Osmanlı'yı daha sofistike ya da daha mutasip hale getirdi de diyebilirsiniz. Bu başka. Ama sonuç itibariyle sistemin teslim edildiği bir kişinin bu gelenek üzerinden yetiştiğini görüyorsunuz. Bu bir tesadüf değil. Yani pek çok insanı biz tek bir boyutuyla, tek bir yönüyle görmeyi tercih ediyoruz ki bunun çok daha eski örnekleri fazla. Aydın Hocam'ın sözünü çok kesmiş oldum. Mesela yine benzer bir örnek vereyim. Hazreti Peygamber'e de aynı bakıyoruz. Bir peygamber din yayıcısı ama Hazreti Peygamber'in orada komutanlık yönünden tutun ekonomisi yönüne kadar birçok farklı özellikleri var. İnsanlara biraz daha farklı açılardan bakmak lazım. Hocam mesela işte söyledi, ben gene o şeyden gideyim. Müslümanın Hristiyan'a veya Hristiyan'a Müslüman olan bakış açısı. Evet. Bir zımme evet. anlayışımız evet. var mesela. Biz her şekilde saygı duymuşuz. Hatta ve hatta ki tercüme için savaş tazminatı olarak kitap almışız. Evet. Avrupa bunlardan öğreniyor daha sonradan. Mesela Hristiyanlığın girmesiyle beraber Avrupa'da eski Yunan tamamen yok sayılmış. Pagan kabul edilmiş, adamlar sürülmüşler. Nereye? İran'a. Memnun ise işte bir oradan geliyor. Metni evet. okuyabilmek için, bir antik Yunan felsefi metni okuyabilmek için Bizans'a savaş açmakla tehdit eden bir kitap müptelası. Bizans'ın ünlü matematikçisi var, Leon. Onu bana gönder diye Teofilos'a haber gönderiyor. Tabii Teofilos'a adam değerli göndermiyor ama hani aradaki o ilim aşkına ama onu verilen biliyor. Değere bir bakın. Biliyor değil mi? İşte. Hocam o yüzden şimdi ben soruyu şöyle bir bağlayıp bana sorula şöyle düşünüyorum. Yani biz herhangi bir kavramı, herhangi bir meseleyi konuşuyorsak aslında mesela İslamiyet ve medeniyet, İslamiyet ve kültür, İslamiyet ve hep şey ya o kültür insana nasıl bakıyor? Mesele bu aslında. İnsana nasıl bakıyor? İnsan nasıl ele alıyor? Kadına, aileye, çocuğa nasıl bakıyor? Aslında onu konuşmamız gerekiyor demektir. Konuşalım şimdi, hocam. Gamze yorum yapmış. Bu arada benim izleyicilerimiz soru sorabilirler. Evet. Programa dahil olabilirler, katkı evet. yapabilirler. Sizin de tanıdığınız Gamze Beşenk, evet. O diyor ki İslam insanı merkeze alan bir yapıdır. Sadece kendi insanını değil, evet. Gerçekten insan olan herkesi merkeze evet. alır ve insana hürmet eder diyor. İşte evet, o benim şeyim o, kastımız o hocam, doğru diyor. Ama mesela şuradan ele almak isterim, bir basit kavramdan hocam bana göre. Mesela Batı medeniyeti hocam, insan hakları merkezli bir medeniyet kurmuşlar. Bakın, biz ise kul hakkı merkezli bir medeniyet. Bak şahsi görüşümü söylüyorum. Şimdi insan hakkı merkezli medeniyette herkes kendi hakkının peşine düşüyor. Ben hakkımı sana yedirmem. Ben hakkımı asla sana vermem. Ve o kendini hakkını almak için bir canavara dönüşebiliyor. Bakın insan. Az önce haberlerde izledik işte beraber hocam. O arsa... Tarla kavgaları yüzünden birbirlerini öldürüyorlar evet, ya. Evet, iki tane kardeşimle gidiyor. Haber. Şimdi mesela İngiliz diyor ki ben İngiliz haklarını Fransa'ya yedirmem, Alman'a yedirmem. Herkes hocam şu var. İnsan hakları merkezde insan yok. Merkezde ego var. Ben varım yani. Ama bak bizim medeniyetimiz gerçekten kul hakkı merkezi medeniyet kurmuşuz. Kul hakkı ne biliyor musunuz? Ötekinin hakkını korumak. Kendi hakkını korumak değil. Ben sizin hakkınıza girerim diye ödüm kopuyor ya. Sizin hakkınızı korumak için kendi hakkımdan feragat ediyorum. Siz aynı şeyi benim için yapıyorsunuz. Şu değil, bu da hadis hocam. Aslında bizim medeniyet algımızın merkezinde, medeniyet anlayışımızın merkezinde çok somut bir şekilde evet. Kur'an ve hadis var. Hocam zaten Kur'an ve yani sünnet var. İslam şimdi, var ama Avrupa medeniyetinde hocam mesela Roma var. Roma var. Zalim, Hristiyanlık onun üzerine geliyor. Ama Roma'nın o altyapısı her zaman devam etmiş. Yani o Hristiyanlığı da bazen geçmiş. İşte bu bahsetmiş olduğunuz ben merkezli evet, davranış evet, tamamen buna ait. İşte o. Şimdi Cenab-ı Şahabettin hocam çok böyle Ramazan yazıları kitabı vardır. İşte orada çok güzel değinmeleri var. Bir yerde diyor ki bu Maxwell'in İngiliz Edebiyat Tarihi var ya.
oradan bir bölüm aktarmış Maxwell'den. Diyor ki, Maxwell diyor birinci ciltte cildine vermiş. Şöyle şöyle söylüyor. Der ki diyor, herkes şunu bilsin ki diyor, bugün biz Batı dünyası medeniyet namına, kültür namına, bilim namına, insanlık namına ne kazanmışsak biz bunu Roma Kilisesi'ne rağmen kazanmışızdır. Bak, Roma Kilisesi'ne rağmen kazanmışızdır. Az evvel siz çok güzel söylediniz ama İslam medeniyetinde cami tam aksine bilimin beşiğidir. Çünkü bir sütunda işte efendim Şifa-i Şerif okutuluyor, bir sütunda tefsir Hadis okutuluyor, birinde tıp okutuluyor, birinde fıkıh okutuluyor. Cami, çünkü şöyle bir şey var hocam, bizim ben şunu görüyorum, yani merkezi insanı almak, bizim yönümüz Kabe'dir hocam. Kabe, mabedin merkezde olduğu bir medeniyet olduğu için, şimdi hocam da az evvel çok güzel buyurdu, bütün İslam şehirleri hocam, önce malumunuz cami yapılıyor değil mi hocam? Cami. Tabii medeniyetin merkezi cami. Ama hemen beyliklerde hocam, de ulu camidir hemen. Merkezi. Ama hocam cami yapılıyor, hemen yanına mektep yapılıyor malumunuz. Hemen Sıbyan mektebi. Hemen. Sıbyan mektebi. Tabii. Aşhane yapılıyor. Fakir yoksul için yemek yapılıyor. Hemen etrafına bir çınar ağacı, işte bir ağaç dikiliyor. Yani komple i̇şte, insan merkezi. Hocam da o bahsetmiş olduğu külliye oraya yerleştiriliyor. Ondan sonra etrafına mahalleler yapılıyor. Ben şunu düşünüyorum hocam, yani merkezde daima insan var. İnsana derin bir hürmet var. İnsan kim olsa olsun, hatta Yunus Emre'nin de malumunuz, yani biliyorsunuz, merkezinde şimdi... Yaradılanı bazen, hoş gördük, yaradandan ötürü diyor hocam. Çok büyülü bir dizedir o. Şimdi, muhteşem bir şey. Şimdi hocam, Batı'da mesela hümanizm diye bir akım var. İşte Yunus hümanisttir, Mevla hümanisttir. Hocam, hümanizmin ne olduğu belli. Hümanist düşüncenin temelinde... İnsanı reddetmiş, kilisenin ve Tanrı'nın oturduğu bir dünyada insanı sisteme dahil etmeye çalışan bir düşüncedir biliyorsun hümanizm. İnsan merkeze gelsin. Malumunuz işte bu Kant'tan sonra, yani 17. aydınlanma çağından sonra şöyle söylendi. Efendim, bundan sonra artık göklerden ilham alıyoruz değil mi? İnsan kendi sorunlarına kendi aklı çözüm bulacaktır. Hümanizm. Dinleri bir tarafa atıp, gökleri bir tarafa atıp, Zeus'u kovup, daha doğrusu Zeus'u ve Roma'yı kovup, merkeze insanı oturtmadır. Haşa, bizim öyle bir, Yunus Emre'ye öyle bir şey yok hocam. Öyle bir, zaten olmaz da yani. Yunus Emre'ye hümanist demek, Mevla'nı hümanist demek büyük bir hakarettir. Olamaz, çünkü onlar zaten merkeze insanı almışlardır. Az evvel buyurduğunuz gibi. Yani zaten merkezde insan vardır. Evet. Vallahi hocam, Çok güzel özetledi bence. Peki biraz daha şey yapabiliriz. Yani mesela Abbasi medeniyeti ya da daha uzantısı olan Türk-İslam medeniyeti merkezi geçebiliriz. Bu arada unutmadan göstereyim, yönetmenimden de rica edeyim. Aydın Hoca'nın biz ilk programı yaptığımızda henüz daha fırında olan bir kitabı vardı. Katibinin gözünden Sultan Selahaddin Eyyubi İbn-i Şeddad'ın metnini tercüme etti Aydın Hoca ve çok değerli bir çalışma. Bir de İmadettin Katip el-İsfahani şimdi ona başlıyorum hocam. Vardı. Yok. Baybars'ın tercümesini yaptık İbn Abdüzzahir'in ama şimdi İmadettin'e El Fetel Kutsi'ye inşallah başlıyorum. Hayır, Selahaddin döneminin kaynakları açısından söylüyorum. Bu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin ya da Kudüs'ün Haçlıların elinden tekrar kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin en yakın tanıkları. Son 5 senesini tamamen doğrudan canlı şahitlerinin yaptığı gözlemler olması açısından çok önemli. Selahaddin Eyyubi de bizim medeniyetimizin içerisinde bu bahsettiğimiz sürekliliği sağlayan, önde gelen devlet adamlarından bir tanesi. Belki kitapla ilgili bir şey söylemek isteyebilirsin ama sonra Karahanlı Türk-İslam medeniyeti bağlamında da devam edebiliriz. Aslında biraz Abbasilerden de değinmek lazım çünkü evet. Abbasiler tamamen bir örnek oluyor. Yani kitapla ilgili söyleyeceksek hani süreklilikten bahsediyoruz ya, biz hep bunun üzerine gitmişiz. Oradaki sürekliliğimiz de kimdir? İşte İmadettin'le başlayan bir süreç vardır. İslam'ın bütünleşmesi. Nurettin'le devam eder. Selahaddin de o yapıyı tamamlar ve Kudüs tekrardan Müslümanlar adına kazanılır. Ve dediğimiz gibi de hani Selahaddin'in son 5-6 senesini hep yanı başında geçiren ve gerçekten de hani kalem olarak çok muhteşem bir kalemdir İbn-i Şeddat.
Ben çevirirken çok zevk aldım. Hani yaparken yaptığım işten zevk aldım, öyle söyleyeyim. Ve Selahaddin gibi büyük bir sultan zaten. Baybars, Selahaddin, Kılıç Aslan olsun. Bunlar hep işte Türk İslam kahramanları ama sadece şey olarak değil. Aynı zamanda bir dini karakter, dini bir rol model olarak da aslında Selahaddin'i özellikle görebiliriz. Ki zaten kitabın en başında da hani Selahaddin'in o kişisel özelliklerinden bahsederken hani onun ne kadar gerek ilim konusunda gerek işte din konusunda da etkin bir şahsiyet olduğunu da anlatıyor. Hocam aslında şimdi döndüğümüzde Abbasilerden bazı Emevilerden aslında başlamak lazım en başında. Diyoruz ya bu işin temelinde İslam var. Hani İslam medeniyeti evet. diyoruz. Temelinde din var. Dinin orada işte Allah'ın halifesi olan insan merkezli olarak bir yapıdan bahsetmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Fetihler dönemi ve işte orada Emevilerin takınmış olduğu bir takım farklı tavırlar dolayısıyla da bir takım sıkıntılar yaşanmış. Tam bir medeniyet olamamış. Yani ciddi bir iç siyaset, siyaset tartışmaları var o dönemde. Ne olmuş? İşte Arap kültürü olmuş veya Arap devletinin işte ortaya getirmek, çıkarmak istemiş olduğu bir yapı arz etmiş. Ama şunu söyleyebiliriz Aydıncığım. Yani iç siyasette ben de çoğu zaman derslerimde hatta programlarda da Emevileri eleştirdiğim hatta sertçe eleştirdiğim zamanlar olabilir. Oluyor da ama bir Arap kimliği, Müslüman Arap kimliği inşası bağlamında düşündüğümüzde bu belki Muaviye için, Yezid için ya da Mervan için bunu söyleyemesek de özellikle Abdülmelik bin Mervan'dan itibaren hem paralar bağlamında düşündüğümüzde evet, hem dil bağlamında düşündüğümüzde bir Emeviler için şunu rahatlıkla yani büyük Emeviler için hatta sadece Endülüs için değil bir Müslüman Arap kimliğinin inşa sürecini oluşturan dönem olarak adlandırabiliriz bu dönemi bana göre. Ama şimdi burada hani temel olarak biz İslam ve İslam'ın getirmiş olduğu temel kaideler nedir? Kelime-i şehadet getiren Müslümandır. Ha, burada Emevileri yermek için de değil aslında. Sonuçta belli bir altyapıyla geliyorlar. Ya onların dinlerine, imanlarına kimsenin bir şey dediği yok. İç politikalardaki özellikle Ehl-i Beyt'e karşı sert tutumlarından dolayı işte, eleştirilen bir şey. Belli yoksa bir altyapıyla geldikleri için. Hatta imanlarına bir şey dediği yok. Mesela 4 halife döneminde de etkili olmuş. Hazreti Osman döneminde, Hazreti Ali döneminde biz hep Asabiye'den bahsedebiliriz aslında. Tabii. Emeviler bunu biraz daha yukarı çıkarmışlar. Ve sıkıntı oradan evet. doğmuş. Hani nedir? Medeniyeti oluşturamıyorlar. Tam bir yapı olmuyor. Ama şunu da görmek lazım ki Emeviler bir fetih dönemidir. Hani sonuçta Hazreti Peygamber'le beraber ortaya çıkmış olan bir devlet var. Şunu sağlayamıyor ama Emeviler. Zaten temel yıkılma nedenlerinden birisi o. Hani Müslüman Arap kimliğinin inşası i̇şte dedim ama bu bahsedeceğim. Bir problem. Çünkü bunu inşa ettiğiniz zaman Müslüman İranlıları, Müslüman Türkleri ya da mevali dediğimiz unsuru dahil dışlıyorsunuz. Dışladığınız zaman da bunlar üzerinde bir konsensüs sağlayan Abbasi medeniyeti birdenbire yani hepsini bir araya getiren ve hocamın bahsettiği o insan unsurunu, iman unsurunu çok daha öne çıkartan ırki milliyetçilikten ya da asabiyeden daha çok öne çıkartan yapı hem siyasi anlamda hem medeniyet bağlamında zirveye çıkmış oluyor. Abbasilerin kastediyor. İşte o süreklilikten hocam. Şimdi Emeviler o fetihler dönemiyle beraber o kadar bir geniş sınırla ulaşmışlar ki bir anda ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hani eski Arap kültürüyle İslam anlayışı arasında sıkışıp kalmışlar. Evet. Bundan dolayı da biraz hani o asabiye gidiyorlar. Ama ne oluyor? Abbasileri bir örnek teşkil ediyor. Ne olmalı ne olmamalı. İşte o örnekten hareketli. Abbasiler de aslında o kadar şey değildir. Hani tam anlamıyla bütünleyici değildir ama önlerindeki örnek çok bariz olduğu için ki 90 senede yıkılan bir şeyden bahsediyor, hanedandan bahsediyoruz. Dolayısıyla toplumu bütünlemeyi tercih ederler. O bütünlemeyle beraber de işte İslam medeniyeti ortaya çıkmaya başlar. Ama bunun içerisinde sadece Müslümanlar yoktur. İçerisinde Nasturisinden tutun, Süryanisine, Kıptına, Mecusiyesine, Müslümanına, Türküne, Arabına kadar vardır. Ama işte Abbasiler kendileri de aslında aynı asabiyeye sahip olmasına rağmen bunu gizlemeyi bilmişlerdir sadece. O bütünleşmeyle beraber işte başlayan bir Ramazan hocamın da sen programın başında bahsettin. Tercüme faaliyetleri. Tabii.
İşte o faaliyetler olmasa belki de Beytülhikme, merkezli olarak özellikle. O tercüme faaliyetlerinin sonrasında memnun zamanında oluşturulmuş olan. Bununla beraber genişleyen bir yapı görüyoruz. İslam medeniyeti bütünleşmeye, daha doğrusu tam medeniyet kavramını almaya başlıyor. Hani bir Arap kimliği, bir Arap kültürünün dışında tam manasıyla bir İslam medeniyetinden bahsetmeye başlıyoruz. İşte burada İranlıların katkısı oluyor, Türklerin katkısı oluyor ki işte Karahanlılardan sen oraya dem vuruyorsun da ondan daha evvel benim devletim var. Senin devletin. Onu konuştuk evet. Burada uzun evet, uzun evet. Ama yine biraz konuşalım. Yani evet. Daha güzel olur. Ya aslında ilginç bir köprü aslında Samaniler. Yani evet. O Türk, Arap, İran çizgisinin o Orta Asya ile Müslüman Arap dünyasını birleştiren ama hem kendine has Türk unsurlarıyla hem daha yerel örfle hem İslam medeniyetini mezzeden muhteşem bir süreç oluşuyor. Mesela şöyle söyleyeyim, bu senin tabii ki daha çok uzmanlık alan ama İsmail bin Ahmet miydi o meşhur türbesi olan? Evet. Evet. O yapı, o form bugüne kadar yani o Timurlu coğrafyasını da düşünseniz, Osmanlı coğrafyasını da düşünseniz ana türbe formunun en eski örneklerinden birisi. Muhteşem bir şey yani. Ve etkilendiği yer eski Türk çadırları. Mesela kubbe mimarisinde özellikle eski Türk geleneğinden, o çadır geleneğinden o kubbenin esinlendiği özellikle Orta Asya'da söyleniyor. Diğer taraftan hani içerisinde yine eski Türklerin sahip olmuş olduğu dinlerden bir tanesi Budizm'e ait bir takım şeyler var. Yani Samaniler daha farklı. Mesela orada biraz daha mezhepsel kimlik ön plana çıkıyor. İşte evet. Karahanlılardaki, Türklerdeki bugün en yaygın olan inanış Hanefilik. Mezhep Hanefi. Baktığımızda işte Karahanlılar Hanefidir. Selçuklular mutasip Hanefidir yine aynı şekilde. İdil Bulgarlarına yine İslamiyet, Samanilerden gidiyor baktığımızda. Yani Orta Asya Hanefi yani aslında bakarsanız. Türklerin ilk Müslüman Türk devletleri dediğimiz o dört tane sac ayağı varsa Samaniler en bunun temelinde olmuşlar. Hani onlara işte İmam Maturidi ile, Ebu Leys Es-Semerkandi ile bunlarla İslamiyet'i götürmüşler. Ve Türklerin kimliği bozulmadan yani bu dini kabullenerek çok rahat bir şekilde de hani o kültüre, o medeniyete asılmışlar. İşte köprüden kastettiğim o. Yani ne kendi kimliğinden vazgeçiyor. Ödün veriyor. Ödün veriyor. Onu yaşatmaya devam ediyor. Hatta İslam formunun içerisinde bir takım ama bu tabii dinin ana çerçevesine yanlış anlaşılmasın zarar vermeyecek. Yani dini değiştirme değil ama dinin cevaz verdiği ölçüde kendi örfünü de kendi geleneklerini de İslam çatısının altında sürdürmeye i̇şte devam ediyor ki bu çok doğal da bir durum aslında. Aslında İslam'ın evet. En güzel yönlerinden bir tanesi de o. Hani İslam fıkhında şöyle bir kural var. Eğer dinin temel kaidelerine karşı değilse, hani işte İslam'ın örfü. Şartlarına vesaire kaidelerine karşı değilse, o örfü alıp yaşanmasına müsaade ediyor. Mesela bu Hristiyanlığa girenlerde olmuyor. Türklerde evet. Bu yüzden benliklerini kaybedenler var. İdil Bulgarlarından bahsedebiliriz mesela. İdil diyorum pardon. Tuna Bulgarlarından bahsedebiliriz. Ama İslam'da bu kaide dolayısıyla da çok rahat bir şekilde kendi benliklerini bulabilmişler. Kendilerini ifade edebilmişler. Hocam şimdi bunu mesela ben şimdi mitoloji çalışırken şunu fark etmiştim. Yani mitoloji malumunuz bütün insanlığı çepeçevre kuşatmış. Herkesin içinde olduğu bir düşünce sistemi diyeyim, bir algı, metaforlar, semboller, mitler filan. İşte aslında az evvel Emevilerden bahsettik ya. Şimdi bir din aslında bir miti yıkmak için geliyor hocam başlangıçta. Mitlerle insanlık örülmüş. Yani bu peygamber yaşarken mitleri yıkıyor. Fakat peygamber ölür ölmez, vefat eder etmez. Hemen mitle gene dini kuşatıyor. Şimdi peygamberimiz gerçekten tam da merkezde insan olan bir sistem kurmuş. Mesela Arap'ın gözünde hocam siz de biliyorsunuz. Yani Arap'ın gözünde değerli olan kimdir? Soylu olandır. Zengin olandır. Mesela Arap'ın gözünde kadının değeri yok malumunuz. Çocuğun hiç değeri yok. Yani kadını da bir insan saymıyor, çocuğu da bir insan saymıyor. Zaten kölelik sistemi akılacak gibi almış başını gitmiş. Hatta ayetler vardır malumunuz. Peygamberimize peygamberlik gelince Velid bin Mughire yanılmıyorsam diyor ki bu peygamberlik gelse kese ya bana gelmesi lazım ya da Taif'te bilmem kime gelmesi lazım. Bu neye Muhammed'e geldi diyor. Bu yetim, öksüz bir şey, fakir yoksul. Adamın insan anlayışı bu hocam. Ama işte peygamberimize peygamberlik gelince bunları mesela
Şimdi peygamberimiz ne yapıyor? Mesela kadına o kadar değer veriyor ki. İnanın ben şimdi okuduğum kadar söylüyorum. Peygamberimizin kadına verdiği değer, bırakın müşrikleri, sahabeyi de rahatsız etmiş yani. Onlar da rahatsız oluyorlar. Eğitim, kadar. Yaygın tamam. Eğitim oluşturduğu zaman Hazreti Peygamber, yanılmıyorsam Hazreti Sevde'nin kontrolünde kadınlara da camide sürekli eğitim verilmesini istiyor. Hocam veriliyor. Mesela çocuk. Şimdi çocuk geliyor, peygamberimiz kalkıyor, çocuğu kucağına alıyor, hürmet ediyor, öpüyor. Bu yani müşrikte zaten gıcık kapmışlar da affedersin. Sahabeler bile bu davranışa ya diyorlar bu nasıl bir şey böyle. Şimdi bakın peygamberimiz merkeze insanı çekiyor. Fakat sonra ne oluyor hocam? Emevilerle beraber yine asabiye hortluyor. Hocam merkez Emeviyle beraber peygamberin kurduğu insan merkezi sistem yine Arap merkezi sisteme dönüştürülüyor. O cahiliye devri değil mi? Tam ona dönüştürülüyor. Aslında işte yani, peygamber bunun önlemini almak istemiş. İşte evet. Cihat mefhumunu ortaya koyarak bir şekilde ümmet anlayışını getirerek işte o ya. Medine'de yapılan kardeşlik anlaşması vardır. Ensarla muhaciri kardeş ilan ediyor. İnsanlık tarihinde başka bir örneği yok değil mi onun? İşte. Yani ben hocam, öyle böyle tarih okuyorum olamaz. Yani bir şekilde meslekten dolayı. Ama bu tarz bir insanlık yani tarihinin içerisinde yok. Kardeşlik akdinin yapıldığı başka bir yok. Şey ama hatırlamıyorum. Ama orada önemli olan şu hocam. İnsana bu kadar değer verildi tabii, hocam. Tabii. İnsana insan olduğu için değer hocam veriyor. İnsana değer vermek bir tarafa bak. Ama diğer taraftan mesela muhacir Kureyş kuzeylidir. Ama ensar güneylidir. Evet. Evvelinde ne var? Asabiye var. Ve bunlar birbirleriyle kanlı bıçaklı. Kanlı. Ama Ensar ne oluyor? Kendi içinde kanlı bıçaklı. Evsilerle, Hazretçiler tabii. Bir de o var. Ama ne oluyor? Bunları kardeş ilan ediyor. Artık diyor kan şeyi yok diyor. Kan bağı değil. Ümmet anlayışı ortada diyor. Veda haccında hatırlarsınız. Ben sadece hatırlatma babında söyleyeyim. Hani diyor ya Hazreti Peygamber ben kan davasını kaldırdım diyor. Ve bir akrabasını söylüyor. Yani ilk kaldırdığım amcası. İlk kaldırdığım davada amcam Abbas'ın kan davasıdır. O meşhur faizi de yasakladığı. Hocam şimdi bizim şöyle bir şey bak düşünüyorum. Mesela ben şimdi edebiyatla uğraşan bir insan olarak şunu düşünüyorum. Yani edebi metinlerimiz bu bahsettiğimiz meselede acaba nerede duruyorlar ya? Yani? Çünkü tarihi iki yerden okuyoruz. Bir sizin gibi işte belgelerden, arşivlerden, iki tarihten kalmış metinlerden okuyoruz. Ve bu metinlerin %90'ı şiir ve edebiyattır. Edebiyat sadece bir estetik, bir iletişim nesnesi veya bir işte efendim duygu, düşünce değil. Aynı zamanda tarihi de aktarıyor, kültürü aktarıyor, düşünceyi aktarıyor. Edebiyatla tarihin ben birbirinden ayrılmaması gerektiğini düşünenlerden. Ya kesinlikle. Ben hele eski edebiyat düşündüğünüz zaman yani muazzam bir kaynak fakat ülkemizde maalesef henüz tarihçi hocalarımız henüz bu kadar edebiyatta henüz yararlanmış değiller. Şimdi şunu için söyledim bunu. Edebi metinlere baktığımız zaman aslında bizim mesela Dede Korkut biliyorsunuz böyle ara metinlerdir bunlar. Yani Türkler İslamiyet'i kabul etmişler. Henüz tam hazmedememiş de denir ama aslında hocam, öyle değil. Hocam Oğuz metni. Oğuz'a. Ben bir Oğuzlara mensup olarak hemen burada kendime bir rol biçeyim. Hocam şunu diyeceğim. Mesela bak gerçekten ben şimdi kıyaslıyorum. İnanın şimdi peygamberimizin insanı merkeze aldığı düşünce ile Dede Korkut'taki o kadar örtüşüyor ki. Yani az evvel dediniz hocam çok güzel. Yani Türklerin İslamiyet'i kabulü o kadar kolay bir mesele ki. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türklerde de bakıyorsunuz merkezde insan var. İnsan var. Değerli bir şey insan. Mesela şimdi bir örnek vereceğim hocam. Peygamberimiz malumunuz Hudeybiye o barış anlaşması sonrasında o anlaşma imzalanınca çok ağır bir anlaşma malum. Sahabeler bunu kabul etmiyorlar biliyorsunuz. Aslında çok akıllı bir anlaşmadır. Sonrasında bir akıllı. Muhteşem diplomasi sonucunu gördüğümüz zaman öyle sonucu tabii. Öyle. Ama ilk an imzalandığı zaman aleyhte gibi gözüküyor. Çok bir itiraz var. Evet. O anda hocam o anda öyle gözüküyor. Bakın başlangıçta Hazreti Ali bile yani imzalamıyor malumunuz. Karşı çıkıyorlar. Peygamberimiz o anda işte kalkıyor kurban kesin diyor. Kurban kesmiyor haç yapmış gibi. Tıraş olun diyor olmuyorlar. Yani küçük çaplı bir İslam faaliyeti gibi şeydir. O an bakın. O an peygamberimiz şaşırıyor. Ne yapacağını tam çadırına gidiyor malumunuz. Çadırda eşi var, hanımı var. Şimdi eşi diyor ki annemiz işte ne oldu ya Resulullah? Ya bunlar kurban kesmiyorlar diyor. Bunlar diyor tıraş olmuyorlar diyorum. İhsan ettiler gibi. O zaman diyor ki o annemiz. Şimdi ismini tam hatırlamıyorum. Diyor ki ya Resulullah bunlar hoş gör. İşte çok ağır bir şey oldu herhalde. Siz gidin diyor kurbanınızı kesin diyor. Tıraşınızı olun. Vallahi onlar bunu yaparlar diyor.
Öyle de oluyor. Hocam öyle de oluyor. Aynen o, öyle o, oluyor. O annemizin feraseti devasa bir ferasettir. Çok büyük bir trajediyi önlüyor aslında. Dede Korkut'ta bakıyorsun, ben şimdi çalıştığım için söylüyorum. Dede Korkut'ta bakıyorsunuz, şimdi kadınlarla inanılmaz bir yönlendirici taraf var. Dede Korkut kadınlarında. Tabii. Hocalarını yönlendirirler, akıl verirler. Mesela şimdi Dilsahan geliyor. Ne demek benim çocuğum olmuyor? Beni kara çadır oturttular. Kadın seni asayım mı keseyim mi? Niye benim çocuğum olmuyor? Ya kadın ne yapsın? Hocam orada kadın isyan etmiyor. Bak bağırmıyor. Ne bağırıyorsun demiyor. Diyor ki madem öyle diyor git attan diyor aygır kestir. Deveden buğra kestir. Çeşme başlarında diyor. Otur. Sen bir ziyafetini ver. Ver. Ardı gelir diyor. Ola ki bir ağzı duvarlığın duası o zaman bu, hemen erkek hocam, hocam susuyor. Hocam buradan bak, devam edelim. Yani bu dua meselesi şey. Önemli. İslam geleneğinin içerisinde vakfiye dualarını da düşündüğümüzde, ya, metinlerdeki ya. Duaları da düşündüğümüzde, edebi metinlerin duayla başlayıp duayla bittiklerini düşündüğümüzde bizim kültürümüzün içinde çok önemli ama bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim. Doğudan batıya tarih kısa bir aradan sonra devam edecek. İslam ve medeniyet kavramlarını yan yana getirdiğimizde ne anlamalıyız toplum olarak? Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi az evvel giriştire söyledik ya, şimdi hocam bence şöyle bir kavramlar meselesinden ben bir girmek isterim meseleye. Şimdi biz bugün medeniyet kelimesini yani Tanzimat'tan beri kullanıyoruz. Daha öncesinde bu kelime yok malumunuz. Mesela kültür kelimesini Tanzimat'tan beri kullanıyoruz. Daha öncesinde bu kelime yok. Dolayısıyla ben şimdi şunu düşündüm. Yani medeniyet kelimesi yokken Osmanlılar'da acaba hangi kelime kullanılıyordu? Yani bu kelime yoktu hocam. Hı. Çünkü Fransızcadan yani bu sivilasyon... Civilization, Fransızca sivilasyon onun karşılığı olarak. Karşılığı, sivil de Latince şehir demekti. Dolayısıyla Avrupalılar bunu 18. yüzyılda üretmişler zaten. Daha öncesinde o da yok. Latince'den almışlar, sivilizasyon diye üretmişler, şehirleşme diye. Tanzimat'taki aydınlar da bunu nasıl çevirelim? Medine kelimesinden türetmişler Medine diye. Tabii daha eskiden temettün kelimesi var ama türetmişler. Dolayısıyla şimdi medeni kelimesini ben biraz şeye baktım da eski bizim Osmanlıca sözlüklere baktım. Mesela medeniyet kelimesini tabii uygarlık diye vermiyorlar. Bunun daha çok şey olarak veriyorlar. Nezaket, kibarlık, asalet gibi kelimelerle karşılamışlar. Osmanlı sözlüklerden baktığımız zaman bunları görüyoruz. Hatta birkaç tanesini böyle almıştım yanıma. Mesela medeni kelimesini Osmanlı sözlüklerde munis edeplü diye vermiş. Yani ağırbaşlı, evet, ağırbaşlı, efendi, edep kibar, sahibi. Yani kibar. Hatta bugün biz bile öyle kullanıyoruz. Çok medeni bir insan diyoruz mesela. Bunun şehirli bir alakası yok. Medeni bir insan. Bunun karşısında ne var? Bedevi bir insan var herhalde. Yani çöldeki bir insan kaba. Tipi var. Yani kaba, saba bir insan tipi var demektir. Şimdi dolayısıyla i̇şte hocam... İbn-i Haldun'un ayrımına da buradan geliyoruz işte. Evet. Şimdi yani malumunuz Cemil Beres'in çok güzel bir ayrımı vardır. Der ki Doğu İrfan kültüründen gelir der. Batı kültürden gelir. Yani kültürün karşısında irfanı koyuyor. Medeniyetin karşısına ümranı koyuyor biliyorsun Cemil Meriç. Yani ümrandan uygarlığa diyordu ya. Hı hı. Ümran vardır bizde diyor. Medeniyet yoktur. O kelime bize ait bir kelime değil. Şehirleşme anlamına. İrfan vardır. İrfan da üç ayağı vardır diyor. Doğu için. Birisi imandır. İşte birisi ahlaktır. Birisi edeptir falan böyle şeyler söylüyor. Şimdi ben şuradan hocam söylemek isterim. Biz hangi kelimeyi bana sorulsa, yani din konuşalım, medeniyet konuşalım, kültür konuşalım, eğitim konuşalım. Ben şuna bakıyorum. Bütün bu kavramlar insan varsa vardır, insan yoksa yoktur. Ya yani dini konuşacağız. Ya aslında insanı konuşuyoruz yani. Çünkü din insanlara geldi, insana dine gelmedi yani. Şimdi, hocam dünyanın yaratılışının bile anlamının insan olduğunu söyleyen pek çok alim var. Evet. Şimdi dolayısıyla biz medeniyeti konuşuyoruz. Şimdi şu var. Merkeze insanı aldığımız zaman konuştuğumuz bir şeydir medeniyet. Dolayısıyla ben İslam ve medeniyet diyorsam İslam ve insandır diyorum. Yani İslam'ı insana bakın. Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor muydu?
ben diyor yeryüzünde bir halife yaratacağım Allah. Evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor zaten. Evet. Yani Allah'ın halifesi. Evet, meleklere bunu söylüyor. Yani. Şimdi dolayısıyla İslam'la medeniyet dediğimiz zaman konuşacağımız şey Hristiyan ve işte medeniyet dediğimiz konuşacağımız şey Hristiyanlığın insana bakışı, İslam'ın insana bakışı. Şimdi medeniyet dediğimiz ve insan çerçevesinde geliştirdiği yapılar mesela evet. Binalar, kurumlar şimdi vesaire. Ha, bunun bir soyut tarafı var, bir somut tarafı var. Şimdi soyut tarafı daha çok kültürle bağdaştırıyoruz. Somut tarafını işte medeniyetle baş, işte medeniyetin ayakları var. Mimari diyoruz, müzik diyoruz, edebiyat diyoruz, sanat diyoruz gibi şeyler var. Haliyle şimdi ben şuna bakıyorum hocam. Yani çok basit bir şey düşünüyorum. İslam ve medeniyet dediğimiz zaman veya İslam ve din, İslam ve kültürü konuşsak, İslam ve eğitimi konuşsak, İslam insanı merkeze alan bir sistemin adıdır. Zaten tasavvuf hocam, dediğimiz kurumun özü bile insanı kamil yetiştirmek değil midir? Evet, evet. İslam insanı merkeze alan bir yapıdır. İslam medeniyet dediğimde ben insanı merkeze alan bir yapıdan konuşuyoruz demektir. Şimdi ben böyle düşünmek isterim, ve böyle gelmek isterim. Orada da ne Hristiyan, ne Müslüman, ne Mecusi ayrımı yapıyor. Hepsinden istifade ediyor bir şekilde. Heh. Hepsini kucaklıyor. Öyle veya böyle. Heh. Onu diyeceğim hocam. Dolayısıyla insanı merkeze almak demek, kendi insanını merkeze almak demektir. Gerçekten insanı merkeze alıyor ve insanı kategorize ediyor. Mesela mabetleri kategorize ettiği gibi alıyor ve insana hürmet ediyor. Bak, insana hürmet ediyor. İslam medeniyetinin en merkezi, şimdi biz de mesela şunu konuşabiliriz en basitinden. Siz de iyi bilirsiniz hocam. Mesela Osmanlı medeniyeti, Osmanlı kültürü diyelim konuştuğumuz zaman şunu söylememiz lazım. Bu bizim medeniyetimizin en büyük özelliği insanı yaşat ki, değil mi hocam? Devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki sistem yaşasın. Evet, Şeyh Edebali'ye atfedilen bir sözdür. Osmanlı kuruluşunun temel düsturu, hatta bugünkü gençlerin deyimiyle mottosu kabul edilir. Ya bu cümle hocam, bu cümle gerçekten. Mesela ben şimdi Dede Korkut'a bakın. Dede Korkut hikayelerini inşallah vakitimiz olur konuşur. Şimdi Dede Korkut hikayelerini okuduğunuz zaman hocam şunu görüyorsunuz. Mesela bir insanın bir ihtiyacı var. Mesela çocuğu olmuyor birinin. Malum işte o boğaçan hikayesinde olmuyor. Veya birisi bir şey elde etmek istiyor. Hep şu söyleniyor hocam. Diyor ki ona, sen bir şey elde etmek istiyor musun? Zenginleşmek mi istiyorsun? Çocuk mu istiyorsun? Makam, mevki, neyse itibar mı istiyorsun? Ona şu deniyor. Diyor ki açı doyur. Çıplağı giydir. Yoksulun elinden tut. Mesela. Dediği vakfiyelerde de bunun tam karşılığı var işte hocam. Daha somut. Adam işte atıyorum Necmettin Torumtay ya da Şemsettin Altunaba ya da Karatay. Celaleddin Karatay. Evet. Vakfını yaptırıyor, medrese yaptırıyor, cami yaptırtıyor, tekke yaptırtıyor. Ve daha vakfiyesi... geri gidemiyor muyuz hocam? Gideriz tabii ki. Bilgekan. Karahanlı döneminin vakfiyeleri var. Karahanlılar. Bunu yaptırdığı zaman temel şart olarak açların doyurulması, kimsesizlerin ev bark sahibi yapılması, çıplakların giydirilmesi. Tabii bunun kökü yine bizim kendi medeniyetimizde hocam. Peygamberimiz... komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Hocam. Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sevgili dostlar, doğudan batıya tarih devam ediyor. Türk-İslam medeniyeti ve Türk-İslam edebiyatı üzerine konuşuyoruz. Profesör Doktor Aydın Usta ve Doçent Doktor Dursun Ali Tökel hocalarımızla.
Dede Korkut'tan bahsediyorduk. Aslında dua kısmında da kalmıştık. Yani İslam medeniyetinde duanın önemli bir yeri olduğu, sonuçta elde ettiğimiz bütün malın, mülkün ya da çektiğimiz sıkıntıların sebebini biz tam bir teslimiyet içerisinde toplum olarak yüce yaratıcıyla ilişkilendiririz. İmtihanı da, şükrü de, sabrı da bu çerçevede değerlendiririz ve dua şükür nişanesi olarak da ya da bir talep nişanesi olarak da hayatımızın merkezinde her zaman yer alır. Bu tarihsel bağlamda da böyle. Yani vakfiyelere baktığımız zaman çok geniş bir dua silsilesiyle başlar. İşte o mülkü kendisine veren Allah'a şükreder, nasıl harcadığını, hangi hadisler çerçevesinde yardım edilmesinin emredildiği, işte o akarı ya da o yapıyı nasıl meydana getirdiği uzun uzun anlatılır bu süreç içerisinde. Kitapların içerisinde de vardır. Edebi metinlerin içerisinde hani duayla başlar, münacatla başlar, Allah'a hamdla başlar. Bu gelenek hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yani İslam kültürünün içerisinde bir aidiyet metaforu mudur bu aynı zamanda? İşte hocam şu açıdan bu konuya bakmak lazım. Benim şahsi kanaatim. Yani bizim mesela şimdi bu doğuya, batıya yön veren metinler vardı ya. Alev Hanım, Alev Hocamızın yayınladığı dört cilt olarak geçin muazzam. Şimdi bize de yön veren metinler var. Yani her toplumun dayandığı bir metin vardır malum. Yani ortada kitap vardır, kitapta neşet eden bir medeniyet vardır. Yani İslam medeniyetinin temelinde Kur'an vardır, Hristiyan medeniyetinin temelinde Kitab-ı Mukaddes vardır. Yani Tevrat ve İncil vardır. Onun bir Roma ve Yunan ayağı vardır. İşte bizde de efendim bir tarafı var. Şimdi dolayısıyla şimdi bizim mesela Yahya Kemal'i ben şimdi merkeze alarak hocam konuşmak isterim. Yahya Kemal diyor ki, şimdi biz zemin metinleri diye bir çalışma yaptık hocam. Acizane bir seri yazılar yazdık. Bunlar kastımız şuydu. Yani her medeniyetin ve kültürün kendisine dayandığı temel metinler var. Şimdi Yahya Kemal diyor ki, annemi diyor her sabah diyor Muhammed'i okurken diyor görüyorum, hayal ediyorum, gözlerimin önüne geliyor. Diyor. Çocuğum diyor sabahleyin kalkıyor, namazını kılıyor ve Kur'an okuyor, peşine Muhammediye okuyor mutlaka. Şimdi bütün Osmanlı tarihi boyunca hocam sürekli okunan bütün Osmanlı coğrafyasında yani Balkanlardan, Kafkaslardan, işte Afrika'dan falan sürekli okunan 5 kitap var. Bu 5 kitap her yerde okunuyor. Malum birincisi Mevlid. Yani Süleyman Çelebi'nin evet, Vesilet-i Necat. Vesilet-i Necat. Yani her yerde okunuyor. Biz Üsküp'e gitmiş Yahya Kemal'in 50. yılı vefat dolayısıyla hocam orada gittik Mevlid okuduk. Bir de şöyle bir şey var hocam. Katkı babında biz sadece Süleyman Çelebi'nin Mevlid'ini ve Vesilet-i Necat'ını biliyoruz. Mevlid o kadar çok meşhur oluyor ki, o kadar çok okunuyor ki onun benzeri olan ve aynı ismi taşıyan onlarca farklı mevlüt de var. Yani ciddi bir mevlüt literatürü var Osmanlı döneminde. Mevlüt edebiyatı oluyor ondan sonra hocam. Şimdi mevlüt her yerde okunuyor. Şimdi şunu düşünüyorum. İkincisi Muhammediye. Yazıcızade Muhammed'in yazmış olduğu Muhammediye. Osmanlı toplumunun her coğrafyasında Evliya Çelebi okuduğu zaman görülüyor. Yüzlerce insan hatırlıyorum diyor. Muhammediye'yi ezbere okuyor. Benim ilk makalelerimden birisidir o. Değil mi? Yazıcızade kardeşler ve Muhammediye kültürü üzerine. Evet. Şunu söylüyorlar. Yani Muhammediye hanlar okuyor hocam. Tabii yani Muhammediye her evde okunuyor. Özellikle tabii. Kış gecelerinde yaşlı teyzelerin, dedelerin, torunlarına okudukları, aktardıkları, birbirlerine anlattıkları, evet. Ağlaştıkları bir metin. Muhammediye makamlı bir şekilde okuyorlar. Tabii, tabii, çok özel. Aynı Mevlüt evet. Hanlar gibi. Evet. Mesnevi hanlar var, Muhammediye hanlar var. Hatta siz farklı bir örneği verdiniz. Ben daha yaygın tanınan bir yazar, yani toplumun genelinde örneğini vereyim. Sebahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf kitabında o Muhammediye, o evet. Ninelerin, annelerin Muhammediye okuduğu bahsini işler. Çok evet. Şimdi hocam bakın, bir Muhammediye şu an hala okunuyor bakın. Şuradan biliyorum. İkincisi, üçüncüsü Envar-ı Aşıkîn. Yani Muhammediye'nin çevirisi. Evet, kardeşinin. Kardeşinin, yani Yazıcızade Ahmet Nican'ın çevirisi. O da okunuyor. Dördüncüsü işte Müzekkin Nüfus. Eşrefoğlu. Eşrefoğlu Rumi'nin. Ve bir de Delali Hayrat.
bu beş kitap hocam asırlar boyu okunuyor. Ya her Kemal diyor ki, şimdi Muhammediye kitabının girişinde hocamız yayınladı. Şöyle bir cümle var. Diyor ki, öyle bir kitap ihtira eylemiştir ki avamın itikadı anın üzerinedir diyor hocam. Yani Türklerin, Müslüman Türklerin itikadı, düşüncesi o kitaptan gelir. Muhammediye'den gelir. Şeyin Hatice Arpaguş hocanın nefis bir tanımlaması var hocam onunla ilgili. Osmanlı halkının geleneksel İslam anlayışının temel metinleri olarak tanımlıyor bunları. Harika bir tanımlama. Hocam zaten işte biz zemin metnine kastımız oydu. Şu anda sokağa çıksak bir din, yani sokaktaki insanımızın, Ayşe teyzenin, Mehmet emminin din düşüncesi üzerine bir anket yapsak hocam, ortaya çıkan verilerin %90'ı Muhammediye ile örtüsü. Her evde var hocam Muhammediye. Eski yazılısı da yeni yazılısı. Envar Laşik'inde ördük. Dolayısıyla Müslüman Türklerin Müslümanlık anlayışı, algısı, inancı, ahiret düşüncesi o kitaplardan geliyor. Ama bizim, mesela bakın bizim bu kitaplar üzerine hiçbir çalışmamız yok. Analitik çalışmamız yok. Yok. Şöyle mesela bir gün bir İlahiyat Fakültesi dekanıyla, dekan olduğunu bilmiyordum. Karşı karşıya geldik bir vesil toplantıda. Ben bu kitapların öneminden bahsettim. Bana dedi ki, hocam onlar dedi hurafe dedi ya. Bunlar dedi hurafe dedi. Bunlar dedi batıl şeyler. Hocam hurafe olması önemli değil. Batıl olması önemli değil. Bak Yahya Kemal de diyor ki. Kaldı ki hurafe ve batıl değil hocam. Değil de. Ben onların niye yazıldığını, mantığını sadece konuklarımdan fazla konuşmak istemediğim için susuyorum ama uzun uzun anlatırım. Hocam şunu bak merkeze şunu diyeceğim. Bu beş kitabım hocam dördü de doğrudan peygamberimizle alakalı. Aynen öyle. Tam bakın Muhammediye siyerdi. Envar Laşık'ın onun tercümesi. Delal-i Hayrat zaten biliyorsunuz Selavat-ı Şerif'e toplanmış halidir. Mevlid zaten peygamberimiz hocam. Hocam bir öncesini ve bir sonrasını getireyim izniniz olursa. Estağfurullah. Yine dayanamadım. Estağfurullah. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundaki bağımsızlık hutbesini okuyan Dursun Fakih'in adaşınız. Evet. Herkes bilir. Evet. Ama biz onu işte Osman Gazi'nin ilk kadısı, Şeyh Edebali'nin damadı, Osman Gazi'nin en yakın yardımcısı olarak biliriz. Amil Çelebi Hoca, Amil Çelebioğlu Hoca'nın da yayınladığı, sonra benim kitabımda da uzun uzun yer verdiği metinleri var. Gazavat-ı Resulullah. Evet, tabii. Onun eserlerinden birisi. Kıssa-i İbn-i Mukaffa. Evet. Onun metinlerinden birisi. Muhammed Hanefi Cengi onun metinlerinden birisi. Bu Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde bile uç bölgesindeki gaza toplumuna, gaza kültürüne tabii, Hazreti Peygamber'in o batıl, hani hakla İslam ya da Darül İslam'la Darül Harp sınırında, uç bölgesinde bu uçtaki gazilerin İslam kültürünün en güçlü temsilcisi oldukları imgesini vermeye çalışıyor Dursun Fakih. Yani sizin dediğiniz temel proje metinler üretiyor aslına bakarsanız. Tabii. Bu anlayış 15. yüzyıla kadar İstanbul'un fethine kadar devam edecek. Bu dönem içerisinde yazılan Mevlüt bu dönemde yazılıyor. Erzurumlu Mustafa Darin Efendi Siyerini bu dönemde yazıyor. Ve daha pek çok 100 hadis şerhi var hocam. Hadis. Yani bu Osmanlı o yüzyılın Anadolu'sunda Germiyan topraklarında da sadece Osmanlı değil. Diğer Osmanlı interlandındaki beyliklerin topraklarında da muazzam bir Hazreti Peygamber'in hayatını anlatma geleneği oluşuyor aslında. Hocam kastım işte şu, bizim yarattığımız... Yani bir toplum inşa ediliyor Anadolu'da. Hocam bizim yarattığımız, ürettiğimiz hakkında konuştuğumuz medeniyetin ne olduğunu anlamak için o kitapları, o zemin metinleri çok iyi okumamız lazım. Oradan koptuktan sonra, o metinlerden koptuktan sonra hocam bir fırlama, savrulma hasıl olduğu kesin. Onun için söylüyorum. O metinlerin merkeze aldığı neydi? Merkeze peygamberimiz. Peygamber vardı. Tabii. Yani o az önce buyurduğunuz gibi çok güzel. Yani cihadı, şimdi şeyin hocam çok güzel bir örneği var. Bahsetmek isterim. Yani ben sık sık bahsediyorum ama bahsetmek gerekir. Cahit Zarifoğlu hocam merhumun çok güzel bir şey var. Rabıta diye bir yazısı var hocam. Rabıta nedir diye. Şimdi bak, rabıta biz nedir diye bunu konuşsak hemen akla tasavvuf geliyor. İşte efendim rabıta şirktir diyen var, günahtır diyen var bu falan. O ona öyle bakmamış. Rabıta şöyle bakmış hocam. Bugün Doğu Türkistan'da diyor bir yazı yazmış. Doğu Türkistan'da Çinlilerle Doğu Türkistan'a saldırıyorlar hocam. Ve orada Çinliler bir türlü Doğu Türkistan'ları yenemiyorlar.
galip gelemiyorlar. Onları sindiremiyorlar, bastıramıyorlar. Ya bu neyi, niye yapamıyoruz bunu diye araştırmışlar. Bir ölür, bindiriliriz hocam. Öyle, çok cahil bu. Özü bu. Bak, ama şimdi neye bağlı biliyor musun? Araştırmışlar. Ya bunların düşüncesinin merkezinde model olarak peygamber var. Niye peygamber var? Var. Bizim bunu yok etmemiz lazım. Diyorlar hocam, diyor. Şimdi sonra Çinlilerle Ruslar el ele veriyorlar. Doğu Türkistan'da hocam Marksist-Leninist örgütleri kuruyorlar. Ama bunu Doğu Türkistanlı gençlere kurduruyorlar. Bir müddet sonra bizim Doğu Türkistanlı gençler sol eller havada Uygurların özgürlüğü için, bağımsız Çin'e karşı hareket diye başlıyorlar. Bağırmaya hocam. Rusların da Türk Cumhuriyeti'nde yaptığı aynı şey. Evet, evet. En başından itibaren Azerbaycan'da veya Kazakistan'da. Evet. Muhit Dergi'nin... Çok garip. Hocam bir şey lafı sözümü biteyim. Buyurun lütfen. Çok enteresan. Sonra diyor ki, ya diyor, ve yeniliyorlar. Bu sefer toplanıyor bizim Doğu Türkistanlı alimler, işte arifler. Ya biz niye yenildik? Efendim, merkezden peygamber kayboldu. Merkezde Lenin oturdu, Stalin oturdu, Mao oturdu. Neyse artık öyle oturdu. Bu sürede gençlere başladılar, gençleri kurtarmaya. Önce gençleri kurtaralım, sonra mücadele edelim. Sonra şunu diyor hocam, Zahid Sarifoğlu. Bir Müslüman diyor, sürekli siyer okuması lazım. Siyer okumamız lazım. Çünkü diyor, siyeri okuduğunuz zaman merkezde peygamber olur. Mesela ben şimdi babayım. Ya peygamber nasıl babaydı? Onu okurum orada, ona göre babalık yapmaya çalışırım. Yani İslam toplumunda rol model Hazreti Peygamber. Aslında evet hocam. Kur'an'ı anlamak istiyorsanız bir yerde Hazreti Peygamber'in hayatını okumalısınız. Tabii. Yani nasıl davranacağımız. Uygun bir toplum evet. Meydana getirmek istiyorsanız evet. Bunu okumak zorundasınız ki sonrasında ben hep söylerim hani Hazreti Peygamber dönemi biraz off record'tur. Maalesef. Tamamen evet. Diğerlerinden farklıdır. Şeyleri farklıdır. Hazreti Peygamber'in oradaki varlığı. İşte Allah'ın indirmiş olduğu vahiy vesaire tamamen farklı bir dönemdir ve dolayısıyla çok iyi incelenmesi lazım. Yani zaten... Hazreti Ayşe'ye sordukları zaman Hazreti hani özel hayatını daha evet. Eşi hı-hı. Olduğu için sonuçta yani nasıldı ahlakı diye sorduklarında Kur'an'dır diye cevap veriyor. Çok net yani. İşte hocam tabii ya çünkü merkezde o var. Tabii. Ya şimdi siz mesela işte Tevrat'ı alın mesela bu şeyin Emine Urgan'ın İngiliz Edebiyat Tarihi'nde muazzam edebiyat tarihidir hocam ama girişte yazıyor. İngiliz Edebiyatı'nın üç temel kaynağını yazıyor. İşte birisi Roma ve Yunan mitolojisi, Hristiyan ve Tevrati kültür, üçüncüsü işte kendi coğrafyaları. Ama şimdi siz Shakespeare'in eserlerine bakın. Ya Shakespeare'in bütün eserleri antik dünyayla ilgilidir yani. O gündelik hayatı anlattığı falan yok. Onu insana yeniden yorumluyor. Onu da bizi sevmez de gene bizden öğrenir. O da var. Hocam bu bizim kültürümüzde. Tabii Aydın hocama da geçmiş olayım eğer sözünüz bittiyse. Estağfurullah. Ya hocam diyorum hocam. Onlar o kitapları incelemeden bizim medeniyetimizin özünü, esasını bulmamız çok zor. Şimdi ya benim şöyle bir önerim var aslında izleyicilerimize de, talebelerimize de. Kutadgu Biliği ellerine alsınlar. Evet. Tabii, ya da tabii. Divan-ı Hikmet'i ellerine alsınlar. Bunu bir ödev... Bir angarya, bizde hemen bir refleks gelişir ya, ödev olduğu evet. Zaman bir atalet oluşur, istemez, zorakilik. Geniş vakitlerinde, boş vakitlerinde ellerine alsınlar ve şu mantıkla okusunlar. Hem Divan-ı Hikmet'i hem de Kutadgu Biliği. Hangi amaçla yazılmış ve muhteviyatı ne? Divan-ı Hikmet'i okuduğunuz zaman Ahmet Yesevi'nin, o yetim çocuğun başının okşanması, hadiselerinden kimsesizlerin, gariplerin gözetilmesine dair hikmetlerinden başlamak üzere kendi hayatını örnekleyip aslında Hazreti Peygamber'i peki anlattığını orada, evet, görür. Yetim kimdir? Tabii, Hazreti çok Peygamber'dir. Net. Yani ikincisi Kutadgu Bilik. O metaforları çıkardığımız zaman odgırmışı vesaire. Burada tabii bilgelik devreye giriyor, hikmet devreye giriyor vesaire ama aslında içerdiği mesajı, analitik keşke istatistiğini çıkarsalar, bu aralar yaygın ya, Kur'an'daki mesajların birebir aynısını görürsünüz ve Kutadgu Bilik dediğimiz metnin adı konmamış bir Kur'an meali olduğunu görürsünüz. Çok net bir şekilde. Yani o hani zamana çünkü uyarlamak... Çünkü medeniyetin özünü anlatıyorsunuz. Zamana uyarlamak diyorsunuz ya. Zamana uyarlamak diyorsunuz ya. Kutadgu Bilik. İşte tam Aydın hocamı belki biraz konuşmasını isteyeceğim dönem bağlamında Karahanlı coğrafyasında bunu Samanilere de götürebiliriz. Son berisine de getirebiliriz. O yüzyılın, yaşadığı yüzyılın Türk toplumuna
Kur'an'ı düşünceyi kendi diliyle kendi çevresi bağlamında yerleştirdiğini çok net görüyorsunuz. Evet. Bu gözle biraz okumak lazım o metinleri. Aslında ilk Kur'an tercümesi Karahanlılar döneminde biliniyor ama aslında Samaniler döneminde yapılmış. Samaniler'de Taberi tercümesini yapan bir heyet var. O heyette de iki tane Türk alim var ki bunlar o tercümenin hemen sonrasında Türklere işte İslamiyet'i aktarmak ve kendi dillerinde bunu öğretmek üzere ilk defa satır altı Kur'an tercümesini yapıyorlar. Bunun şu an tam metni günümüze gelmiş değil. Karahanlılar'daki biraz daha biliniyor. Ama İngiltere'deki yanlış hatırlamıyorsam British Museum'da hani bununla alakalı bir metin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani burada Türklere işte Ahmet Yesevi'de olduğu gibi işte Samanilerde ki Ahmet Yesevi Samanilerden biraz daha hani geç bir dönem. Evet. Ama nedir? Kendilerinin diliyle işte kendi beğendikleriyle hece vezniyle bunları aktarmaya çalışıyorlar. Yine hani mesela kızı vardır Ahmet Yesevi'nin. Onun eliyle de mesela kadınlara yine irşat görevi üstleniyor. Bu şekilde var. Anlatıyor. Mesela Hacı Bektaş Veli kendisinden sonra dergahı Kadıncık Ana'ya emanet ediyor. Evet. Seyit Harun, Konya'nın Seydişehir ilçesinin kurucusu olan Seyit Harun kendisinden sonra dergahı Halife Sultan dediği kızına emanet ediyor. Biz biraz fazla eril olmuşuz sanırım sonraki dönemde biraz kültürün parçası ama Orta Çağ'da hem siyaset bağlamında işte Memlukların kuruluşunu ya da Saltuklu hükümdarlarını düşündüğümüzde kadınların çok aktif bir yeri olduğunu görüyoruz. Hayır eserlerini düşündüğümüzde özellikle de cami, hayratlar hastane, bağlı, tekke gibi yapıları düşündüğümüzde ağırlıklarına Osmanlı dönemine gelmiyorum bile yani. Şeydeki Üsküdar'daki camileri düşündüğümüzde Atik Valide ya da Mihrimah'ı ya da Yeni Valide'yi düşündüğümüzde Eminönü'ne geldiğimizde her gün önünden geçip o ihtişamın karşısında titrediğimiz Hatice Turhan Sultan'ın camisini, yeni camiyi düşündüğümüzde bunlar en göze görünür örnekler. Bir de Anadolu'nun farklı coğrafyalarına, Orta Asya'ya gittiğinizde kadınların medeniyet içerisinde, İslam medeniyeti içerisinde muhteşem bir damgasının olduğunu da görüyorsunuz. Ahiler var. Peşlerinden Bağcıyan Rum geliyor. Bağcıyan tabii. Yani o da Ahi Evra'nın karısı zaten işte, kurucusu. Hocam şimdi evet. Bu çok şimdi doğru. Hocam mesela diyoruz ya kadın. Kadın hep erkeğinin yanı başında olmuş Türklerde. Ve bu iş değişmiyor. Mesela Selçuklularda bir Altuncan Hatun örneği var ki yani her şeyle. Tuğrul Bey'in eşi. Tuğrul Bey'in eşi. Eşine diyor, Tuğrul Bey 70 yaşında, Altuncan Hatun vefat etmek üzere. Dediği şu, eğer diyor iki cihanda da hani saadet bulmak istiyorsan, kurtuluş arıyorsan diyor, halifenin kızıyla evlenmelisin. Evet, Seyide Bunu Hatun. Bunu kendi eşine teklif eden kendisi, Altuncan Hatun. Ama yaptığı iş, eşinin de geleceğini düşünerek. Hani bir taraftan siyasi anlamda ama bir taraftan da yine dini bir motivasyon anlamında bunu düşünerek yapıyor. Bir katkı sağlayayım. Mesela Altuncan Hatun, bu Tuğrul Bey hocam esir edildi. Daha doğrusu kardeşi tarafından kaleye sıkıştırıldığı İbrahim zaman tarafından İbrahim İnal tarafından. Evet. Altuncan Hatun'un Tuğrul Bey'den önceki evliliğinden bir oğlu var Anıştekin diye. Evet. O vezirin de desteğiyle... Anışrevan. Vezirin de desteğiyle bir böyle isyan hareketine girişir gibi oluyor. İlk karşı çıkan Altuncan Hatun. Devletin yani birliğini çok net koruyor. Kendisi yani. Hükümdarın olacak, annesi olacak bir taraftan. Kabullenmiyor. Yani kendi oğlu orada kabullense hükümdarlık tahtına geçecek. Vezir Amidel Mülk yani o çocuğu o tahta koyacak. Tuğrul Bey de orada artık muhtemelen kardeş tarafından öldürülür. Yani bir şekilde beklentileri bu yönde en azından. Ama yaptığı şu, oğlunu tutuklatıyor. Vezir kaçıyor. Kendisi ise topladığı Türkmenlerle beraber eşini kurtarmaya gidiyor. Hani böyle bir kadın modelinde karşı karşıyayız. O devlet ana diyor ya Kemal Tahir hocam. Bulduğu en muhteşem tanımlardan birisi. Benim tarih içinde en sevdiğim o romanı da çok severim ben. Ama tanım müthiş. Yani devlet ana. O her şeyi kuşatan devletin ve hükümdarların arkasındaki akıl, derin akıl bir kadın, bilge kadın imgesinin üzerine... Şecevitli hocam sen Memlüklerden bahsettin işte. Kurucusu. Yani orada Türk anlayışıyla hani biraz daha Arapların o farklı anlayışını göstermek açısından söyleyelim. Ölen hükümdarın eşi, Elmelike Salih Necmettin Eyyub'un eşi
Bu hanım da onun şey olarak ölen bir oğlu var. 13 yaşında erkenden vefat etmiş ama ona rağmen Türkler bu hanımı tahta çıkarıyorlar. Ölen hükümdarın eşi olarak Ebu'l-Kasım unvanıyla tahta çıkarmışlar. Halifeye haber gönderiyorlar. Bu bizim sultanımızdır. Buna taklit ver. Ama karşı taraftan işte o hani o Türklerdeki mantık, diğer taraftaki mantıktan bahsediyoruz. Halifenin cevabı şu. El-Mustasım son Abbasi halifesi. İşte diyor kadından hükümdar olmaz. Eğer siz de erkek bulamıyorsanız biz gönderelim diyor. Ama ona rağmen yine hatunu başlatıyorlar. Öyle veya böyle. Hocam, o saygı, o şey her zaman var. Bu Dede Korkut metinlerinde zaten kadın ortada ne olduğu, yani pozisyonu belli. Ben az evvel bahsettim. Bir de şu var. Şimdi, benden önce gidip baş alacak diyor değil mi hocam? Hocam bir de şu var. Şimdi bizim masallarımızda, bakın işte masallarımızda. Yani hani böyle bir, ben bir yazı yazmıştım. Mesela Deli Dumbul hikayesinde de değil mi hocam? Annesine gidiyor can vermez, babasına gidiyor can vermez, eşine evet. Can verir. Evet, eşi gidiyor. Eşi evet. Gidiyor, evet. Şimdi bizim masallarımız hocam, kadınlarımız. Bakın son derece dinamik, canlı, savaşçıdırlar. Yani şimdi de Korkut'ta biliyorsun Selcan Banu Çiçek eşini tercih eder. Sen benimle evlenecekmişsin diyor. Gel bakayım bir yarışacağız, güreşeceğiz tabii, seninle diyor. Tabii diyor. Yani adamı ölçüyor böyle. Bizim masallarımız hocam kadınlar çok zarif değiller. Mesela Dede Korkut'a dikkat edin. İşte 40 ince belli kızdırlar bunlar. Zarafet 40 süper. Motifini çok işliyor çok. Dede Korkut. Hocam zerafet temsil ediyor. Bir taraftan da bunlar savaşçıdırlar. Ata binerler, ok atarlar, yay gererler ve savaşırlar. Bütün Türk destanlarında kadınlar aynı zaman savaşçıdırlar. Şimdi bizim masallarımızda, mesela Keloğlan masallarında da kadınlar savaşçıdırlar. Ama Batı masallarında sınıflı toplumlar olduğu için Batı masallarında kadınlar edilgendirler. Mesela biz de hep o masallarla büyüdük. La Fontaine masalları, Andersen masalları, işte efendim Ezop, Grimm. Grimm kardeşleriyle büyüdük. Mesela şimdi Rapunzel de işte efendim Yedi Cüceler'de, Pamuk Prenses'te bütün bu masallardaki kızlar hepsi edilgendiler. Narin ve narin. Savaşamazlar. Erkek gelecekti bunları kurtaracak. Bu yüzden hep Beyazıtlı Prenses'e bekler. Bir de kötülüğü açıktır mesela. Kırmızı Başlıklı Kız hikayesinde bile. Hocam apayrı bir hikaye. Kötülüğü açıklardır hemen. Çaresiz. Ama mesela biz yaklaşık 100 yıldır bütün eğitim sistemlerini hocam La Fontaine masallarıyla Andersen masalları okuduk ve bizim kızlarımız da hala Beyazıtlı Prens'i bekliyorlar. Yani. Ne bekliyorsun? Arkadaş ne bekliyorsun ya? Bizim Selcan Hatun atını atla, git kendine şey Beyazıtlı bu, adayı bu. Bizatihi kendidir yani hocam. Gider. Mesela biliyorsun kocasını düşman elinden gidiyor, basıyor. Dede Korkut'ta basıyor, yağmalıyor. Kocasını kurtarıyor kadın ya. Böyle bir kadın var. Ama bu metinlerle biz büyümedik. Bakın Osmanlı bunları büyüyor ama. Ya da şey var hocam, hocam. Dede Korkut'ta Salur Kazan hapse atıldığı zaman annesi kim olduğunu sorduklarında evet, herkes onun annesi. Herkes benim. Bu muhteşem bir şey evet, hocam. Evet evet. Yani diyor ki mesela kadını işte al senin olsun işte şunu ama diyor annemi. Nasıl birlik ve bütünlük var ama değil mi? Herkes kimdir annesi diye sorduğunda benim diyor. Hepsi. Hocam şimdi. Can vermeye hazırlar yani. Hocam şimdi şunu diyeceğiz. Biz mesela bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Yani şu toplumumuza bugün bile hocam bak düğünde, cenazede, sünnet düğününde, askere giderken, askerden gelince, ev alınca, araba alınca ya hep mevlüt okutuyoruz ya. Ya ne alakası var şimdi? Gerçekten yani neden bu millet en sevinçli anında mevlüt okuyor? En hüzünlü mevlüt okuyor. Duanın ve şükrün bir göstergesi hocam işte. Onun ya ama ben... hocam şu var mesela bunun üzerine onunla hocam, ilgili bir yazı yazmıştım ben hocam. Hocam şimdi bir analitik çalışmalar. Ya bu millet neden? Hocam şimdi ne oldu? Her yerde mevlüt okuyor. Her yerde. Hocam. Yani şimdi, düğünde, sünnette, nişanda, askere evet. Uğurlarken, askerden geldiğinde, evet, evet. Hacca uğurlarken, hacdan geldiğinde, evet, evet. Çocuk doğduğunda aklınıza ne gelirse mevlüt bizim doğumdan ölüme, sevinçten üzüntüye varıncaya kadar hayatımızın her anında merkezinde. Var. Evet, merkezinde. Bak, bu hala da böyle hocam. Şimdi dolayısıyla neden bir millet bütün törenlerinde en sevinçlisinden en hüzünlüsüne kadar bir şiir okuyor. Hocam bunun araştırılması lazım. Öz bir şiir aslında. Tabii şiir yani bir kaside. Mesnevi okuyorsunuz. Mesnevi formunda bir şiir yazılmış. Birisi neden bir millet dünyada hocam dünyada bütün bunun özü peygamber sevgisidir hocam. Hocam şu var. Şimdi bakın Ahmet Yesevi Hazretleri biz şimdi basitçe tabii siz o dönem daha iyi biliyorsunuz hocam ama Ahmet Yesevi Hazretleri hocam bizim Hacı Evvelimiz de ilk hocamız.
Piri Türkistan'ımız. Evet, Piri Türkistan. Şimdi bu İslamiyet'i anlatırken hocam şiirle anlatmayı yeğlemiş. Ecevezniyle. Evet, hikmetler şiirdir. Ve bu şiirlerin içerisinde hocam metinlerin tamamı tasavvufi metinlerdir. Yani şimdi biz medreseden, kitaptan, ilimden değil de tekkeden, aşktan, şiirden Müslüman olduk yani. Hocam reklam yapayım biraz. Yani o oradan geldiler mi? Muhit Dergi'nin bu sayısı, gerçi bir hafta kaldı bayilerde bulunuyor. Türkistan, Büyük Türkistan. Evet. Ben de Ahmet Yesevi yazmıştım oraya. Öyle yani vakti olanlar bulurlarsa okusunlar. İnşallah hocam okuruz, biz okuyalım. Evet Aydın orada hocam. Ehlibeyt sevgisi bir taraftan ve ya, onları işte o şekilde kendi dilleriyle açıklaması da karşıyı anlatmak lazım çünkü. Anlamadıktan sonra bir metni nasıl, ne yapsın ki? Bir de o var. Peki Samani ve Türk Karahanlı döneminde, şimdi Dede Korkut üzerine konuştuk ama bu tarz kurucu metinler var mı? Yani Türklerin İslamlaşma süreciyle ilgili biraz da ona gelelim. Yani orada, İslam medeniyetine Türklerin katkıları neler erken dönemden itibaren? Yani ya, bu saydıklarımızın hepsi aslında Türklerin katkıları. Sonuçta Dede Korkut da Türk coğrafyasının metnidir. Efendim o diğer saydığımız Dursun Fakih'in eser, hepsi Türk coğrafyasının, Muhammediye Türk coğrafyasının, Osmanlı coğrafyasının, ama biraz ben böyle daha Orta Asya'ya o geçiş dönemlerine gitmek istiyorum. Samaniler döneminde aslında El Hakim es-Semerkandi'nin Sevadül Azam'ı var. 62 babtan oluşuyor ki Hanefiliğin gerçek manada hani doktrinsel açıklamasını orada bulmuş ki Türklerde de zaten yaygın inancın hani Hanefilik olduğunu biliyoruz. Onun vesilesiyle geliyor. Mesela baktığımızda yine bugün itikadi mezhep anlamında İmam Maturidi'ye bağlıyız. İmam Maturidi yine Samani dönemi alimlerinden, Semerkant'ta yine El Hakim es-Semerkandi ile çağdaş olarak yaşamış olan bir kimse. Hani gerçi mezhebin oluşumu biraz daha geç. Ebu'l-Mu'in en-Nesefi biraz daha Selçuklu ve sonrası dönemi aslında kayıyor. Biraz daha geç olmuş ama fikir anlamında hani gelişmesi Samani coğrafyasında oluyor ki aslında evvelinde hani burada olan bazı akımlar var. Mesela Mürciye. Evet. Türklerin özellikle hani İslamiyet'e ısınması, bu dini kabullenmesindeki hani sadece dille ikrarın yeterli olduğunu en ifade ediyor. En büyük hadis alibinin de Türk olduğunu söylerler. Buhari'nin. İmam Buhari zaten evet. Kütüb-ü Sitte'nin yazarlarına baktığınızda zaten hepsi hemen hemen yaklaşık bir tane hariç galiba tam şu an aklımda değil ama tamamı Doğu menşelidir. İşte Farabi mesela. Farabi olsun, İbn-i Sina olsun bunların hepsi zaten Türk asıllı. Hani buna baktığımızda ki Farabi gerçi hani ilk öğretimini Samanyolu topraklarında aldıktan sonra Bağdat'a yerleşmiş. İşte Suriye'de Şam'a gitmiş, Halep'e gitmiş, ardından Mısır'a gitmiş vesaire. Ama İbn-i Sina genelde Samanyolu coğrafyasında yetişiyor. Ki özellikle işte Samanyolu hükümdarının bir hastalığını, 2. Nuh'un hastalığını iyileştirdikten sonra da Samanyolu saray hekimliğine alınmış. Ki orada çok büyük bir kütüphane mevcuttur. Sıvanül Hikme adıyla. Hani biraz da buradan da kendini besliyor. Diğer taraftan işte Farabi'den aynı şekilde beslemiş ama o dönemin alimlerinde mesela baktığımızda hiçbir hani şeye gerek kalmadan, işte tutuculuğa gerek kalmadan çok rahat farklı kaynaklardan beslenebilmişler. Mesela İbn-i Sina kendisi aynı zamanda bir meşyai ekolü felsefecisidir. Aristo yeni Platoncudur. Mesela babasının yine batini olduğundan bahsedilir ki kendisinin hani bu konudaki fikirlerinin zaman zaman evde yapılan toplantılardan alındığını söyler ama öyle veya böyle farklı kaynaklardan beslenmek suretiyle de gerek tıp sahasında gerek felsefe sahasında ahlak, metafizik çok büyük bir alim olarak kendini gösteriyor. Ama Mürciye'den aslında biraz bahsetmek lazım ki Türklerin İslamiyet'e ısındırılmasındaki aslında en büyük nedenlerden bir tanesi. Çünkü neden? Dediğimiz gibi sadece dille ikrarı yeterli buluyor. Hani direkt her şeyi dayatmıyor. Kelimeye işaret getirirsin diyor ama ondan sonrasında yavaş yavaş alışarak bu devam eder. O dini ısındırırsın. Ve hani sonuçta baktığınızda Türkler tamamen göçebe bir toplum. Özellikle Orta Asya'dakilerden bahsediyoruz ki zaten İslamiyet'e girişte de iki farklı şey var. Yöntem var. Hani kitabi İslam diyoruz. Ve diğer taraftan işte sufilerin eliyle yayılan. Bir kılıçla bir kalem ehliyle. Yani. Kılıçla yayılmak
pek mümkün değil. Bilmiyorum, ben onu mümkün olmuyor. Yani çünkü hani Türklerden bahsediyoruz. Yani kılıçla yerler fethedebilirsiniz ama bu benim de tezim. İnsanın yani, gönlüne hitap edebilmeniz için irfan devreye girmesi gerekiyor. İşte İranlılar gönülle kılıçla fethedilenler, sonuç ortada yani. Vallahi yani benim bir şey demek istemiştim. İran'ın yalnız işte Şiiliğinden bahsediyorsak ama çok geç dönemdir. İran Şafi'dir aslında. Tabii. Yani Şafi'dir. Yine bir Türk kısmen eliyle. Şafi, kısmen Hanefi İran. Yani. Ama 16. yüzyılda Şah İsmail sonrasında artık bugünkü hocam, bildiğimiz Şiiliğe dönüyor. Hocam şu anlamda bir şey söyleyeceğim ben. Birkaç sene önce Özbekistan'a gitmiştik hocam. O Buhara'yı hakikaten gördük yani. Bilmiyorum gördünüz mü hocam? Görmek isterim hocam. Çünkü hocam şunu, ben Türkistan'a gittim ama Buhara'ya gitmedim. Hocam şunu fark ettim. Semerkant'ı gerçekten Buhara'yı görmeden İslam medeniyeti, yani Türklerin yaratmış olduğu, ürettiği İslam'a katkıyı konuşuyoruz ya. Anlamamız çok zor hocam. Bir şeyi var. Bir böyle küçük, yani ne diyorlar, fragmanını gördük Türkistan'da. Ahmet Yesevi Türbesi. Hocam yani, biz onun, oraya gittik. Oradan hocam şey gittik. Bir versiyonu. Hocam Semerkant'ta yani şimdi öyle medeseler var ki, öyle camiler var. 100.000 kişi dediler, inanmadık ya 100.000. Hocam var. 100.000 kişi. Öyle medrese, Registan Meydanı biliyorsunuz hocam. 3 tane medreseyi yan yana yapmışlar. Öyle ki insanlar hocam kapısında şu kadar kalıyorsunuz. Bir böcek, sinek kadar. Devam şey, ama ben Timur onun olayı... bir benzerini İsfahan'da, Nakşicihan'da görmüştüm. Muhteşemdi. Yani o Cuma Camisi'nin az olduğu. Az evvel şunu da bahsettik ki hocam. Mesela İslam'ın en büyük hadis kitabını yazan kişi Buhara'dan çıkmış. En büyük iki imamdan birisi Maturidi. Semerkant'tan çıkmış. Semerkant'ta yatıyor hala mezar hocam. Tasavvufçularından Kelebazi var. Yani İslam Buharalı. Evet hocam, dünyadaki en büyük yani İslami şey tarikat Nakşi tarikatıdır. Şah Nakşi Hazretleri Buhara'da yatıyor. Ben şimdi merak ettim. Ya niye bunlar Buhara'dan çıkmışlar, Semerkant'tan çıkmışlar? Hocam Buhara, Semerkant, işte Horasan, buralar aslında tam anlamıyla bir kültür mozaiği. Yani orada birçok akım var. Ama hocam bir şey diyeceğim. Şunu fark ettim hocam. Orada bir türbeler koridoru var. Semerkant'ta. Muazzam türbeler. Timur döneminden kalan. Evet. O türbeler oradan geçiyorsun hocam. En sonda bir sahabenin kabri var hocam. Kusam İbn Abbas. Hocam ben şunu şaşırdım. Peygamberimizin, sahabe bu. Peygamberimizin emriyle hocam. O Kusam Hazretleri Semerkant'a geliyor. Hocam 600 yılından bahsediyor. Semerkant o zaman yok, köy bile değil orası. Hocam ben... Var hocam bak. Hayır, yani şu anlamı söylüyorum. Peygamberimizin işaretiyle oraya gidiyor kişi. Oraya gidiyor. Örnekleri çok hocam. İstanbul'da yaşıyoruz. Eyüp Sultan yani, diye bir semt var burada. Hocam o bak, ama şu var. Orta Asya'dan bahsediyor. Oraya gidiyor. Orada hocam bir mektep kuruyor herhalde bu. Bir okul kuruyor. İnsan orada yetiştiriyor. Orada şehadeti var galiba sanırım hocam. Kıbrıs'ta aynı... Hala Sultan var. Hala Sultan. Evet evet. Hocam, hocam bunlar bak, bunlar var ya gerçekten. Peygamberimiz öyle buyurduğunuz gibi yani işaretle Kusam Hazretleri Orta Asya'ya gelmiş, Semerkant'ta bir yer kurmuş. Hatta orada Ukkaşi Hazretleri var, mezarına gitmek için 3 saat arabayla gittik dağların başında. Hocam oralara muazzam tohumlar ekilmiş zaman. Hocam bizi o kadar canımızı çektirdiniz ki ilk fırsatta Orta Asya'ya Özbekistan'a gideceğiz bu gidişle. Hocam özellikle Semerkant zaten hocam. Zaten bir orası kaldı. Hocam Semerkant ama Semerkant yapan Timur. Yani Semerkant evet. Tam bir ticaret şehri. Kesinlikle. Bir iskele olarak evet. Görülüyor. Hatta öyle bir şey ki İslami dönemde mesela şehrin içerisinde yanlış hatırlamıyorsam İbni Havkal. Hani birbirini kovalar şekilde heykellerin olduğundan bahsediyor. Hani şehircilik anlayışı vallahi. Açısından da çok farklı. Hocam, çok değişik. Hocam Ali Kuşçu'nun okuduğu medrese orada malumunuz. Evet. Resathanesi orada. Yani şeyin Ulu Bey Resathanesi orada. Hep Semerkant'ta bunlar. Yani buyurdu ticaret merkezi, ilim merkezi yapmışlar. Muazzam bir ilim beşi yatağı olmuş. Oradan yayılmışlar mı Anadolu'ya gelmişler. Ama şunu hocam görüyoruz. Anadolu'ya gelenlerin tamamı da yine şairler. Sufiler de hocam. Sufiler ve Nişaburlu, şairler. Nişaburlu, Hacı Bektaş Veli Nişaburlu mesela. Evet. Hepsi sufi ve şairler evet. Hocam. Dolayısıyla Türk demek, sufi demek, tasavvuf demek, şiir demek hocam. Bu üç şeyi çektiği zaman Türk kalmıyor ortada. Hocam sen şimdi buraya söyleyeyim. Direkt eğitimi aslında direkt atlayabiliriz de. Evet. Hani diyoruz ya peygamberin bir emriyle oraya gitmiş. İslam'ın evet, ilk evet. Emri oku. Oku. İslam'ın ilk döneminde işte biraz şeylerden bahsettik. Camilerden bahsettik. Camilerdeki halkalardan veya işte mahallelerdeki kitaplardan evet, bahsettik evet. De.
Ama o dönemin mesela en önemli ilimsel faaliyeti, özellikle medreseler kurulana kadar insanlar seyahatle bu işi yapıyorlar. Hani bin bir türlü çileye katlanarak o emri yerine getirmeye çalışıyor. İlim öğrenmeye çalışıyor. Bağdat'tan kalkıyor, Semerkant'a gidiyor. Oradaki alimden okuyor. İşte geliyor Buhara'ya, dönüyor Kahire'ye. Hani bu şekilde bir eğitim anlayışı var ki, o eğitim anlayışının da aslında hani bu sizin az önce söylemiş olduğunuz neden Kusam orada, ya. Onunla özdeşleşmek mümkün. Evet. Hani bir anlamda. Şimdi onlar o seyahatin birkaç boyutu var ama ben küçük bir ilave yapayım. Şimdi bilginin seyahati muhteşem bir şey. Ama irfan sadece alimler üzerinden gitmiyor. Mesela tüccarlar da kendilerine misyon yüklüyorlar. Diplomatlar da kendilerine misyon yüklüyorlar. Alimler ve sufiler zaten, özellikle sufilerin önemli bir kısmı zaten bu iş için geziyor. Ama en ilginç ki bilginin paylaşım noktalarından birisi ne biliyor musunuz? Yine bir merkeze dönüyor. Hani dünyayı bir nokta olarak görün. İnsanlığın, medeniyetin çıktığı yeri de bu noktanın etrafı olarak görün. Bu nokta Kabe. Yani Müslüman toplumlar için söylüyorum tabii ki. Bu dünyanın geneli için böyle bir iddiada bulunamam. Belki Hristiyanlar için bunu Kudüs ya da Yahudiler için Kudüs merkezi söyleyebiliriz. Yani kastettiğim ne hac. Ne kadar önemli onu da soru işareti koyarız. Kastettiğim hac meselesi. Şimdi her Müslüman İslam'ın temel şartlarının içerisinde var olan bir şey hac. Bir vazife. Tamam. İmkanı, gücü olan herkes hacca gitmesi gerekiyor. Bu modern çağda ne anlam ifade ediyor bunu bilmem. Yani karışıp konuşmak istemem ama orta çağa baktığımız zaman her insan, hele ki sufi ise ve alimse, kendini hac konusunda zorunlu görüyor. Fakat bugünkü gibi böyle tırnak içinde seküler bir hacılık söz konusu değil. Yani uçağa biniyorsunuz, iniyorsunuz, işte tavafınızı yapıyorsunuz, geliyorsunuz, Allah kabul etsin. Orta çağın hacıları böyle değil. Yani adam Özbekistan'dan, Semerkant'tan kalkıyor diyelim. Nereden baksanız 7-8 ay yolculuk yapıyor. Kervanla da gitse, yürüyerek gidenler de var. Sırf macera için gidenler var. Gitmişken ikinci, Allah ömür vermez belki deyip ikinci bir haccını yapmak istiyor. Birkaç yıl Kabe'de vakit geçiriyor. Ama onun gibi yüzlerce insan düşünün. Yani bir tanesi Endülüs'ten geliyor, bir tanesi Afrika'dan geliyor, bir tanesi İbn-i Anadolu'dan geliyor. Işte hocam. Kesinlikle bir tanesi Orta Asya'dan geliyor, kimisi Hindistan alt kıtasından geliyor. Aynı dili konuşuyorlar ve müthiş bir bilgi transferi söz konusu. Hac üzerinden ciddi bir o İslam dünyasının her tarafında ne oluyor, ne bitiyor, işte yeni gelişmeler ne, hangi eserler yazılıyor, hangi bilgi revaçta. Hac üzerinden muhteşem bir bilgi dağıtımı söz konusu. Bu yüzyıllar boyunca da devam eden bir kültür. O Aydın orada, Hoca'nın söylediğine bir ilave olsun evet, diye. Ticareti hiç unutmayalım. Mesela Samani Veziri Ceyhani, Süveyl-i Kalim diye bir tane coğrafya kitabı yazıyor. Vezirlik görevi mi yapacak yoksa kitap yazıp etraf mı gezecek? Ama ne yapıyor? Gelenlerden bunları alıp bir şekilde o kitabı derliyor. Veya El-Biruni'nin işte Tahkik-i Mahir Hindi vardır. Hint topografyasına dair. Hindi nereden merak etti bu adam? İşte gelenlerden buna merak doğuyor. İdrisi. Hocanın metnini okuduk. Yani Avrupa'da gezmediği kasaba kalmamış hocam. Neredeyse. Yani Norveç'e kadar çıkmış adam neredeyse. Somon balığının nerede yetiştiğini tek tek uzun uzun anlatıyor. İlginç meraklar, ilginç ilgiler. Bu seyahat gerçekten önemli. Yani İslam coğrafyacıları açısından baktığımızda bunların içinde işte İstahri dahil olmak üzere metinleri yayınlananlar var, yayınlanmayanlar İstahri var. İstahri dedin hocam, mesela İstahri de İbni Havkal'la mesela görüşüp birbirlerinin metinlerini karşılaştırabiliyorlar. Birbirlerine karşılıklı işte fikirler sunabiliyorlar. Hani bu da önemli. Bu bir şey, İbni Cübeyr var mesela. İlginç. Ortaçağ'ın ilginç seyahatlarından birisi. Ama benim tabii Evliya Çelebi'yi saymazsak daha yakın dönem. Şimdi bir de ortaçağ tarihçisi olunca hocam Evliya Çelebi bile bize yakın dönem geliyor. Şimdi bugünden baktığınızda 1600'ler çok uzak ama bize göre çok yakın. Evet. İbni Batuta mesela benim en ilgimi çeken seyyahlardan birisidir. Fas'tan, Tanca'dan yola çıkıyor. Evet. Belki bana cazip getiren aslında onu, bizim dönemin
evliya çelebisi diyelim ona. Kesinlikle. Yani. Bir de şöyle bir özelliği var onun. Dini ilimlere meraklı. En genç yaşında 20'li yaşları ile 40'lı yaşları arasında en belki velut çağlarında geziyor. Ama aynı zamanda dini ilimlere meraklı, sufilere meraklı, ahiler hakkında ciddi bir merakı var. Özellikle Anadolu bayisleri. Nefis bilgiler evet. veriyor. Bir de her beyle görüşüyor hocam. Bu harika bir şey. Yani böyle bir film sahnesi gibi düşünüyorsunuz hayatınızda. Hocam şimdi... Değişik pencereler açıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz Karaman'da, bir bakıyorsunuz evet. Germiyan'a gitmiyor sadece. Onu nedense sevmiyor. Orayı biraz evet. fazla kulaktan dolma bilgi almış ama... Aydın'a gidiyor, Saruhan'a gidiyor, Osmanoğullarına gidiyor ve daha 1330'lu yıllar, 32'de evet. Geliyor hocam. Diyor ki, ben diyor Anadolu beylerinin tamamını gezdim. Bunların içerisinde gerçekten gelecek vaat edeni Bursa Sultanı evet. Şücaettin Orhan Bey'dir diyor. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'yi kastediyor. Gerekçe olarak da şunu hatırlıyor. Bunu bile gözlemlemiş 1332. Çünkü diyor o küffar illerine sürekli gaza yapar diyor. İşte döndük dolaştık. Aslında programın neredeyse ikinci saatimizi doldurmak üzereyiz. Baş noktasına dönüyoruz. Yani İslam dünyasında herkesin ruhuna, herkesin zihnine hitap eden bir yaklaşım arıyorsanız gaza, cihat ve ilahi kelimetullah fikri, yani Kur'an'ın hükmünün ortaçağ dünyasında diğer bütün o dönemin ehli küffar kabul ettikleri tırnak içinde yapıların, devletlerin üzerinde hakim kılması ve kılan kişi fikri öne çıkıyor gördüğünüz gibi. Hocam şimdi şu da var, İbn-i Battuta mesela şöyle bir şey yapsak biz, mesela ben kendim için söylüyorum. Yani Muhammediye merkezinden İslam Türkleri ne kattı medeniyetimize? Ne kattı? İbn-i Battuta Seyahatnamesi biliyorsun yayınlandı. Muhteşem bir çeviriyle yayınlandı. Yani gerçekten Sait Aykut maşallah beyefendi hocam yani bir türlü tanıyamadım gerçekten. Ben tanışmıştım. Çok nezih, çok kibar birisi. Hocam bilhassa o kitabın girişini herkesin okuması lazım. O girişi muhteşem. Çok güzel bir giriş almış. Orada hocam şimdi İbn-i Battuta'nın Seyahatnamesi bizim yani Türk düşüncesi ve kültürü, Türk milleti ne kattı diye sorsak, medeniyete, insanlığa ne kattı? İşte falan. O kitaptan okusak, yani o bile bize çok şey söylüyor. Mesela hatırlarsanız o Manisa civarına geliyor hocam, bu içeri gelir gelmez iki tane grubun savaştığını görüyor orada. Anlatıyor. Niye savaşıyorlar? İki tane ay grubu demiş ki biz alacağız. Sivas. Ne, birbirine girmişler, ben alacağım, sen alacaksın diye. Şimdi şaşırıyor bu. Ahilerin diyor konuk oldum diyor anlatıyor. Şimdi bir şehre bir yabancı gelirse diyor Türkiye'yi anlatıyor. Bunlar bir yabancı gelirse diyor kesinlikle diyor hiç korkmasına gerekiyor. Bir ahi tekkesinde misafir olsunuz. Sizi onu yediriyorlar, içiriyorlar, bir de hamama götürüyorlar. Güzel elbiseler giydiriyorlar buna. Onu çok sever. Çok yani seviyor. Onu çok sever. Evet, ondan sonra hatta Bolu kısmında daha feci. Yani Erzurum kısmında anlatıyor. Bolu'da dağda kaybolduklarında kurtarıyorlar. Kurtarıyor. Erzurum kısmında diyor ki ya ben misafir oldum gideceğim. Bana dedi nereye gidiyorsun? Misafirlik 3 gündür. Daha önce gidemezsin. En az 3 gün kalacaksın. Hocam bak bunları sonra diyor ki hocam bak çok basit bir şey söylüyor. Şimdi aslında ahilik kültürünün temeli... Kadınlar hakkında çok cana yakındırlar diyor. Hemen benimserler giderken de ağlarlar arkanızdan diyor. Bu duygusal Anadolu insanı evet, işte. Evet evet şunu mesela biliyorsunuz ahilik kültürünün temelinde fütüvet var. Fütüvetnamede fütüvet var. Fütüvetin temelinde peygamberimizin la feta illa Ali, la seyfi illa Zülfikar. Yani feta Ali gibi feta yoktur, kılıç yoktur. Feta yiğit demek, kahraman demek, cesur demek, cömert demek. Civan mert. Şimdi demek. Hocam biliyorsunuz ha civan mert. Şimdi biliyorsunuz Abbasiler bu teşkilatı kuruyorlar. Nasıl? Ama şey diyor ki İbn-i Battuta ben fütüveti biliyorum ama diyor Türkler diyor çok ileri götürmüşler bunu. Çok ileri götürmüşler. Misafirleri karşılıyor. Hocam Anadolu Türk irfanıyla harmanlamışlar. İşte ha onu diyeceğim. Ya biz şimdi orada biraz da Ahmet Yesevi'den işte şey var. Etki var. Horasan'dan etki var. Yani Türk'ün kendi şeyini orada ortaya koyması, benliğini ortaya koyması orada var. Mesela şu var. Şimdi Türk'ün en büyük hasletlerinin birisi misafir kabul etmesi, yedirmesi, içirmesi kim olsa olsun. Kapı açık. Yani benim mezhebimden, dilimden düşünmüyor bunu. İbn-i Battuta'nın o şahitliği
bizim mesela şunu hocam ben dikkat ediyorum. Mesela cami dediğimiz kelime Türklere mahsus bir kelime. Araplar mescit diyor malumunuz. İranlılara mescit diyor. Mısırlılara mescit diyor. Camiye cami diyen biziz yani. Bir araya getiren toplayan evet. Mekan. Şimdi niye biz Türklere cami demişiz? Bu mabede niye cami diyoruz? Cami toplayan demek. Hatta Arapçada cami kelimesi daha çok kitaplara verilen bir addır. Cami, hadis mesela, cami, cami tevari. Cami-ül meknunat mesela. Mesela Araplar cami kelimesi kitap için kullanıyorlar. Biz ama mabede niye cami demiş? Bir örnek vereceğim hocam. Samsun'da bir cami yapıldı. Tamam mı? Camiye gittik. Hiç şey yok, levha yok. Bir tek Allah var. Dedim ki imama, ya dedim hocam neden diye levhalar yok? İşte Muhammed, Ömer, Ebu Bekir Osman falan. Bilmiyorum dedi. Ya müteahhite sor dedi. Müteahhit Allah da oradaymış. Müteahhit de mühendis bir adam. Dedim beyefendi neden bu levhalar yok dedim. Dedi ki ya camide dedi ne iş var onların dedi ya. Allah biridir o var gerisini boş ver. Çok bak, iyi ama çok pratik. Pratik. Mantık güzel. Tam şey dedim ki beyefendi sen onun levhaların niye olduğunu biliyor musun oraya dedim. Niye koymuş biliyor musun? Dedi bilmiyorum ne gerek var bilmem dedi ya. Sapma sapan şeyler dedi ya. İnanın. Ya olur mu böyle bir şey? Hocam bak, üzerinize alınmayın ama Karadenizli miydi bu müteahhit? Güzel. Dedim ki ne karşı çıkmış. Dedi ki bak beyefendi dedim. Bak biz şimdi Arapların camilerinde bu yok. Mısır'da yok, İran'da yok. Bu bizde var. Bak niye biz cami toplayan demiş. Demişiz ki az evvel hocam bahsetti. İşte Mürciye var, Rafiziler var. İşte efendim bir sürü mezhepler var. Herkes kendi dinini ilan etmiş. Mezhebini din yapmış. Ama Türkler bir cami yapmışlar. Demiş kardeşim. Çünkü insanların mezhebi kimde anlaşılıyor hocam malumunuz? Ebu Bekir'i, Ömer onunla da anlaşılıyor. Yani işte Şia Ebu Bekir'den, Ömer'den nefret ediyor. İşte birisi Osman'dan nefret ediyor. Biri bundan. Türkler demiş ki bütün isimler camiye koymuş demiş kardeşim. Biz tevhidi temsil Türkler ediyoruz. Türkler Hanefi'dir ama hocam özellikle Ehl-i Beyt sevgisi, tabii. Hazreti Ali sevgisi tabii. Tamamen Türklere aittir. Hani apayrıdır. Bunun hani sebebi mesela de işte Orta Asya'daki Horasan bölgesine o Emevi baskısından sonrasında da Abbasilerin daha gizli baskısından korkan, aynısını çekinen aslında, Ehl-i Beyt mensuplarının ya üç farklı göç güzergahları var. Ben bir ara bakmıştım özel ilgim var. Hocam bu isim aslında ya, tevhidi temsil ediyor. Kesinlikle hocam. Kesinlikle değil, tevhidi temsil ediyor. Ya Afrika'ya göç ediyorlar. İşte evet. Orada İdrisiler devletini, Fatımiler vesaire kuruyorlar. Ya Yemen'e göç ediyorlar, orada Resulüler var işte Resiler yani diye bildiğimiz. Ya da Orta Asya'ya gidiyorlar. Orta tabii. Asya'da devlet kurulmuyor. Şiilerin kurduğu bir devlet yok. Deylem ve Taberistan'dan yine o tarafı etkiliyorlar ama. Ama şey var, devlet yok ama Ehl-i Beyt kültürünü o bölgedeki Türk toplum üzerine Hanefilik üzerinden veriyorlar. Bunun sebebi de İmam-ı Azam'ın yani Ebu Hanife'nin bizim mezhep imamımız olan, Türk toplumunun genelinin mezhep imamı olan Ebu Hanife'nin hocalarından ikisi, mesela bir tanesi İmam Cafer, 12 İmam Şiasının 6. imamı olan İmam Cafer-i Sadık. Diğeri de o daha az bilinir. Bu İmam Zeyd, yani Zeydiye Şiasının kurucusu İmam Zeyd. Bir şey var, onu söylemem lazım. Yani biz hani Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i Şia'nın genelinin yaptığı gibi dışlamamamızın sebebi şurada gizli. İmam Zeyd'in yani Şia'nın Zeydiye kolu şunu savunur. Bu bizim zihniyet dünyamıza biraz daha yakın olduğu için söylüyorum. Hilafet Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ali'nin hakkıdır. Bu doğru diyor Zeydiye. Ama bunun olmaması Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i ve Hazreti Osman'ı onların hilafetini gayrimeşru kılmaz diyor. Çünkü onlar da peygamberin yakın dostlarıdırlar ve onlar da evet hak onların birinci planda olmasa da bu vazifeyi sürdürmeleri gayrimeşru değildir diye bir düşüncesi var Şia'nın. Bu düşünce bizim genel anlamda Hanefi düşünceye daha yatkın. Sonra tabii Hanefi düşünce literatürle birlikte daha da sahipleniyor. Ve hocamın dediği o işte dört halifenin hatta bunu genişletebiliriz haleyi. Yani herhangi bir camiye girdiğinizde
baktığınızda ne görürsünüz? İşte Allah lafz-ı celalini görürsünüz. Hazreti Peygamber'in ismini görürsünüz. Dört halifenin ismini görürsünüz. Ve Hasan ve Hüseyin'i ekler. Bizim i̇şte bu tevhid hocam. Bu tevhid hocam. Çünkü ehli sünnette hürmet esas, diğerlerinde nefret esas. Yani ehli sünnet ve cemaat mezhebinde hürmet esas. Hürmet ediyor. Yani Muaviye bile, yani biliyorsunuz bizim mezhepte, ehli sünnette Zeyd, yani lanet etmemekte fayda var. Lanet diye bir şey yok bizde. Ama şimdi ehli sünnet dışı mezheplerde nefretle bir esas var. Sevmese de telin etmez hocam. Hocam biraz susmayı tercih ediyor. Susmayı tercih ediyor. Eski asabiye geleneğinden geliyor işte hocam. Evet. Yani mesela oradaki kabile anlayışı bir zaman sonra bunu etkilemeye başlamış. Yani telin etmek olayı genelde bana göre bundan kaynaklı hocam. Ama mesela Emevilerde çok farklıydı. Ya bu bahsi açmak ve uzatmak istemiyorum aslında ama Şia mensuplarının, yani Ehlibeyt mensuplarının diyeyim daha doğrusu, Emevilerle yaptıkları metinlere bakın. Gülgün Uyar Hoca'nın güzel Hazreti Ali evladı ile ilgili çok güzel bir kitabı var. Orada da görürsünüz. Farklı metinlerde de görürsünüz. Ehlibeyt mensupları Emevilerle anlaştıklarında temel şartlarından bir tanesi şu. Minberden Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'yı sövmeyi bırakın diyorlar. Emeviler daha katı. Mesela şey konusunda, mücadele konusunda çok çok daha katılar. Hocam ikinci aramıza da yavaş yavaş yaklaştık. Aslında çok keyifli bir noktaya geldik. Kısa bir süre sonra reklam vereceğim ama reklamlardan sonra biraz böyle Türkistan bilgeleri, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan o kültürümüzün temel taşları olmuş bilgelerimiz üzerinde konuşalım. Malum UNESCO bu seneyi hem Ayevran yılı ilan etti, hem Hacı Bektaş Veli yılı ilan etti, hem Yunus Emre yılı ilan etti. Biraz onlardan da bahsedelim. Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Divan-ı Hikmet'i okuduğunuz zaman Ahmet Yesevi'nin o yetim çocuğun başının okşanması hadiselerinden, kimsesizlerin, gariplerin gözetilmesine dair hikmetlerinden başlamak üzere kendi hayatını örnekleyip aslında Hazreti Peygamber'i peki anlattığını görürüz. Peki orada evet, yetim görürüz. Kimdir? Tabii, Hazreti çok Peygamber'dir. Net. Yani ikincisi Kutadgu Bilik. O metaforları çıkardığımız zaman od kırmışı vesaire. Burada tabii bilgelik devreye giriyor, hikmet devreye giriyor vesaire ama aslında içerdiği mesajı analitik keşke istatistiğini çıkarsalar. Bu aralar yaygın ya. Kur'an'daki mesajların birebir aynısını görürsünüz ve Kutadgu Bilik dediğimiz metnin adı konmamış bir Kur'an meali olduğunu görürsünüz. Çok net bir şekilde. Yani o hani zamana çünkü uyarlamak. Çünkü medeniyetin özünü anlatıyorsunuz. Zamana uyarlamak diyorsunuz ya. Zamana uyarlamak diyorsunuz ya. Kutadgu Bilik. İşte tam Aydın Hocam'ı belki biraz konuşmasını isteyeceğim dönem bağlamında. Karahanlı coğrafyasında bunu Samanilere de götürebiliriz. Son berisine de getirebiliriz. O yüzyılın, yaşadığı yüzyılın Türk toplumuna Kur'an'ı düşünceyi kendi diliyle kendi çevresi bağlamında yerleştirdiğini çok net görüyorsunuz. Evet. Bu gözle biraz okumak lazım o metinleri. Aslında ilk Kur'an tercümesi Karahanlılar döneminde biliniyor ama aslında Samaniler döneminde yapılmış. Evet. Samanilerde Taberi tercümesini yapan bir heyet var. O heyette de iki tane Türk alim var ki bunlar o tercümenin hemen sonrasında Türklere işte İslamiyet'i aktarmak ve kendi dillerinde bunu öğretmek üzere ilk defa satır altı Kur'an tercümesini yapıyorlar. Bunun şu an tam metni günümüze gelmiş değil. Karahanlılardaki biraz daha biliniyor. Ama İngiltere'deki yanlış hatırlamıyorsam British Museum'da hani bununla alakalı bir metin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani burada Türklere işte Ahmet Yesevi'de olduğu gibi işte Samanilerde ki Ahmet Yesevi Samanilerden biraz daha hani geç bir dönem. Evet. Ama nedir? Kendilerinin diliyle, işte kendi beğendikleriyle, hece vezniyle bunları aktarmaya çalışıyorlar. Yine hani mesela kızı vardır Ahmet Yesevi'nin.
Onun eliyle de mesela kadınlara yine irşat görevi üstleniyor. Bu şekilde var. Anlatıyor. Mesela Hacı Bektaş Veli kendisinden sonra dergahı Kadıncık Ana'ya emanet ediyor. Evet. Seyit Harun, Konya'nın Seydişehir ilçesinin kurucusu olan Seyit Harun kendisinden sonra dergahı Halife Sultan dediği kızına emanet ediyor. Biz biraz fazla eril olmuşuz sanırım sonraki dönemde biraz kültürün parçası ama Orta Çağ'da hem siyaset bağlamında işte Memlukların kuruluşunu ya da Saltuklu hükümdarlarını düşündüğümüzde kadınların çok aktif bir yeri olduğunu görüyoruz. Hayır eserlerini düşündüğümüzde özellikle de cami, hayratlar hastane, var, tekke gibi yapıları düşündüğümüzde ağırlıklarına Osmanlı dönemine gelmiyorum bile. Yani şeydeki Üsküdar'daki camileri düşündüğümüzde Atik Valide ya da Mihrimah'ı ya da Yeni Valide'yi düşündüğümüzde Eminönü'ne geldiğimizde her gün önünden geçip o ihtişamın karşısında titrediğimiz Hatice Turhan Sultan'ın camisini, yeni camiyi düşündüğümüzde bunlar en göze görünür örnekler. Bir de Anadolu'nun farklı coğrafyalarına Orta Asya'ya gittiğinizde kadınların medeniyet içerisinde, İslam medeniyeti içerisinde muhteşem bir damgasının olduğunu da görüyorsunuz. Ahiler var. Peşlerinden Bacıhan-ı Rum geliyor. Bacıhan tabii. Yani o da Ahi Evra'nın karısı zaten işte, kurucusu. Hocam şimdi evet. Bu çok şimdi doğru. Hocam mesela diyoruz ya kadın. Kadın hep erkeğin yanı başında olmuş Türklerde. Ve bu iş değişmiyor. Mesela Selçuklularda bir Altuncan Hatun örneği var ki yani her şeyle. Tuğrul Bey'in eşi. Tuğrul Bey'in eşi. Eşine diyor, Tuğrul Bey 70 yaşında, Altuncan Hatun vefat etmek üzere. Dediği şu, eğer diyor iki cihanda da hani saadet bulmak istiyorsan, kurtuluş arıyorsan diyor, halifenin kızıyla evlenmelisin. Evet, Seyide Bunu Hatun. Bunu kendi eşine teklif eden kendisi, Altuncan Hatun. Ama yaptığı iş, eşinin de geleceğini düşünerek... Hani bir taraftan siyasi anlamda ama bir taraftan da yine dini bir motivasyon anlamında bunu düşünerek yapıyor. Bir katkı sağlayayım. Mesela Altuncan Hatun, bu Tuğrul Bey hocam esir edildi. Daha doğrusu kardeş tarafından kaleye sıkıştırıldığı zaman İbrahim İnal tarafından. Altuncan Hatun'un Tuğrul Bey'den önceki evliliğinden bir oğlu var Anıştekin diye. Evet. O vezirin de desteğiyle... Anışrevan. Vezirin de desteğiyle bir böyle isyan hareketine girişir gibi oluyor. İlk karşı çıkan Altuncan Hatun devletin yani birliğini çok net koruyor. Kendisi yani. Hükümdarın şey olacak, annesi olacak bir taraftan. Zihnimizde birçok soru ve sorun. Peki bütün bu sorunların oluşmasına sebep olan asıl mesele ne? Sosyal hayata dair bütün sorularınız için Tahir İnan'ın sunumu ve alanında uzman konuklarla Asıl Mesele Pazartesi 18'de Val TV'de. Kur'an-ı Kerim bizlere neleri öğütlüyor? Hangi ahlaki ve evrensel mesajları bünyesinde barındırıyor? Nasıl bir insan ve toplum modeli öngörüyor? Önce bir teslimiyet, çünkü imanın gereği budur. İnsanlara bu kadar acımasızca davrandı. O kıssadan, o hadiseden o mesajı almak için o kadar canını verir. Rabbim kendine gerçek manada kul eylesin bizleri inşallah. Yüce kitabımızın farklı surelerinin çeşitli yönleriyle açıklanıp ele alındığı Nihat Hatipoğlu'yla Kur'an ve İnsan, Pazartesi 20'de Vav TV'de. Bu Kur'an, insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
Değerli dostlar, Doğu'dan Batı'ya tarih devam ediyor. Profesör Doktor Aydın Usta ve Doçent Doktor Dursun Ali Tökel ile Türk İslam medeniyeti üzerine konuşuyoruz. Çok keyifli bir sohbet olduğuna şüphem yok. Benim en azından izlenimlerim böyle. Bu arada bugün sunucunun, moderatörün çenesi düştü diye de düşünmeyin lütfen. Kendimi üçüncü konuşmacı gibi gördüm. Biraz tabii Dursun Ali Hocam da arada da söyledim ona. Hep benim çalıştığım, üzerine yazıp çizdiğim konulara değinip ister istemez bana pas atınca tutamıyorum. Yetmişlere hocam ne yapalım? Kendimi. Evet, tabii ilk arayı bitirirken biraz bilgelerimiz üzerine, Türk dünyasının bilgeleri üzerine konuşalım istedik ama bunu oluşturan ortamlar var aslına bakarsanız. Bir muazzam Selçuklu medeniyeti var. Ben önümüzdeki haftadan itibaren Ağustos ayı boyunca neredeyse hem de Malazgirt Savaşı'nın 950. yılı olması da hasebiyle peş peşe Selçuklu programları yapmayı, Selçuklu'nun değişik boyutlarıyla ele alacak programlar yapmayı planlıyorum. İşte inşallah nasip olursa bu şekilde devam edeceğiz. Yani Türkiye'de Selçuklu tarihi üzerine çalışan hocalarımızın katılacağı güzel programlar olacak. Ama burada da yani Aydın Hocam'ın Selçuklularla ilgili, Haçlılarla ilgili kitapları var, çalışmaları var. Biz hep öyle denk geldi. Gerçi o daha önceki konuk olduğunda da Samanilerin üzerine Türk-İslam İslamlaşma sürecini konuşmuştuk. Ama Selçuklu boyutuna hiç gelemedik onunla. Güzel çalışmaları var. Öğrencilerimize tavsiye ederim ben gönül rahatlığıyla. Burada Selçuklular önemli bir kırılma noktası. Aslında İslam dünyasının belki bütün tarihi boyunca gördüğü ve karşılaştığı iki büyük travma var. Yani İslam dünyasının böyle beline, böğrüne hançer gibi saplanmış. O böyle bir gerilemeye ya da bir tür travmaya sebep olmuş iki olay var. İkisi de Selçuklular zamanında. Birisi Haçlı Seferleri. İşte 1095'te Clermont Konsili'nde Haçlı çağrısı Tanrı istiyor diye yapılan bir çağrıyla başlayan ve 15 Temmuz 1099'da Kudüs'teki Müslüman katliamıyla neticelenen bir süreç var. Ve bu süreçten Selçuklular sayesinde ciddi atlatacak Türk dünyası, İslam dünyası. Sultan Selahaddin sayesinde de travmayı tabi uzantısı Memluklarla birlikte ortadan kaldıracak. Bu arada zaten hani Selçuklu deyip de kesmiyoruz. Hani Zengiler, Eyyubiler ve Memlükler de onun bir devamı. Bakiyeleri. Evet. Ve ikincisi de Moğol istilası. Hı-hı. Çok daha yakın. Evet. O da 1200 kaç diyelim 19'dan itibaren. Yani Cengiz Han'ın doğumundan da başlatabiliriz bunu gücü ele geçirmesinden ama İslam dünyasına hücumları Harzemşah Seferi ile birlikte başlayan bir süreç var. Timur bunu ciddi anlamda, gerçi Gazan Han'dan itibaren bir tersine dönüşüm başlıyor. Moğollar Müslüman olacaklar ve o yaptıkları tahribatı biraz giderecekler ama sonuç itibariyle Orta Anadolu irfanı dediğimiz Anadolu'da edebiyatın, kültürün oluşmasında hani hayırda şer, şerde hayır vardır mantığıyla baktığımızda Orta Asya'daki pek çok alimin, mutasavvufun o Moğol tehdidinden dolayı kendi daha güvenli gördükleri batıya doğru geldiklerini görüyoruz. Ve Anadolu ciddi bir sığınma kapısı. İşte Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı dönem böylece ortaya çıkıyor. Ve bugün işte pek çoğumuzun farklı programlarda gördüğümüz, karşılaştığımız Anadolu irfanı dediğimiz sürecin oluşma sürecinde Moğol istilasının kasıtlı olmasa da bir ciddi bir katkısı var. Hayırlı şer. Aynen öyle. Hayırlı şer. Şimdi Aydın Hocam'a şunu şeyi vardır ya, İslamiyet'in yayılmasında, bu kadar yayılmasında Moğolların da çok büyük hizmetleri vardır diye. Yani tersinden bakarsak öyle, nereden okuduğumuza göre Mefhumu değişir. Mefhumu Muharifinden öyle. Kitabı, yani bazen tersinden okumak da gerekir. Şimdi Selçukluların bu bağlamda bizim irfana katkısı, ilme, kültüre, İslam medeniyete katkısı, medeniyetine katkısı nedir? Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Şimdi Samaniler dedik ki, Orta Asya ile Horasan arasında bir köprü dedik. Selçuklular da o köprüyü Horasan'dan alıp Anadolu'ya taşıyorlar. Hmm. Aslında en önemli yönlerinden bir tanesi bu.
Yani batıya doğru akan nehrin yönünü, evet, eğimini Selçuklular veriyor. Biraz daha Anadolu'ya doğru yönlendirmişler diyelim. Hani en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Mesela Samanilerle beraber başlayan bir Türk-İslam hani sentezinden, kültür, medeniyet kavramından bahsediyoruz ya. Bu Karahanlarla gelişiyor. Gazneliler buna katkı sağlamış ama buna gerçek şeklini veren yine Selçuklular olmuş. Burada hani sadece bir siyasi anlamda işte özellikle Haçlılara karşı korunması veya işte Abbasi halifesini işte Şiilerin elinden kurtarması vesaire değil. Burada hani kimi Arap yazarlar mesela baktığınızda Selçukluların gelişiyle beraber hani İslam dünyasında bir çöküşün başladığından bahsederler ama tam tersine olarak baktığınızda Selçuklu hükümdarların kültür ve medeniyeti korumak anlamında büyük katkıları olduğunu, buna özellikle ihtimam gösterdiklerini söyleyebiliriz. Mesela hani burada yine eğitime eğer şey yapacak olursak, Nizamiye medreseleri, hani kurucusu Nizamülk'tür, bir İranlıdır ama ona o icazeti veren... O Türk bürokrasisinde yetişmiş yani, bir İranlı, evet, ama Gazneli bürokrasisi yani, içinde o bir tarafı hocam ama ona o icazeti veren mesela Sultan Alparslan'dır. O feraseti gösteren Sultan Alparslan'dır. Ve kendisinin Hanefi olmasına rağmen bir Şafii medresesine izin veren de yine Sultan Alparslan'dır. Oğlu da hakkını yemeyelim. Sultan Melikşah'ın da çok büyük desteğiyim. Evet. Biz şeye kilitlenip kalıyoruz aslında. Biraz magazinel bakmayı sevdiğimiz için. Sanki işte sultanın, yani vezirin ölümünde sultanın ne diyelim desteği yok ama ilgisizliği var. Bana kalsa var. Da yani Melikşah'ın o şeyde biraz dahli var. Bana da öyle geliyor. Yani Nizamülk'ün şeyinden bahsediyorsa. Ama buraya kilitleniyoruz biz. Halbuki toplama vurduğunuzda Melikşah çocukluğundan beri alan, yetiştiren ve sultan olarak baktığımızda da Nizamül Mülk'e en büyük desteği veren de Melikşah bu arada. Hayatlarının sonlarında evet siyasi bir anlaşmazlığın içerisinde düştüler. Bu bürokrasi de normal bir şey. En basit örneği bunun Kanuni ile Makbul İbrahim Paşa arasındaki ilişkidir. Yani Kanuni neredeyse bu teknik olarak mümkün değil ama hani o meselenin anlaşılması açısından söylüyorum. Kendi pozisyonuna getirmişti neredeyse. Yani bütün bürokrasinin en üstüne getirdi ve ama birdenbire kendisine rakip, yani o yönetimine rakip olarak gördüğünü, hareket ettiğini hissettiği anda onu ortadan kaldırdı. İşte, bu Nizami normal. De aynen bu şekilde. Tabii, tabii. Hani devletin mülkümü ortaksa diyor, söylesin diyor, bilelim. O da diyor ki sultan diyor mülküne ortak olduğumu daha yeni mi anladı diyor. Yani olayı bu ve şu var, o kadar ileri görüşlü bir adam ki işte benim başımdan sarığımı elimden divitimi alırsa diyor başından taç altından taht gider diyor ki ikisi de yanlış hatırlamıyorsam 2 ay arayla hayatlarını kaybediyorlar. 29 gün diyen de var, 2 ay diyen de İşte var. Yani o civarda bir şey var ki hani bu ikisinin zaten ortaklaşa diyelim şeyle baktığınızda Selçukluların zirvesi oluyor. Tabi burada sadece siyasi bir zirveden bahsetmiyoruz. Edebiyat anlamında. İşte Farsça. Türklerin şöyle de bir özelliği var. Ben diyorum ki Türkler kedi gibidir. Çok rahatlıkla her kaba girerler. Onun şeklini alırlar. Hiçbir zaman da hani yüksünmezler. İlla benim dilim Türkçe olacak demezler. Farsçayı kullanırlar. Arapçayı kullanırlar. Bu da onların hani güzel bir özelliğidir. Şey yapmazlar. Hocam medeniyetin özelliği açık olmaktır. Kapalı olmak değil. Medeniyetin özelliği. Ama mesela bu eskiden Arap medeniyetinde de var, şeyde de var, İslam medeniyetinde de vardır hocam. Onlar da aynı şeyi yaparlar. Açık, evet. Türkler yeni girdiklerinde zaten kendilerinde var olan bir şeyi çok rahatlıkla özdeşleştirirler. Mesela bir bakarsanız Haçlılardan bahsettik ya hocam. Bir zaman sonra artık Türk eşittir Müslüman kimliğidir. Türk eşittir İslam'dır. Diğer kroniklere baktığınızda da genelde hep bu şekilde görürler. O iki büyük istiladan bahsediyoruz ki dediğiniz gibi en önemli hani artı yönlerinden bir tanesi. Hani Anadolu belki daha evvel erken dönemlerde hani 1176 tam ben hep kilit derim. Artık o mühür vurulmuştur ama sonrasında başlayan Moğol istilası ile beraber çok yoğun bir göç hareketi olur. Ama bu göç hareketinin en önemli artısı oradaki çok edebiyat anlamında ne bileyim tasavvuf anlamında çok etkin kişilerin işte Bahaeddin Veled'in, Mevlana'nın babasının işte Alaaddin Keykubad'ın davetiyle gelmesi. Yine İbni Bibi'nin annesi Bibi Hatun Müneccime'nin gelmesi vesaire hani birçok insanın Anadolu'ya gelerek burayı hani belki sosyal anlamda Türkleşmiştir ama kültür anlamında özellikle baktığınızda sosyal anlamda
veya dini anlamda tam manasıyla bir İslam coğrafyası olmasını sağlar. Bu bağlantıda da işte yine Moğol istilasıyla beraber Selçukluların oradaki varlığı ve koruyuculuğu. Tabii ki sadece Alaaddin Keykubat dönemine kadar. Alaaddin Keykubat'tan sonrası tabii ki biraz daha tufan haline geliyor. İşte oğlunun oradaki yetersizlikleri diyelim. Bir zaman sonra aynı oradaki zamanda yönetimi vezirlere bırakması, bürokrasiye bırakması ya da onların güdümüne girmesi diyelim. Yani vezir Saadettin bile Köpek değil kişi zatı muhterem. Hani Saadettin Köpek'ten bahsediyoruz. Vezir bile değil ama o kadar vezirden yetersiz bir insan ki. Evet. Çok da ilginçtir ama baktığınızda kaynaklarda da hani Saadettin Köpek'le alakalı çok çok kötü şeyler bulamazsınız. Çok ilginç bir adam. Kendisini sultanın gayrimeşru oğlu ilan ediyor. Birinci Gıyasettin Kevser'in gayrimeşru oğludur. Kubadağbaz Sarayı'nın mimarıdır. Ve işte Zazadin Hanı vardır mesela. Şey olarak baktığınızda mimari anlamda birçok eserinde bahanesidir. Bizzat çizer, bizzat yaptırır. Böyle bir adam ama orada Selçuklu'nun da sonunu getiren bir anlamda Türkiye Selçuklularının Saadettin Köpek olmuştur. Ama nedir? İşte Alaaddin Keykubat dönemindeki o ortam Horasan'dan işte Moğol istilasının da etkisiyle Anadolu'ya yoğun bir göç hareketi başlatmış. Ve bu da dediğimiz gibi Anadolu'nun özellikle ne diyelim kültür anlamında tam bir İslam coğrafyası olmasını sağlamıştır bize göre. Ama Saadettin Köpek'le ilgili ilginç bir ana anlatılır hocam. Benim çok hoşuma gider. Köpek öldürülüyor. İşte Beyşehir'de, sarayda. Hı hı. Sonra onu teşhir etmek için bir kafesin içerisine koyup sarayın işte surundan diyelim sallandırıyorlar. İnsanlar işte bunu merak ediyorlar, ziyaret ediyorlar. Onun böyle cesedini izliyorlar. Bir tanesi de aşağıdan yukarıya doğru bakıyor. Tam bu sırada ip kopmuş ve adamın üzerine düşmüş. Adamın ölümüne sebebiyet vermiş. Sultan diyor ki tırnak içinde vay köpek diyor. Öldükten sonra bile öldürmeye devam ediyor diyor. Böyle ilginç bir hikayesi anlatılır. O da Alaaddin Keykubat'ın da şeyi vardır. Yani köpek Alaaddin Keykubat döneminde birini öldürtür. Haksız yeredir. Ama adamı oraya asarlar. Onu orada tutun der. Ona gerçek işte İbret olsun şeyi, diye yani. Gerçek olan adam oraya konulana kadar der tutun. Köpek en sonunda öldürülür oraya konulur. Ondan sonra da hocamın demiş olduğu gibi ölürken beni öldürmeye devam eder. İlginç bir kaç. Hocam, Yunus Emre'den biraz konuşalım. Yani edebi metin olarak baktığımızda Yunus Emre'nin metni Oğuz Türkçesi'nin herhalde en etkili ürünlerinden birisi. Bir de Risalet-i Nusiyesi var. Kendisine ait olan iki eser. Ama herhangi bir insan okuduğu zaman çok rahat anlamlar, manalar çıkartabiliyor. Yunus Emre, az önce ismini saydığım işte gerek Ahevran'a göre, gerek Hacı Bektaş Veli'ye göre daha yani aynı dönemlerde yaşıyorlar ama bir nesil sonrası, tabii, kuşak sonrası diyebiliriz. Doğumunu 1240 yılı civarı olarak veriyorlar. Eskişehir Sarıköy olarak yaygın bir kabul var. Buna çok itiraz hemşehrin eden olacaktır yani. Tabii. Evet. yani farklı şehirlerde Yunus Emre'nin orada yaşadığına dair görüşler var elbette. Bu da Yunus Emre'nin ne kadar geniş bir ilgiye mazhar olduğunu gösteriyor. Ama demin programda bahsettiğimiz, ilk kısımlarda bahsettiğimiz Yunus Emre de gezen bir kişi. Yani gezdim Urum'u, Şam'ı, yukarı illeri, Kam'ı diye bir dizesi var. Burada Urum, diğer Urum, Anadolu'yu kastediyor. Yani diğer taraftan Suriye'yi, Şam dediği Suriye, işte Suriye'yi geziyor, dolaşıyor. Ve yukarı iller dediği de Azerbaycan. Özetle kendisi gibi Oğuz Türklerinin bulunduğu bütün coğrafyaları dolaşan, onlara bir tür vaktiyle Ahmet Yesevi'nin Orta Asya'da yaptığı gibi hikmetlerini anlatan, insan sevgisini, Allah sevgisini, o programın en başından beri konuştuğumuz üzere, hocamın ısrarla üzerinde durduğu üzere insan olmanın erdemini anlatan bir mutasavvuf. Ben sadece şair, o kuru bir ifadeyle şair deyip geçmeyeceğim. Mutasavvuf, mütefekkir, şair, edip, alim, bunların hepsi Yunus Emre için söylenebilir. Siz
neler söylemek istersiniz? Yunus Emre ile ilgili, eserleri ile ilgili, Risalet-i Nusiye ile ilgili. İşte hocam biz Anadolu'nun İslamlaşması diye konuşmaya başladığımız zaman doğası gereği Horasan erenlerinden değil mi bahsediyoruz? Kesinlikle. Anadolu'ya gelenler. Bunlar Moğol istilasıyla daha sonraki dönemlerde geldiler ama işte Anadolu'nun başlangıcında Türkçenin, edebiyatımızın, işte hocam bahsetti. Osmanlılar başlangıcı, hocam şöyle diyelim, Selçuklular döneminde maalesef bize kalan hiçbir Türkçe eser yok. Garip bir şekilde, hocam da bahsetti, yani Selçuklular resmi dil olarak sarayda işte Farsçayı kabul etmişler, Farsçayı yaymışlar. Gazneliler de döneminde, işte bize üç eser kalıyor. Yani Kutat Kubilik, Atabetül Akaik, Divan-ı Hikmet. Onlar da gene Karahanlısı Astur hocam. İşte yani şey değildir. Karahanlısı Astur biraz daha Orta Asya'ya yakın olduğu için o Türk şeyi daha fazladır. Ama Selçuklar'da daha çok hani İran coğrafyası olduğu için. Evet. Ve yani yaşanılan halk, bürokratik dili vesaire dediğinizde genelde Farsça olduğu için bunu kullanmışlar. Ha. Hocam şimdi dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var. Tanpınar der ki Avrupa'da edebiyat vizyonlarıyla devam ediyor. Yani şimdi düşünün şöyle İngilizler, İngilizce diye bir edebiyat var, İngiliz diye bir millet var, İngilizce var. Hocam İngiliz edebiyatı İngilizlerin doğduğu yerde, şu anda oldukları yerde doğdu, dil, edebiyat, kültür. O doğduğundan beri aynı dil devam ediyor. Aynı alfabe devam ediyor. Çin de böyle. Aynı din devam ediyor. Çin'de 5000 yıldır devam ediyor. Aynen. Hindistan'da böyle. İran edebiyatı şu anda, İran'ın şu anda oturduğu coğrafyada doğdu, alfabe de orada doğdu, aynen devam ediyor. İstisnası biz Türkleriz. Ya dolayısıyla bizim gibi başka bir millet yok ama. Yok hocam, bu bak, kadar dünyayı dolaşan altın üstüne getiren. Tarihi yok, metinlerini her şeyi rahat da kabul edebiliyoruz. Yani şey değil. Ya bu da kötü bir şey değil aslında. Yok, kötü değil hocam. Şöyle bir şey. Edebi metinlerini, tarihi metinlerini okumak için onlarca alfabe bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani dolayısıyla şimdi Orhan abidelerini bakıyorsunuz bir edebiyat var, muazzam bir edebiyat var. Fakat Uygurlar geliyorlar, bu edebiyatı almıyor, bu alfabeyi almıyor. Bir devlet kuruyor. Basitçe söylüyorum, yani bu bilinen bir şey. Bir edebiyat yaratıyor hocam, bu edebiyatın temelinde maniheizm var, Budizm var. Bu edebiyat muazzam bir edebiyat yaratıyor Uygurlar, hikayeler biliyorsunuz. Peşinden hemen Karahanlılar geliyor, Karahanlılar da maalesef ondan bir şey almıyorlar. Müslüman oluyoruz, yeni bir alfabe alıyoruz, yeni bir edebiyat doğuyor, muazzam edebiyat doğuyor. Fakat biliyorsunuz Karahanlılar yıkanlar, gene Selçuklular sonuçta. Selçuklular işte bu halka hocam kopuyor. Fars edebiyatının işin garibi en büyük şairleri Selçuklular döneminde. Nizami mesela hocam. İşin garibi bugun dünyanın Firdevsi'de en büyük... Firdevsi'de Gazneli. Hocam onu diyorum şimdi. Enveri onlar hep... Evet Enveri, hep, Nizami yani Selçuklular Firdevsi olmasaydı... Firdevsi hocam hepsi İran'ın milli şairi hocam, Gazneli. Hocam, yani. Şu an dünyanın en büyük destani metinlerinin Gazneli. Başında... Şehname geliyor. Şehname'nin yazılmasını İranlılar bir Türk sultanına borçlular sonuçta. Fakat Anadolu'ya hocam geldik. Mevlana Hazretleri'nin şimdi bir şeyi var. Mesnevisi var. Farsçaya almış. Ben şimdi merak ediyorum. Yani acaba Mevlana Hazretleri camide falan millette hangi dille konuşuyordu? Yani Farsça konuşuyordu büyük. Çünkü Türkçesi biliyorsun şiirleri var. İşte men seni sever min diyor mesela. Orta Asya Türkçesi. Yani bizim o Türkçesi değil onun konuştuğu. Beh Türkçesi. O Doğu Türkçesi. Afgan. Yani. O Türkçe hatta onun şiirlerinde mülemma şiirler ve menazetlerinin yarı Farsça yarı Türkçe. Mesela diyor ki ferda kes ne danet ne bolgay. Ne bolgay Türkçe. O zaman Farsça. Şimdi bu bir dil konuşuyordu insanlarla ama şimdi o dönemde hocam bakıyorsunuz Osmanlı hani şöyle mesela diyelim Shakespeare geriye bakıyor hocam. Geriye baktım. Christoph Marlowe'u görüyor. Marlowe'un şiirlerinden ilham alabilirsiniz. Şimdi Fransa'da Victor Hugo geri bakıyor. Fransa edebiyatı. Ama bizim Osmanlı dönemi şairleri hocam geri baktık az mı? Geri yok. Kafaları karışıyor. Geri yok hocam. Geri de en yakın metin Divan-ı Lügat Türk ve Kutat Kubilik. Onu da anlayamazsınız. Çünkü o Doğu Türkçesi malumunuz. Hocam buyurduğu gibi. Biz hocam şimdi ne oluyor? Anadolu'da bakın bir Türkçe oluşuyor. Oğuz boyunun Türkçesi oluşuyor. Ve bu Türkçe ile bir edebiyat doğuyor hocam. Muazzam. Ama şu var. Anadolu'nun İslamlaşmasını, Müslümanlaşmasını, Anadolu irfanını konuşacaksak konuşacağımız kişiler kimler? Mevlana, Ahmet Fakih,
Şeyyat Hamza, Aşık Paşa, Yunus Emre, Dursun Fakih gibi insanlar. Ve bunların hepsi şair hocam. Şeyhoğlu şair. Ya da. Şeyhoğlu evet. Hı hı. Bunlar hep şairler. Şimdi bizim onların metin mesela Aşık Paşa'nın hocam 10 bin beyitlik muazzam bir külliyatı var. Garipname var. Tabii. Ve burada muazzam bir dünya tasavvuru var. Şimdi biz bunlardan az evvel bahsettiğim oydu. Yani bizim medeniyetimizin, kültürümüzün, düşüncemizin insanlara ne kazandırdık, ne verdiksek o metinleri okuyarak bulmamız lazım. Şimdi Yunus Emre hocam söylediniz. Şimdi Yunus Emre Hazretleri'nin dili Anadolu'da oluşmuş bir dildir bu dil malumunuz. Ve bu dilin şaikasıdır. Ama şöyle bir şey söylemek isterim. Şimdi biz Yunus Emre Hazretleri iki kitabından konuşuyoruz. Bir divanını bahsediyoruz, bir de Risalet-i Nusriye'yi bahsettiniz. Asıl Yunus Emre hocam Risalet-i Nusriye'de. Fakat şöyle bir şey oluyor. Ben o kitapla ilgili şunu söylemek isterim. Bu kitap nedir? Risalet-i Nusriye. Şimdi arkadaşlar dinleyiciler açsın yazsın Google'a. Şu çıkıyor karşısına. Yunus Emre etrafında yazılmış olan dini tasavvufi bir eserdir. Ya ne demek dini tasavvufi bir eser? Yani dini tasavvufi eser neden bahsediyor? Çok klişe bir tanım. Çok klişe hocam. Zaten. Halbuki bu kitap, şimdi bu kitap Risalet-i Nusriye kişisel gelişim. Ha bugün meşhur ya bu kitaplar kişisel gelişim. İşte kitapları bugün, var ya. Bugün evet bugün moda kişisel hocam, gelişim moda, dediğiniz şu zaman. Şu anda hocam dünyada en çok satılan kitaplar bunlarmış. İnsanlar mesela işte geçen de. Yani hocam, adını Risalet-i Nusriye değil de kişisel gelişim diye bassak üstünde yazarına da Yunus Emre koysak satış rekoru kırar. Hocam herhalde. Ne biliyor musun? Şundan söylüyorum. Kitabına bakıyorsunuz neden bahsediyor o kitapta? Bir. O kitap hocam altı kavramdan bahsediyor. Bakın girişte. Bu şu. Ya öfke, kibir, haset. İşte sabır. Sabır. Şimdi bu tür duygular öfke tarafından ele geçirilmiş. Kibir tarafından ele geçirilmiş. Bir insan nasıl müthiş kurtulabilir? Bir insan analitiği var hocam. Hocam müthişli bu kitap. Şimdi bir girişte şunu söylemek isterim. Bu kitabın girişi hocam çok önemli. Bakın. Şimdi bugün gençler arasında bu deizmi falan yayılmasında en büyük faktörlerin başında hocam araştırılmış. Bak bunu rahat söyleyebiliyorum. Yanlış din anlatımı var hocam. En büyük sebep din anlatımının yanlışlığı. Hatta Cenab-ı Şahabettin'in bir yazısı var 1920'de yazmış. Yani bu din adamlarının bu din anlatmasıyla İslam kendini kurtaramaz diye böyle bir müthiş bir şey var. Vaizlerimizin anlattığı din algısı bugünkü insanlarımıza hitap etmiyor. Çocuğumuza, gencimize hitap etmiyor. O dili tutturamıyorlar denmiş. Deizm anlamı. Neden? Ben şöyle bir tartışmaya şahit oldum. Bir gün. Ben de katıldım tartışmaya sosyal medyada. Efendim işte Allah neden bu kadar kendisinin övülmesini istiyor? Aha bak. Neden bu kadar işte Cenab-ı Hak tekbir istiyor, işte uğurlanmak istiyor falan gibi bir şeyler bunu tartışmışlar. Biri şunu söylemiş. Diyor ki Allah niye cehennemi yarattı? İnsanları yakmaktan hazmediyor. İnanın bak bu tartışmaya ben de katıldım. Dedim ki arkadaşlar bakın. Niye hocam? Şöyle bir araştırma yapılmış bir ilkokulda. Bir anket. Peygamberimizi mi çok seviyorsunuz, Allah'ı mı çok seviyorsunuz diye. Ve peygamberimizi çok seven çıkmış birinci. Allah'ı sevmiyorlarmış çocuklar. Kötü bir anket olmuş ama. Ama niye biliyor musunuz? Bakın şaşırmış anketi yapanlar. Demişler bu nasıl bir anket? Niye böyle? Çocuklara soruyorlar. Cevap şu hocam. Allah'ın cehennemi var bizi yakıyor. Peygamberin cehennemi yok. Bir sağlıklı bir kıyaslama olmamış. Ben gene aynı fikirdeyim. Şu hocam. Hocaya çağırmış, demişler hocam sen nasıl din anlatıyorsun bunlara ya? Sen nasıl bir Allah anlatıyorsun ki? Sürekli yakan bir Allah algısından ortaya çıkan meyve bu hocam. Yani ama şimdi ben şimdi soruyorum. Dinleyicilerime de sorabilirim. Allah cehennemin için yarattı, cennetin için yarattı. Soru, cevap. Cevap şu hocam. Cevap belki gelir dinleyicilerimizden. Hocam bak cevap şu çıkıyor. Allah cenneti ödül için yaratmıştır. Cehennemi ceza için yapmıştır. Anket yapılmış sonuç bu. Yunus Emre Risalet-i Nusriye'nin girişinde diyor ki hocam bakın çok güzel anlatıyor. Aklı bir defa şunu söylemek lazım. Yunus Emre Hazretleri'nin Risalet-i Nusriye'de en büyük yaptığı şey hocam aklı üzerine yaptığı vurgu. Şimdi tasavvuf ve akıl tartışılırken Yunus Emre işte tasavvufta akıl öncelenmez, önemsenmez, geri plana işte alakası yok. Bu kitapta hocam Risalet-i Nusriye'de Yunus Emre kibir tarafından, öfke tarafından ele geçirilmiş, mahvolmuş insanları hep aklın huzuruna çıkartır. Onlar da gelsen aklın huzuruna akılla tartışırlar, konuşurlar. Hatta bir beytini şuraya almıştım, kitaptan çıkardım hocam.
Diyor ki eğer akıl başta ise, gönül de ol tuşta ise, ikisi bir işte ise düşman bana kâr eylemez diyor. Bu yani çok akılla hocam. Gönülü birleştirdiğiniz evet. zaman akıl hocam mantık. Karşı koyamayacağınız hiçbir güç evet. yok. Bir insanın mağlup olmasının, yenilmesinin en büyük sebebi Yunus Emre'ye göre gönül ile aklın ele vermemesidir. İslam'ın temelinde zaten bu yok mu hocam? Bu ikisinin birleşmesi. O evet. da onu savunuyor zaten. İşte Rüsalet Nusret'in temelinde akıl var. Şunu diyeceğim hocam. Ona diyor ki bakın. Allah cenneti. Tam o akıl iman bütünlüğü değil mi? Hani gönül çalabın tahtı çalap gönüle baktı. Zaten onu söylüyor. Ama akıl yaptı vurguyu göster. Şimdi bak şurada bir şey var. Diyor ki orada hocam Yunus Emre Hazretleri. Uçmak Fatih Şah'ın fazlı pertevindendir. Cennet Allah'ın fazlındandır diyor. Böyle ödül müdül değil. Dilediğine verir yani. İki, evet. tamu cehennem padişahın adli pertevindendir diyor hocam. Yani diyor ki mesela Allah cehennemi adalet için yaratmıştır diyor. Ceza için değil. Vallahi ben İmam Hatip mezunuyum. Hiç duymadım bunu ya. Biz cehennemi okuduk. Cehennemi İmam Hatip 7 yıl okudum ben. Hocam bu Yunus Emre Hazretleri'nin bakışı muazzam. Allah cehennem için yaratmıştır, adalet için yaratmıştır. Çünkü insanlar dünyada bir şekilde adaleti delerler, hukuku delerler. Güçlüdür, kuvvetlidir, adamı vardır, arkası vardır. İnsanları aldatabilir. Ama cehennemin varlık sebebi Yunus Emre'ye göre adaletin tecellisi içindir diyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela burada hocam Yunus Emre Hazretleri sevgi üzerine çok vurgu yapar. Ve sevginin tehlikesinden bahseder. Bak sevginin şeyinden değil. Yunus Emre, mesela bak şimdi diyor ki bir almıştım. Neyi sever isen imanın oldur. Niçe sevmeyesin sultanı oldur. Kişinin imanı diyor Yunus Emre sevdiği şeyden ibarettir hocam. Bu çok önemli bir vurgu. Sonra bizi sevginin tehlikesine karşı uyaran bir dili vardır. Yunus Emre. Hani dedi ya severim sevilirim dünya kimseye kalmaz. Bunu herkes okuyor. Ben şunu diyorum. Severim hadi severim. Bu zor bir şey. Yani kuşu seveceksin, böceği seveceksin, insanı seveceksin, kötüleri de seveceksin. İşte bizim bir ulu karınca, nazar, bir karınca ulu nazarımız vardır diyeceğiz. Efendim 72 milleti seveceğiz. Bu zor. Başardık. Zor ama biz yapıyoruz bunu en nihayetinde değil mi? Neyi? İrademizle gerçekleşen evet. bir şey. Ya hocam, sevilmek karşınızdakini de hocam, o daha zor. O imkansız i̇şte, neredeyse. Herkes şunu okuyor. Diyor ki, zoru irademizle hocam, böyle aşabiliriz. Sevelim, dünya kimseye kalmaz. Kardeşim iyi güzel de sen sevelim dedin. Hadi sevdik diyelim. Zor da. Zor, çok zor bir sevdik, şey. Sevdik evet. Abi sevilirim nasıl yapacağız ya? Yunus Emre sevilirim diyor. Peki ben nasıl sevileceğim hocam? İnsana Yunus Emre öyle bir görev yüklüyor ki hocam. Kardeş iki görevim var. Bir sevmek, iki sevilmek. Buyur bakayım hadi. Kul hakkına girmezseniz ya, sevilirsiniz hocam. Hocam işte bak benim en asli görevi, en başta konuştuk ya insan merkezi. Hep aynı noktaya geliyoruz. Evet, evet. Yunus Emre'nin temelinde eğer sevgi varsa ikinci kısım çok zor hocam. Sevilmek, karşının da iştirak ettiği bir hadise. Hı hı, doğru. Ama sevmek benim öznel yaptığım bir şey. Yapabilirim. Sevilmek kolay bir şey değil hocam. Dolayısıyla şimdi Yunus Emre Hazretleri bir de şu var. Yunus Emre'nin yaptığı bir şey var hocam. Mesela ben şunu edebiyatçı olarak tabii konuşuyorum burada. Osmanlı Edebiyatı'nın merkezinde divan edebiyatı, tekke edebiyatı, tasavvuf edebiyatı hep bunları bölüyorlar. Bu da çok yanlış bir şey. Bak bunu her zaman söylememiz lazım. Hocam İslam tevhid dinidir. Edebiyata tevhiddir. Yani bu tevhidin esasında özünde hocam aşk vardır malumunuz. Ya yani o kelime belli. Aşk etrafında ürülen bir edebiyattır bu edebiyat. Fuzuli'ydi değil mi o? Aşk imiş her ne var ise alemde, evet, evet. ilim bir kıyılık alim evet, ancak diye. Şimdi yani aşk bir makamdır ama aşk nedir? Dediğimiz zaman hocam gene cevabını ancak Yunus Emre'den alabilirsiniz. Ondan alıyoruz. Bu adam, Yunus Emre, bu kişi hocam İslam edebiyatının, Müslüman İslam edebiyatının doktrinini, poetikasını kurmuş insandı aynı zamanda. Temelde o var. O meşhur şiiri var. Ben sık sık okurum onu. Yani bir defa şunu söylüyor. Bu dünyada aşksız Adem belli bilin yok durur. Herkesin bir nesneye sevgisi var, aşıktır. Yunus Emre'ye göre hocam aşık olmayan bir insan yok. Öyle veya böyle ya ona ya ona. Evet. Ya bir şeye aşığız. Şimdi yani aşk derken şu sorulur.
Efendim neye aşık? Abi onu ben bilmiyorum neye aşık oldum. Ama ben insan, Yunus Emre diyor ki insan, Yunus Emre insan tanımış olacağım. İnsan aşık olan canlıdır. Tanım bu. Peki neye aşıktır? İşte o kendi bilir. Sonra diyor ki o şiirinde çalabın dünyasında 100.000 türlü sevgi var. Gel gör kendi özüne hangisi layıktır? Kişi kendini en iyi bilir hocam. Evet yani Allah yaratmış dünyada 100.000'lerce sevgi var. Kardeşim git bir tane beğen. Ama sevgisiz yaşayamaz. Aşksız yaşayamaz. Ve sonra üçüncüsü de şey söylüyor. Biri Rahman-ı Rahim, biri Şeytan-ı Racim. Yazığı müjde sevgisine taalluktur diyor. O yüzden Yunus Emre şunu söylüyor. Diyor ki aşksız insan olmaz. Bir, iki. Mutlaka kendine bir aşk nesnesi bulacaksın. Amma parayı seversin, amma kadını, amma çocuğu, amma dağlara çıkmayı sen bilirsin. Aşksız insan yaşayamaz. Beğendik. Ama diyor ki hocam, üçüncü beyitte, biri Rahman-ı Rahim, biri Şeytan-ı Racim. İnsan sevgilerinin 100.000'lerce vardır diyorsa ikiye bölüyor. Şeytani ve Rahmani derler. Ya şeytani sevgi bizi azaltan sevgidir. Bizi düşüren sevgidir. Rahmani yücelten sevgidir. Basit bir şey bu yani. İkinci mısradaki şey çok önemli. Yunus Emre Hazretleri'nin bu düşüncesi hocam bizi Türk Müslüman düşüncesinin en temel meselesine getiriyor. Diyor ki yazığı müzdü sevgisine taalluktur. Kişi yazık biliyorsun Türkçe günah demek. Müzdü de sevap demek. Mesela ben şimdi şunu düşünürüm. İnsan nereden sevap alır, nereden günah alır? Basit bir cevap var hocam. Nereden alır? Eylemlerinden alır, amellerinden. Yunus Emre diyor ki hayır. İnsan sevgisinin, insanın aldığı sevap da günah da sevdiklerinden gelir diyor. Sevgi masum bir şey değil. Asla değil. Bak bu diyor ne ya. Ne sevdiğinize göre değişir. İşte, diyor ki bak yani neyi seversen imanını oldur. Dolayısıyla benim günahlarımda, sevaplarımda hocam sevdiklerimden geliyorsa neyi sevdiğime çok dikkat etmem lazım. Çok dikkat etmem. Eyvallah. Yani Yunus Emre'yi gerçekten çok farklı bir boyutuyla aktardınız ve çok da güzel oldu. Özellikle Risalet-i Nusiye üzerinden. Divana da baktığımızda tabii, benzer şeyler tabii, görüyoruz tabii, aslında. Tabii. Yani çok akıl farklı bulursun. Değil. Yani o benim sık sık konferanslarımda da dile getirdiğim meşhur bir dizesi var. Yani ey hoca istersen var bin hacca. Evet tabii. Ger bir gönül kıldın ise bu kıldığın namaz değil diyor. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Burada da aynı. Yine 72 milletten kastımız insanoğlunun 73 fırka olduğuna inanılır. Ve buradaki vurgu bütün insanlığın aslında birbirine benzediğini fakat burada diğerlerinden ayıranın samimi sevgi, muhabbet ve hakiki iman olduğu noktasında. Burada tabii sert aslında. Yunus Emre'yi biz hep böyle sevgi şairi gibi görürüz ama çok sert bir hicivci aslında hocam, Yunus Emre yani, baktığınızda. Evet. Öyle bir boyutu var. Kendi toplumunu sert bir şekilde eleştiriyor. Hakikati bilmemekle eleştiriyor. Şu bile bir sitem değil mi? Hani onun meşhur bir şiiri vardır ya, dönemine sitem olarak bakıyorum. O cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene versen onu, bana seni gerek seni dizesi bile, evet Allah sevgisini, Allah-u Teala'ya yakarışı ve nihai hedefi varılması gereken noktayı içeren bir şiir olsa da, kendi döneminin toplumuna karşı çok sert bir gönderme de var. Burada yani insan kimileri işte huri, bugün bile toplumda sık sık eleştirdiğimiz insanlar. Yani ibadetin sadece cennet için yapılması, cennetin nimetlerinin için yapılması ve asli hedeften uzaklaşılması meselesine dair kendi yüzyılını sert bir şekilde eleştiriyor. Herkes insanı. Kendi Yunus'unu konuşuyor. Öyle. Az Yunus Emre konuşmuyor. Yunus Emre öyle, konuşturuluyor. Öyle. Herkes kendi Yunus Emre'si hocam konuşuyor. Hocam işte en başına dönelim. evet. Hani Hazreti Peygamber'in sevilmesi, Allah'ın işte hani cennetle yakması bahsinde dedik ya, herkes nasıl algılamasını istiyorsa veya nasıl görmek istiyorsa ona göre görüyor. Evet. Yunus'u da o şekilde. Bir de Yunus Emre'ye dair söyleyecekleriniz varsa hocam şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Yunus Emre az evvel çok bir tarafını ben, bir tarafını siz söylediniz. Yani Yunus Emre dediğimiz kişi sevgi tarafını ele alındığı zaman, şimdi sevgi tarafından ele alınca ben
Rüstemlerin sevgiye karşı şiddetli bir şekilde uyarılar yaptığını söylüyor. Aynı şeyi söyledik aslında. Onu diyorum işte. Tabii. Yani siz de bak diyorsunuz ki bu adam aynı zamanda çağının müthiş bir eleştirmenidir. Yani acaba şimdi Yunus Emre'nin gördüğü o biz Yunus Emre'nin gözünde o çağı okuyabilir miyiz? Ey Müslümanlar zamana yattı oldu, Müslüman az o da kıymetli oldu diyor ya. Müthiş bir şeydir. Şöyle bir cümleyi konuşabiliriz uzun uzun. Burada konuşalım diye söylemiyorum. Sırf üzerinde ey hoca istersen var bin hacca. Hepsinde iyi de bir tabii. Müthiş bir şey hocam ya. Bin kez hacca git ve hoca diye hitap ediyor. Ama şurada, bir noktaya gelmemişseniz bunların hiçbirisinin bir karşılığı yok diyor. Bu bundan sert bir eleştiri olabilir hocam, mi o toplumun? Hani şey var ya Atilla İlhan'ın meşhur kitapları vardır ya hangi batı, hangi sol var ya. Gerçekten bu hangi kelimesi önemli hocam. Şimdi ben şunu konuşsam hani hangi Yunus'tan bahsedeceğiz? Yani? Çünkü o kadar çok Yunus Emre var ki. Evet evet. Malumunuz yani Anadolu'da Yunus Emre'nin onlarca makamı var. Yani bir de Aşık Yunus var, Yunus Emre var, Emrem var, Yunus Emrem var. Bursalı Galip Aşık Yunus var. Bir sürü Yunuslar var. Yani. Çünkü şey gibi hocam hani o Mevlüt tarzı, Mevlüt evet, konuşurken evet. Süleyman Çelebi'nin Vesilet-i Necat'ı muhteşem bir metin. Bunu evet. Söyledik muhabbeti içeren ve onun benzeri onlarca Mevlüt var dedik. Bir Mevlüt edebiyatı oluşuyor. Bu Yunus Emre için de geçerli. Yani bir Yunus Emre var. Bildiğimiz, belki konuştuğumuz o eserlerin sahibi olan bir Yunus Emre var. Fakat ona öykünerek her dönemde yeni Yunuslar ortaya çıkıyor. Ve bunlar karışıyor. Ben Fatih Köksal Hoca ile bir program yapmıştım Anadolu Üniversitesi için. Orada hoca şunu ısrarla vurgulamıştı. En güvenilir gördüğümüz nüshalarda bile ve bugün pek çok otorite tarafından kesin Yunus'a aidiyeti ifade edilen nüshalarda bile Yunus Emre'ye ait olmayan sonraki dönemlerde yazılmış ve bu nüshaların içerisinde dahil edilmiş şiirler var diyor. Hocam şu an Yunus Emre şiir dediklerimizin %90 ona ait değil. Yani. O cennet evet, siz biraz daha yani, ileri bir noktaya getirdiniz. Yani o hani şu ilahiler falan okunuyor ya cennet cennet ve mesela işte efendim sol cennetin ırmakları gibi sorduğum sarı çiçeği gibi onları söylüyorum. Çok popüler şiirlerin %90'ı bile ona hatta hocam bizim Mevlid diye okuduğumuz metin var ya Risalet'in şeyin Vesilet-i Necat. Onun bile şimdi birisi alsa Süleyman Çelebi'nin yazdığını baksa bir de okunana baksa der bunun hangi aynı mı acaba der. Çünkü o halk irfanı var hocam. O özünü, esasını gerçekten çok derin ve büyük bir hikmetten alan bir halk irfanı var hocam. O maşeri vicdan var ya o metinleri dönüştürmüş gerçekten. Şimdi Yunus Emre Hazretleri'nin bir mesela namaz işte bir gönlü kırdırırsan bu kıldığın namaz 72 millet elin yüzünü yıkamaz değil diyoruz ama şimdi bir taraftan da aynı Yunus Emre'nin şiirleri var. Şimdi şurayı almışım. İşte Müslümanın diyen kişi şartını da bilse gerek Tanrı'nın buyruğunu tutup 5 vakit namaz kılsa gerek diyor. Sonra diyor ki benden öğüt ister isen eydi vereyim bildiğimden budur çalabın buyruğu tutun oruç kılın namaz diyor. Sonra diyor ki her kim bu sözden almadı 5 vakit namaz kılmadı bilin Müslüman olmadı ol tamuya girse gerek diyor. Yunus Emre'nin bir tarafı da şunu söylüyor. 5 vakit namaz kılmayan kişi Müslüman değildir. O cehenneme girecek diyor. Bunu diyen Yunus Emre. Öbürünü diyen Yunus Emre. İşte hocam bu var ya belli makama göre. Çünkü adam diyor ki namaza gerek yok kardeşim. O batinilerin var ya namaza ne gerek var? Kıyameti, biz namazı açtık. Bizim bir hocamız var üniversitede. İkinci Hasan gibi kıyameti ilan ediyor. Bundan sonra diyor bana itaat etmek dışında hiçbir dini vazifeniz yok diyor. Hem de Ramazan gününde yapıyor bunu. Tabii. Hocam şey derler ki bu Mevlana Hazretleri o Moğol istilasının o dehşetin yaşandığı Konya'da ki Yunus Emre de o çağın insanı şöyle bir şey anlatırlar. Adam birisi bir eve gelmiş. Çok mutlu. Neşeli böyle. Hanım demiş ki hayırdır demiş. Ne oldu bugün bayağı neşelisin. Ya demiş hanım bugün camiye gittim demiş. Bir hoca bir vaaz etti. Ya, cennete girmek bayağı kolaymış demiş ya. Nasıl ne dedin? Ya arkadaşlar 5 saat namazı kılın. Günaha da fazla bulaşmayın. Girersin cennete dedi. Kolay ben yaparım. Öbür akşam adam geldi diyor. Adamın surat düşmüş. Beti benzi atmış, öfkeli. Ne oldu diyor. Ya hanım diyor, bugün bir vaaz etti diyor. Cennete girmek imkansız bir şey. Vazgeçtim, yapmayacağım diyor.
Ya hocam, aynı vaaz oradan vaaz ediyor. Yunus Emre bu insan tiplerini her birisi aslında, hocam şunu ben bir şey söylemek isterim. Şimdi 17. yüzyılda hocam, lima edebiyatı şairleri arasında, Nef'i'de, Nabi'de müthiş bir şey şiirlere başlıyor. Mevlana Hazretlerine şiirler yazılıyor. Kasideler, metiyeler, övgeler yazılıyor. Yani lima edebiyatta bunlar artıyor. Bir de mesnevi şerhi geleneği başlıyor. Şu var hocam, 17. yüzyılda neden divan şairlerin divanlarında Mevlana Hazretlerine şiirler yazılıyor? Hocam niye biliyor musunuz? Bak basit bir şey var. Şimdi tarihle beraber okursak bunu görüyorsunuz. Malumunuz siz daha iyi biliyorsunuz. Ben o kadar derin bilemem ama Kadızadeler ve Sivasiler hadisesi var. Halvetilerle. Evet, işte Osmanlı'da müthiş bir tartışma başlıyor. Kadızadeler efendim işte aklı, mantığı işte esas alalım, işte tasavvufu reddedelim falan. Hop. Sivasiler tasavvufu savunuyorlar. Hocam bir müddet biliyorsunuz Kadızade'ler galip geliyorlar. Devlet desteği var hocam. Evet, devlet desteği var, galip geliyorlar. Hatta Mevlevi dergahları kapatılmış, tasavvuf yasaklanmış bir müddet biliyorsunuz. Müthiş şeyler olmuş. Hocam o anda işte bizim divan şairleri tavır alıyorlar. Bir tavır alıyor. Bu entelektüel tavır çok çalışılmıyor hocam. Çalışılmıyor. Mesela Şehzade Mustafa öldürüldüğü zaman da kanuniye karşı ciddi bir edebi tavır var. Hocam, küstahçı değil, çok edebi, çok estetik hocam, ama tavrını da ortaya, Nisai'yi mi? Nisai'yi var işte, Nisai diye bir hanım şairimiz var hocam. Fazla sert tabii. Ya var Nisai var işte, yani bir sürü şair var. Bunlar yani bu Rus cadusunun diyor sözünü alıp dedim ya. Aynen öyle. Türre Sultan'a değil mi? Ve kanuniye hocam çok ağır metinler var. Ama bak şimdi şunu diyeceğim, mesele şu hocam. Ama şimdi, padişaha bile tepki gösterebiliyorlar işte. Gördüğünüz. Ağır bir metinler, padişaha da eleştiriyor. Kalemin gücü hocam. Müthiş. Ama şu var hocam bakın. Hani bazen şöyle söylerler. Efendim, hatta bunu Halil Nacık hocamız da o patronaj kitabında bunu yaptı. Hocam biz şunu bilmiyoruz. Bak benim halim. Osmanlı'da hocam kut sahibi iki kişi var. Bir padişah, bir de şairler. Şimdi hocam şairlere dokunulmuyor. Bunlara o ozan geleneğinden, baksı geleneğinden gelen çok derin bir saygınlığı var hocam. Mesela Kanuni Sultan Süleyman evlatlarını, torunlarını hocam boğduruyor ama kendini o kadar ağır dille eleştiren şairlere hiçbir şey yapmıyor. Onları aslında asması lazım. Yavuz daha sonra bunu yapanlar var ama bu şeyden de geliyor işte. Eski Arap geleneğinde de aynı şekilde. Hani şairlere her zaman değer verilmiş. Öldürülen gelirken de konuşuyor. Nefi. Yani o da boğuluyor aynı şehzadeler gibi. Evet. Bir tek dördüncü nefi. Murat yani. Dördüncü Murat'ı. Evet, o da işte etrafındaki bir şey var hocam. Şu var. Özellikle çünkü şairlere muhtaçlar. Bakın. Yahya Kemal diyor ki. Kamuoyu hocam. Ama şu var. Kamuoyu. Okul, tabii kamuoyu. Şimdi şey diyor ki Yahya Kemal. Naima diyor. İpşir Paşa'yı. İpşir Paşa kimse hocam? Ali Paşa. İpşir Paşa'yı bütün bayağılığıyla yererken şunu söyler diyor. Erzurum Beyler Bey isyan edecek. Hakkında İbrahim yazılmış zamanı. Bir tane kaside yoktur der diyor. Hocam Osmanlı'da hakkında kaside yazılmayan insan değersiz bir insandır. Bitti. En değerliler mesela Nabi'nin kaside yazmadığı sadrazamlar var. Mesela Kara Mustafa Paşa'ya hocam çok az yazılmış kaside. En fazla kaside yazılanın başında Merzifonlu Fazlı Paşa geliyor. Mesela çok fazla yazılmış. Fazıl Ahmet Paşa kendisi de fazla. Geçen ya. Hafta konuştuk onu. Çok Fatih özel bir Çalışır insan hocam. Hoca vardı. Çok özel bir insan. Medresi ya. Şeyden terk. Yani onun ilginç bir hikayesi var. Fazıl Ahmet Paşa normalde müderris olmak istiyor. Ve iyi de aşama kat ediyor. Fakat dedikodu çıkıyor medresede. İşte Mehmet Paşa'nın oğlu ya. Evet. Yani babasının torpiliyle geldi. İşte caka satıyor. Bütün birikimi o sebeple diye böyle inceden inceye medresede gönderme yapınca sınıf arkadaşları diyelim. O da bunu gurur yapıp terk ediyor medreseyi. Biraz babası da istiyor bunu. Sonra işte valilik yani bürokrasiye gelecek ama ilmi olan sevgisi, düşkünlüğü hiçbir zaman bitmiyor. Etrafında ciddi bir ilim halesi oluşturuyor. Osmanlı'da evet. Şehzade Korkut da böyle. Bazı hocam Fatih'te böyle bürokratlar Yavuz böyle. Yavuz da öyle. Yani şimdi, etrafında ciddi bir ilmi şey oluşturuyorlar. Hocam ilim var, şairler var. Bak yani padişahın büyüklüğü, yüceliği etrafındaki şairlerle ölçüyor. Devlet alanlarının mesela Rüstem Paşa'ya yazılmış bir tane kaside yok hocam.
Hocam ona da yazılmasın. Bir tane yazmışlar, o da kime? Lanet Mersiyesi. Kime? Lanet. Kime? Ölünce kime? Lanet etmişler. Rüstem Paşa'ya. Rüstem Paşa'ya. Hocam bir kaside kazılmış. Rüstem Paşa'ya. Bu kadar, yani öyle kaside herkese de yazmıyorlar yani. Yazılan kişiler, hocam kaside bir taraftan devleti ebedileştiriyor. Padişahı ebedileştiriyor. Menakıbı Beşiktaşlı Yahya Efendi diye bir kitap var Mehmet, evet, Dahi'nin. Orada işte Rüstem Paşa'nın ölümünü Yahya Efendi'nin bir kerameti olarak gösteriyorlar. O işte, evet, kızmış bir şey ona şey ve ona bir böyle bir tür beddua vari bir şey ediyor. Aslında hikaye şu. Yani bu gerçekte böyle bir şey yok da Şehzade Mustafa taraftarı ya Yahya Efendi. Evet. Rüstem Paşa da onun ölümünün o dönemin sufileri arasında başlıca müsebbibi gösterildiği için literatürde üzerinden bir hesaplaşma gibi belki görmek, evet, gerekebilir onu. Bu ilginç. Peki hocam, Hacı Bektaş Veli üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani onun işte eseri var, makalatı var, ona ait olduğu ya da ait olup olmadığı öne sürülen eserler var. Aslında Yunus Emre ile çok farklı bir dil konuştuklarını düşünmüyorum ben. Hocam Yunus Emre olsun, Hacı Bayram Veli olsun, daha sonra Hacı Bektaş Veli olsun, Aşık Paşa olsun, Garip Nami olsun, ya da işte mesela Şeyhat Hamza olsun, Ahmet Fakih olsun, Mevlana. Hocam bunlar hep aynı dili konuşuyorlar. Yani Ahmet Yesevi Hazretleri'nin o Orta Asya'da, yani o işte Yesi şehrinde yaptığı şeyi Anadolu'da yapıyorlar bunlar. Dolayısıyla mesela o şeyde çok güzel metinler vardır. Rahmetli Esat Çoşan makalat çevirisi, Hacı Bektaş Veli makalat çevirisi. Çok güzel bir külliyat olarak hocam, yaptılar şimdi. Hocam muazzam. Orada bir metinler vardır. Mesela imanı anlatmış. Nihat Bey sağ olsun kulakları çınlasın. Bana hediye etmişti. Yani çok güzel bir külliyat halinde, evet, hazırladılar, bastılar onu. Çok nefis bir baskı olmuş. Hacı Bektaş'a dair hocanın bütün çalışmalarını bir araya getirmişler. Getir, değil mi? Güzel, evet, bir emek, evet, ürünü, evet, de olmuş. Ya şimdi diyeceğim şu hocam, bizim bu metinler üzerine, bak edebiyatçılar dahil, bak bize edebiyatçılar dahil. Çünkü biz edebi metinlerde, kitaplarda hala Risalet-i Nusriye'ye dini tasavvufi eser diyor. Hocam bunlar dini tasavvufi eser değil. Öyle bir şey yok. Bunlar dini eser değil. Tasavvufi eser de dini değil. Dini tasavvufi çünkü ne öyle bir demek? Kavram o yok. Da ilginç bir kavram. O, onu biz icat ettik. Klişe bir kavram. Mesela Yunus Emre şöyle diyor. Tasavvufi demek dini demek zaten. Hocam, ayrıştırmaya gerek yok. Hocam Yahya Kemal'in, şimdi şöyle bir şey söylemek isterim. Yahya Kemal'in bir yazısı var hocam. Diyor ki etrafımızı diyor Frenk lügatleri sardı diyor hocam. Ne biliyor musun? Şuna kızmış. Ya Fuzuli'ye lirik diye bir yazı yazmışlar birisi. 1920'lerde hocam bak. Lirik. Hı hı. Lirik ne ya diyor. Lirik ne diyor. Ben diyor Fuzuli'yi 300 yıldır okuyor Türkler diyor. 350 yıldır. Ben ilk defa Fuzuli'nin lirik olduğunu öğrendim diyor. Buna kızmış. Şimdi siz hocam şöyle düşünün. Bugün biz bakın. Edebiyatçıyım ben. Oturup size söyleyeyim. Kitaplarımıza bakalım. Edebiyat kitaplarımıza. Üniversite hazırlık kitaplarına. Fuzuli lirik, nef'i satirik, nabi didaktik, işte efendim Nedim romantik ve işte lirik. Hocam ya bizim kendi şiirimizi anlatacak terimlerimiz yok şiir ya. Şiir tanımı çıkartıyoruz. Şiir türleri çıkartıyoruz ve bu kalıbın içerisine yerleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi buz bak, kalıbı gibi düşün. Yani illa o dediğimiz kalıbın içerisinde şimdi, girmek zorunda. Bir şiire baktığınızda dört türün özelliğini birden görebiliyorsunuz aslında bazı şairler. Hocam Yahya Kemal bakın şöyle diyor. Diyor ki lir nedir lirik? Romalılar lir diye bir alet çalarlardı ve duygusal şiirlerini onunla beraber söylerlerdi. Yahya Kemal diyor ki Romalılar, Batılılar diyor bir nesneyi adlandırırken, bir şeyi adlandırırken nesne ile adlandırırlar diyor. Lirden, lirik, lirsel olan demek. Hı hı. Yani biz diyor Türkler bir şeyi adlandırırken o şeyin kendisini adlandırırız. Yani aşık edebiyatı diye bir şey, aşktır bu diyor. Fuzuli'nin yaptığı aşktır. Lirik falan değil. Şimdi mesela ne yapıyoruz? Didaktik diyoruz. Didaktik kuru demek, yaman demek. Ya hocam siz buradan bakarsanız Nabi'yi anlamamız mümkün. Nabi şartlandırmış oluyor. Nabi hikemi şiir yazıyor. Hikemi şiir yapıyorum ben diyor adam. Hikmet dilinden şiir yazıyorum ama siz onu didaktik diyorsun. Şimdi kavram böyle bakınca hocam
Bir gün bir yerde minyatür ve edebiyat ilişkisini tartışıyoruz. Dedim ki ya şimdi biz minyatür diyoruz ya, bu minyatüre mesela Levni minyatür mü diyordu buna? Biz minyatür diyoruz da evet, Levni ne diyordu? Hocam Levni buna nakış diyordu. Değil mi? Suret diyordu. Ve Nevli minyatürcü nakkaştı ya. Hocam şimdi siz adı nakış olan, suret olan bir şeye minyatür diye bakarsanız konuştuğunuz şey o olmaz ya. Az evvel çok güzel dediniz. Yani biz batıda aldığımız terimlerle kendi şeyimizi anlamaya kendi çalışıyoruz. Kendi kavramlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Hocam, mesela oradan sizin çıkamayız biz. Başta konuştuğumuz da odada vardı ya. Tarihi işte batı kavramlarıyla hala evet, anlatmaya ve aktarmaya çalışıyoruz. Benzer bir şey bu da işte. Aynısı doğru, hocam. Biz doğru Orta yani. Doğu diyoruz. İşte Orta Doğu. Ya bizim Doğu aslında Orta Doğu kime göre? İngilizlere göre Orta Doğu. Ya bize göre orası Güney ya. Orta Doğu Güney ya, ya da Yakın Doğu yani. Yani evet, bize göre Orta Doğu herhalde Özbekistan falan olur yani. Özbekistan falan olur yani. Bize göre. Şimdi biz Orta Doğu deyince, bir de Orta Doğu bataklığı deyince hocam artık Orta Doğu'daki ya bizim Kabe'miz orada ya. Evet, hocam, maalesef kendi terminolojimizi, kendi kavramlarımızı üretme konusunda ciddi bir problem yaşıyoruz. Çok problem. Bir de siz belki bu konudaki fikrinizi de merak ediyorum. Bazı araştırmacılar, yani modern araştırmacılar, Batı kanonu kitabı evet, üzerinden Herat Batı'da mi? Kanon olduğunu ama Doğu'da bir kanonun hiçbir zaman evet, olmadığını söylüyorlar. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Yani bizde kanon var mı? Bence var aslında bakarsanız. Yani o tanımla ifade etmek gerekir mi bilmiyorum ama bence Doğu'da hemen hemen herkesin okuduğu, artık kanon olmuş eserler var bana göre. Hocam, malumunuz kanon sopa demek. Kanon kelimesinin papazlar işte okuma eser çocukların kafasına vurdukları değinene kanon derlermiş yani. Baskıdır. Kanon bir fikri, düşünceyi dikte etmektir. Çok güzel. Bu kanon bu yani. Şimdi Herat Brun'un kitabı hocam dehşet bir şeydi. O Batı kanonu. Batı kanonun temelinde şu var Herat Brun'a göre. Bir kitap Shakespeare'e yakınsa değerlidir, uzaksa değersizdir. Kaldır at gitsin diyor. Hiçbir anlamı yok. Yani odak Shakespeare burada. Evet evet, Shakespeare. Yani bir taraftan o, bir taraftan şimdi dünyayı İngiliz merkezli okumaya biz kanonluyoruz yani. Vallahi böyle. Şu anda bizim haritalarımız da İngiliz merkezli. Geçen hakikaten... Her şey İngiliz merkezli. Hocam geçen ne oldu biliyor musun? Ben şaşırdım. Ya bizim saatimiz GSR mi ne? Greenwich saati. Greenwich saati 2, artı 2 diyor. Bu artı 2 ne diye merak ettim. Neyse şimdi şu andaki dünya haritası hocam bakıyoruz. Biz şimdi bir yerdeyiz. Amerika solda, Çin sağda ya, Avusturya falan. Dünya tam ortadan bir ölmüşte İngiltere'nin ortasından geçiyor. Greenwich'ten geçiyormuş. Ya kardeşim dünyanın ortası niye bu? Adam kendine göre ayarlamış hocam. İki saat, oradaki iki, artı iki de şeymiş. Ya biz iki saat geriymişiz onlara göre. Hocam bütün dünya İngilizlere göre hocam, kavramlar, hocam, tarih, programlarımı edebiyat, da öneriyorum. Kaşgarlı Mahmud'a göre mi bakalım? Yoksa ya, İslam coğrafyacılarına göre mi bakalım? Değil mi? Mekke Medine olsun ya, veya işte Karabağ olsun. Evet işte hocam biz şu anda... Şu an İngilizlerin yaptığı onu diyorum. Evet işte. İngiliz yapmış ama yani helal olsun adam. Yaptırmış dünya bunu, kabul ettirmiş. Hatta biliyorsun 1836'da mı ne? Fransa ile İngiltere birbirine giriyorlar. Senin saat benim saat mi olsun diye. Hocam İngiliz'e galip geliyor. Yani. Jack Goody'nin. Şu anda öyle konuşuyoruz, ne yapalım? Tarih Hırsızlığı kitabı var. Herkes okumalı bence. Jack İş Bankası'ndan yayınlandı. Çok da mükerrer baskıları da yaptı. Tarih Hırsızlığı diye. Jack Goody antropolog evet, aslında. Çok... ve Afrika kabileleri üzerine, Ladoga kabilesi üzerine ağırlıklı çalışmış ama sonra bu Batı'nın tarih hırsızlığı üzerine kurguluyor. Ve İngiltere'nin hatta genel anlamda Batı dünyasının bugün sahiplendiği pek çok icadın aslında çok daha erken dönemlerde saat dilimleri de dahil olmak üzere, zaman dilimleri de dahil olmak üzere ve pek çok işte pusula, ustur vesaire... farklı coğrafyalarda, bazen Afrika'da, bazen Orta Doğu'da, bazen Uzak Asya'da bir şekilde bilindiğini, kullanıldığını, tabii, fakat modern tarih yazıcılığının etkisiyle bunu İngilizler ağırlıklı olmak üzere Batı'nın kendisine mal ettiğini ve bir anlamda diğer toplumların tarihlerini çaldığını ifade ediyor. Özetle. 9 ve 10. yüzyıllarda zaten enlem ve boylam dereceleri aslına uygun olarak İslam coğrafyacılar tarafından ölçülüyor. Evet. Astronomlar tarafından ölçülüyor.
Hani bunlar zaten yapılmış. Üsturlabı zaten Müslümanlar çok rahat bir şekilde kullanıyorlar, bulmuşlar, etmişler. Hocam. Ama İngilizler. Hocam şu anda öyle haritaya bakanlar şu anda İngiltere'nin gözünden dünyaya bakıyorlar. İzleyicilerimiz çok dikkatli bu arada. Bir Gökhan Yanar Bey bir yorumda bulundu. Hocam diyor, benim hatırladığım der Meti Rüstem Paşa diye bir kaside var. Gerçi biz hiç yok demedik. Bir tane hocam, var demiştik. Yani Rüstem Paşa'nın bir sözü var. Ortası ayrık yazıyı sevmezin diyor. Bir lafı var bunun. Ortası ayrık yazı. Şimdi eski şiirde mısra bir mısra iki mısra karşı karşıya. Divanlar ortası boştur böyle. Sevmezin diyor. Yani istisna durumda bir kaste bir... Ama Rüstem Paşa ile ilgili en ünlü şiir hocam, öldüğü zaman şeyin yazmış olduğu Taşta Yahya'nın yazmış olduğu muazzam mersiyedir. O da lanet mersiyesi. Evet, beyefendi kasti söylemişti. Taşlıcalı Yahya. Hiç bilinen bir şiir yok. İlginç. Atilla Şentürk Hoca yayınlamıştı onu da. Hocam, çok güzel bir metin. Şimdi evet muazzam metin ve dediğiniz gibi Cesare Mustafa daha boğulur boğulmaz hocam onlarca şiir yazan. Müthiş metinler var. Hocam onlar o bize... yazılan edebiyatın tepkisi, bir de ben o dönemde sufilerin tepkisi üzerine çalıştım. Yani Gülşeni, şey. Gülşeni Şeyhleri, Yahya Efendi vesaire daha pek çok mutasavvuf mesafe koyuyor Kanuni'ye. Bu kadar yani edebiyatçılar kadar somut tepkileri yok ama kendilerini çekiyorlar. Devletin o inamından da uzaklaşmaya çalışıyorlar. Yahya Efendi süt kardeşi olduğu için biraz daha cesur, sertçe bir mektup yazıyor Kanuni'ye. O da medreseden atıyor süt kardeşini. Evet. Tepkisi, verdiği tepki ne biliyor musunuz? Bugüne kadar diyor, çok kızmış ama hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Bugüne kadar çorbamızı diyor ekmekle yerdik, bundan sonra ekmeksiz yeriz diyor. Yani senin verdiğin para bana sonra Beşiktaş'a gidecek işte efendim. Orayı imar edecek vesaire. Hocam şimdi programın sonuna geldik. Harika. Yani zaman gerçekten çok hızlı geçti. Aydın hocama hassaten bir teşekkürde bulunmam gerekiyor. Biraz rahatsızlığı var. Evet, ona rağmen geldiler. Programa dahil oldular. Şimdi son 1,5 dakikamız kaldı. Öğrencilerimize her programda yapıyorum. Yani ilgili meraklı öğrencilerimize tavsiyeleriniz ne olur? Birkaç cümleyle belirtirseniz programın sonunda böyle bir geleneğimiz yani, var. Yani akademik anlamda mı diyelim hocam? Tabii. Önerileriniz ne olur? Ya, okuyun. Vallahi okumak zaten yani. İşin temelinde de hocam. Öncelikle biz hocamla gelirken de zaten çok konuştuk bu konuları. Dil öğrenmeleri. Hani gerek edebiyat olsun gerek tarih olsun dil olmadan olmuyor. Tarih her zaman okunuyor. Yani bir yerde bir şekilde fırsat bulup okuyorsunuz da. Ama dili öğrenmediğiniz sürece okumanın bir faydası çok fazla görülemiyor maalesef. Yani sonuçta hani bir yerden desteklemek, bir kaynak dili bilmek lazım. Dolayısıyla hani öncelikle tarihçi olacaklar için ben dil bilmek diyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam ben şöyle bir şey acizane söylerim. Yani bir böyle bugün psikiyatriste birisi gittiği zaman böyle rahatsızlanıyor, gidiyor. Diyelim ki 30 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında. Şimdi doktor onunla konuşuyor hocam. Eğer çıkamazsa diyor ki senin çocukluğuna inmem lazım diyor. Hocam bu bana çok garip. Adam bir demiş ki ne çocukluğu demiş ya. 50 yaşına geldik daha ne çocukluğu. Demiş beyefendi çocukluk bitmez. Çocukluk çağı geçiyor ama etkisi geçmiyor. Dolayısıyla hocam bir insanın ruhsal anlamda sağlığına kavuşması için çocukluktan getirdiği travmaların bir şekilde çözülmesi lazım. Eyvallah. İnsan hocam milletlerin çocuklukları var işte. Bir sürü sorunlarımız var. Hocam bu sorunların kaynağı çocukluk çağlarımıza inmemiz lazım. Çok. O çağların o metinle yüzleşmemiz lazım. Eyvallah. Bence hocam diyorum saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her iki hocamıza da değerli Doğu'dan Batı'ya tarih takipçileri, izleyicileri. Bu haftaki yayınımızın da sonuna geldik. Çok keyifli bir yayın oldu benim açımdan. Önümüzdeki hafta çok değerli konuklarım ve çok ilginç bir konuyla karşınızda olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, afiyetle kalın.